Herkese merhabalar arkadaşlar. Analitik geometri ve dönüşüm geometrisi konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Öncelikle arkadaşlar ne göreceğiz bugün? Analitik geometri konusunu göreceğiz. Alt başlıkları nokta analitiği ve doğru analitiği bir de dönüşüm geometrisini göreceğiz arkadaşlar. Dönüşüm geometrisi de öteleme, dönme ve yansıma olarak üç kısma ayrılıyor. Ayrıntısıyla göreceğiz. Bir de ÖSYM tarzı sorumuz var. Zannetmeyin ki hocam bu ne ya çok kolay çok basit bir soru gibi gözüküyor demeyin. Evet basit olduğunu ben de biliyorum ama üniversite sınavındaki soruya çok benziyor. Ve göreceksiniz ki birazdan zaten size söyleyeceğim bu sınavda çıktı bu da sınavda çıktı bu da sınavda çıktı diyeceğim. Ve göreceksiniz ki analitik geometri o kadar da korkunç zor bir şey yok. Ve sorularda kolay geldiğini yapabileceğinizi göreceksiniz. Hemen ben daha derse başlamadan geometrik kitabımızdan nerelerdeyiz onu gösterelim. Bakın üçgenler bitti, dörtgenler bitti, Çember bitti. Daire bitti. Ve katı cisimler uzay geometrisi bitti. Şimdi nokta analiti yapacağız. Doğru analiti yapacağız. Ve de arkadaşlar dönüşüm geometrisi yapacağız. Şurada çemberin analiti gibi küçük bir konumuz kaldı. Ve geometriyi artık yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Ve de arkadaşlar matematikte mi var hocam? Yoksa geometride mi var denilen trigonometri aslında geometrin içindedir arkadaşlar. Tabi çoğu kitap bunu ayrı bir fasikül olarak verir. Bazıları geometrinin içinde verir dedi, diyeceğim ama çok nadir. Genellikle matematiğe dahil ederler. O yüzden de arkadaşlar trigonometriyi biz geometrinin içinde iki videoda anlatacağız. 11 ve 12 geometrisi olarak. Bir de arkadaşlar analitik geometri fasikülümüzü fasikülümüzden şimdi ödev verelim. Sonrasında unuturuz unutmayız. Aklımızdan çıksın. Analitik geometri fasikülü arkadaşlar görmeyen vardır belki. Hemen kısaca gösterelim. Ee, yeni nesil soruların olduğu ve gerçekten de güzel hızlanmış çıkmış sorulara benzer var ve bütün ayrıntıları yaptı. Ufak konu anlatımı, örnek soru çözümü ve de hemen anında bir kendini deneyebileceğin testin ve sonrasında da ileri temel, orta, ileri ve sınav tarzında testleri olan bir fasikülümüz. Gayet de güzel. En önemlisi ÖSYM'nin YKS müfredatına ve yeni nesil soruları yüzde uyumlu bir kitap. Bunu unutmayalım. Ve de öğren bitsin. Hashtag ile de bu kitabı paylaşıyoruz arkadaşlar. Yaptıktan sonra. Bu arada çok güzel. Gerçekten baya baya her şeyin örneği de var. Benim çok hoşuma gidiyor. Arkasında da tabii ki de testlerimiz yine mevcut. Burada da bayağı bir yine testi var. Sonrasında da cevap anahtarı geliyor. Ödevimiz tamam arkadaşlar. Çünkü bu, bu konu bittiğinde artık bir şey olacak. Zaten büyük ihtimal iki haftanızı almaz. Parça parça çalışırsanız 15 günde biter. Toplam zaten 100 sayfa bir şey. Günde 6 tane sözsen 15 günde biten bir fasikül. Süper. Hemen başlayalım artık. ÖSYM tarzı zaten çözeceğiz. Hemen devam edelim. Geldik buraya arkadaşlar. Hemen ne diyoruz bakın. Noktanın başlangıç noktası. Başlangıç noktaları aynı olan iki gerçek sayı doğrusunun dik kesişmesiyle meydana gelen sisteme koordinat sistemi ve sistemin belirttiği düzleme analitik düzlem Arkadaşlar bakın sayı doğrusu neydi? Sıfırla daha doğrusu eksi sonsuzla sonsuz arasında olan ve bir tane sıfır noktası olan orada da bir doğrudu. Ve biz buna bir tane de dik çizersek arkadaşlar ne olacak? Yine sıfıra sıfırda kesişsin. İşte biz bunu oluşan sisteme dik koordinat sistemi diyoruz. Ve sistemin oluşturduğu düzleme artık bu düzlem nedir arkadaşlar? Analitik düzlemdir ve analitik geometrik konusu da buradan çıkmıştır. Geldik şimdi. Peki burada ne var hocam? Farkındaysanız iki sayı doğrusu olduğu için demek ki benim noktalarım iki tane elemanlar oluşacak. Bu elemanlardan birincisine ben ne diyorum? Apsis diyorum arkadaşlar. İkincisine Koordinat diyorum bakın koordinat ordinat oradan aklınıza gelir bir karıştırmazsınız zaten. Ordinat y arkadaşlar absiste x'ler olacak ve benim her zaman analitik düzlemde bir nokta gösterirken her zaman neyim olacak? X'lerim ve y'lerim yani iki tane elemanım olacak unutma. Ve hemen bakalım bir tane a noktasından bahsediyorsa bana ve a noktası a'ya b ise bu a bizim için nedir arkadaşlar yine söylüyoruz x'in üzerindeki noktadır, b de y'nin üzerindeki noktadır arkadaşlar ve bu nokta ikisinin kesiştiği noktada olacak. Yani a'dan dikeylemesine b'den yataylamasına birleştirdiğin nokta senin a noktan olacak. Ve de analitik düzlemde orijin denilen yani o ile gösterilen orijin denilen sıfıra sıfır kesişim noktasında unutmamak lazım. Ve 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 öğrencilerin en çok karıştırdığı yer, en önemli kısımlardan birisi o da şu arkadaşlar x eksen'i üzerinde. Y yoktur. X ekseni üzerinde Y yoktur. Yani mesela burası neresi hocam? Bak bu nokta nedir biliyor musun? Bu nokta A'ya sıfırdır. Mesela burası neresi hocam? İşte onu şimdi söyleyelim. X ekseni üzerinde ordinat sıfırdır. Yani Y yoktur. Ve de arkadaşlar Y ekseni üzerinde de apsis sıfırdır. Yani X yoktur. Y ekseni üzerinde X yoktur. O zaman bu noktada neresi? Bu noktada tabii ki de sıfıra B noktasıdır dedik. Ve arkadaşlar bunları bir de biraz daha somutlaştırmak için matematikte fonksiyonlarda da çok işe yarar. Mesela burada x'in yerine sıfır koyduğunda cevabın b'dir arkadaşım. Unutma tabii ki de fonksiyonun grafiği mesela buradaki b noktasından geçiyorsa. Tabii b noktası dediğimiz y'nin üzerindeki b noktasından geçiyorsa. Yoksa bu nokta nedir? Bu nokta sıfıra b noktasıdır. Ve f, f sıfır eşittir. B noktası da bize yine işimize yarar. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar unutmadan. Analitik geometride çok iyi olmak için Orta düzey ve biraz üstü geometri bilmeniz lazım. Geometri bilirseniz matematikte çok işinize yarar. Nerede işinize yarar? Mesela fonksiyonlarda işinize yarar. Mesela grafik çizmelerde, birinci denklemlerle ilgili sorularda, parabollerde, kesişimlerde çok işinize yarar. Oraları da biliyorsanız burada çok rahat kullanabilirsiniz. Yani Toteli bizi mükemmel bir öğrenci, matematik ve geometri öğrencisi dönüştürüyor. Unutmayalım dedik ve bu kısmı artık geçebiliriz. Burada söyleyeceklerimiz bunlardı. E apsis ve ordinat dedik. Bir de son olarak şunu söyleyelim. Y ekseni artık bizim için ordinat ekseni deniyor mesela. Ordinat ekseni bunu unutmayalım. Bir de arkadaşlar x ekseni de artık ne diyeceğiz? Absis ekseni diyeceğiz. Bunu da unutmadan söyleyelim. Ordinat ekseni, absis ekseni. Yani x ve y eksenleri değil artık. Absis ve ordinat ekseni diyebiliriz. Çünkü analitik geometri değiştik. Bunların artık özel isimleri var. Geldim buraya. Basit evet ama bir kere daha hatırlatalım. 3'e 1 noktası. Bakın 1, 2, 3. Y'de de 1. 1. İşte bak aldım bunu. Bu noktam neresi arkadaşım? A noktası 3'e 1 noktası. Bak burası 3. Y'si de 1. O zaman 3'e 1 diye yazdım. Geçtim. Vakit kaybetmeyelim. Eksi 1'e 3. Bak x'i eksi 1. Y'si 3. Geldim. 2, 3. Yani şuradan mı bahsediyorum? Aynen Johnny Vine'den. Ne oldu burası? 3 oldu. Y, x'i de eksi 1 oldu. O zaman burası da B noktasıdır. Eksi 1'e 3. Hemen buradan da okuyabilirim eksi 1'e 3'te. Ya da bunu yazmak istersem de eksi 1'e 3'te yazıyorum. Hemen devam edeyim. 4'e 2. Hemen bakalım 4'ü e 2 nerede? Bakın 4 burada, 2 buradaydı zaten. Hemen bunu da yeşille gösterelim. 2 buradaydı, çektik. 4 buradaydı, tamamdır. O zaman bu noktada nedir? C noktası 4'ü e 2'dir. Burayı da hallettik. Şimdi bir de eksi 2'ye 1'e bakalım. Eksi 1 buradaydı, eksi 2 burada. Bir de eksi 1'i söylüyor bana, o da burada. Bunları da yine yeşille birleştirmiş olduk. Ayrı yerlerde olduğu için fark etmez. D eksi 2'ye eksi 1 olmuş olacak arkadaşım. Evet geldik en kritik noktaya. İşte bakın burası çok önemli şimdi. Ne diyor bana? Burayı iyi anlayalım. Ne diyor bana? 1'e 0. Bakın y'si 0. O zaman bu x'in üzerinde işte bu nokta nedir? x'in üzerinde 1'dir ama gerçekte 1'e 0 sıfır noktasıdır. 0'a 4 diyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 de şurası. İşte bu noktada aslında nedir? sıfıra 4'tür çünkü burada da x olmadığı için y'nin üzerindedir dedik ve bitirdik x'in üzerinde y yoktur y'nin üzerinde x yoktur ve bunları da yazarken unutmayalım fonksiyonlarda da çok önemli bir daha söylüyorum mesela bakın f1 bu noktadan geçiyorsa grafiğin fonksiyonun grafiği bu noktadan geçiyorsa f1 0'dır bu noktadan da geçiyorsa aynı zamanda o zaman f da 4'tür dedim ve bunu unutmaman gerektiğini söyledim öğrencilerin en çok karıştırdığı iki nokta aklımızda olsun dedik. Bunu da güzel güzel gösterdik ve bitti. Geldim buraya. Analitik düzlemde 5, 2m-6 noktası x 80 üzerinde. Bir dakika. x 80 üzerinde neydi? y yoktu. O zaman neydi? 2m-6 eşittir 0. Buradan da ne yaptık arkadaşlar? m eşittir. Uzatmayalım. Karşıya attın eksi 6'ya artı 6. Bölü 2 yaptın 3. Bakın arkadaşlar her zaman beyniniz elinizden daha hızlı çalışır. O yüzden lütfen beyninizi kullanın. Kafanızın içindeki o ...organı çalıştırın. Geldik böyle... ...devam ediyoruz. Bir daha arkat Attın... ...karşıya 6, böldün 2'ye 3. Şimdi buraya geldim. 3 eksi... ...n virgül, 4 noktasında y ekseni... ...üzerindeymiş. Arkadaşım y ekseni üzerindeyse... ...o zaman x yoktur. O zaman ne diyorsun? n de 3'tür. E ne buldum ben? m'yi 3... ...n'yi 3 eşittir de... ...9 bulmuş oldum çarpımını. İşte bu kadar. Olay bu kadar basit. Yapmanız gereken bu. İlk bilmemiz gereken bilgiler bunlar ve analitik geometri safi bilgidir. Yani ezber gerektirmiyor ama hep böyle böyle şeyleri bilmek lazım. Çok şey var ama yavaş yavaş lütfen parça parça çalışarak halledin. Özellikle diyorum ya size yani burada fasikülde mesela parça parça gidiyor. Bak şuraya kadar zaten nedir? Noktanın ettiği Sen de buraya kadar çalış bir oturmaya. Sonrasında doğrunun analiti. Mesela burayı da iki, iki parçada çalış ya da ne bileyim bir parçada çalış. Bir gün otur öğlene kadar öğlenden biraz geçebilir belki yine bitirirsin. O yüzden lütfen sen de parça parça çalış ama sizden ricam bütün kuralları bir kağıda yazın. Nokta yönetimi pat 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 pat, doğrunun yönetimi pat 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 pat, dönüşüm geometrisi pat 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 pat. Hepsi olsun elinizde kağıtlarla ilk başlarda bakarak yapın ama sonrasında kesinlikle kağıdı kaldırın. Geldim. musin ha geldik çıkmış bir soruya. Bakın bu soru yakın zamanda çıktığımda haberiniz olsun. Musin matematik dersi çalışırken dik koordinat düzleminde y ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Bakın y ekseni üzerinde bir nokta işaretlersen o noktanın x'i yoktur. Y'si de y1 diye bir şeydir. Bilmiyorum neresi olduğunu. Sonra bu noktanın absisini 3 arttırıyor. Bak şimdi. Ne yapacağım? Birinci hamlem ne olacak? Bunun absisini 3 arttırıyorum. Arttırdım arkadaşım. Ordinatını 2 azaltıyorum. Ordinatını da 2 azalttım. Birinci hamlem bu. Azalttım. İkinci bir nokta buluyor. Bakın bu nokta daha doğrusu şöyle yapalım. Bu bizim birinci noktamız olsun. Sıfıra y1. Bu da bizim ikinci noktamız olsun. Çünkü ikinci nokta buluyor diyor. İkinci noktaya da aynı işlemi uyguluyor. Bakın ikinci noktaya da aynı işlemi uygularsam... ...üçüncü noktayı bulurum. Aynı işlemle hemen absisini 3 üç arttırıyorum. 3'te 6 oldu. Ordinatını da 2 azaltıyorum. Zaten 2 azalmıştı. 2 daha azaldı. Ne oldu? Y1'den 4 azalmış oldu. Bu işlemi uygulayarak... X ekseni üzerinde üçüncü noktayı buluyor. Bak 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 bak. Üçüncü noktayı buluyormuş. Neredeymiş? X ekseni üzerindeymiş. X ekseni üzerinde Y var mı? Yok. Attın karşıya demek ki Y1 dediğim şey benim için 4'müş arkadaşım. İşte bu. Süper. O zaman diyor ki üçüncü noktaya aynı işlem uygulanırsa bakın dördüncü noktanın orijine uzaklığını soruyor. Orijine uzaklığını hemen söyleyeceğim göstereceğim. Hemen bakın şimdi arkadaşlar. Burası ne oldu? E, 6'yı da 3 arttıracağız yine. Bakın aynı işlemi uyguluyoruz. 3 arttırdım. Ne oldu? 9 oldu. Ve de 2 azaltacağım. O zaman burası da eksi 2 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın e, analitik geometrinin nokta bilmek çok önemli. O yüzden size gösterelim. 9'a eksi 2 neresi? Şurada bir 9 noktası. Şurada bir eksi 2 noktası var. Bakın burası 9. Burası da eksi 2 noktası. Yani şuranın yüksekliği 2. Buranınki de 9 olduğunu gördüm bu uzunluğun. Şimdi bu noktam nerede? Burada arkadaşlar. Buradaki noktanın orijine uzaklığı diyor. Orijin de burası olduğu için bakın ufak bir Pisagor'dan hemen 2, 9, 2'nin karesi 4 artı 9'un karesi 81 kök içinde olursa ne olacak? Bu noktanın uzaklığı olacak. Hatta ben bu noktaya da şey diyebilirim. Ne bileyim? D'ye D dördüncü nokta ya bu. D noktası olsun. D'ye O diyebiliriz. O zaman ne oldu? D O noktası şey doğrusu. Kök 85 olmuş oldu. Bakın daha hocam uz uzaklığı görmedik, uzunluğu görmedik diyebilirsin. Görmene de gerek yok. Çünkü analitik geometri az buçuk geometri bilgin varsa yani orta seviye biraz altı biraz üstü o zaman analitik geometri felaket yapabilirsin bir sıkıntı yok. Bakın noktaları öğrendiklerimizden yaptık. 2 azalttık, 2 arttırdık ve arttır arttır gittik ve bu noktayı bulduk. Bulduysak da orijin uzaklığı da kolay. Çünkü orijin zaten safi bir dik üçgen sağlıyor bana. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyelim. Analitik geometri bu ikisi birbirine dik olduğu için arkadaşlar y ile x ekseni. Bu ikisi dik olduğu için felaket bir dik üçgen, benzerlik ve e, öklit buna benzer şeyler çok oluşuyor. Haberiniz olsun ki bunların hepsini göstereceğim merak etmeyin. Geldim buraya. A artı 4 B eksi 2 noktasının X eksenine uzaklığı 5 birim. Şimdi arkadaşlar bunu normalde kitaplar bir konu veyahut da bir bilgi olarak veriyor. Ben çok uzatmak istemedim ve bunu size göstermek istedim. Mesela 5 uzaklıymış. X eksenine 5 uzaklığındaysam arkadaşlar bakın bir nokta diyelim ki şu nokta. X eksenine 5 uzaktaysa arkadaşlar bu nokta ya yukarıdadır ya da aşağıdadır. O yüzden bu noktanın sen Y'sini bilirsin. Y'si ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Ne demek istiyorum? X eksenine uzaklık noktanın y'sini verir sana. Ha anladım. Bak gördük mü? Bir noktanın x eksenine uzaklığı o noktanın y'sini verir sana. O zaman ne diyorum bak? B eksi 2 eşittir 5 ya da B eksi 2 eşittir eksi, eksi 5'tir arkadaşlar. O zaman ne yaptım bak? B eşittir ya 7'dir ya da B eşittir nedir arkadaşlar? Eksi 3'tür dedim. Eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak attım. O zaman olay bitti. Ben şu an B'yi buldum. B'nin alabileceği değerleri bulunuz diyordu. B'nin alabileceği değerleri buldum. Şimdi neyi bulacağım? A'nın alabileceği değerleri bulacağım. Bakın Y eksenine uzaklığı da 3 birimmiş. Herhangi bir nokta çizeyim sana. Bu nokta önemli değil. Diyelim ki şurada bir nokta olsun. Bakın bu noktanın Y'ye uzaklığı 3 birimse e, bu nokta burada da olabilir. E, burada da olabilir. Bakın bu noktanın pardon. Bu noktanın uzaklığı 3 birimse burada da olabilir, burada da olabilir. O zaman ne diyorum arkadaşım? Bak, 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 bak. Bir noktanın y'ye olan uzaklığı 3 birimse arkadaşım. 3 birimse. Bu nedir? O noktanın x'inin uzunluğunu verir bana. O zaman ne diyorum? y eksenine uzaklık nedir? x'i verir. Kaçmış? 3. O zaman aynısını burada yapacak mıyım? Yapacağım. Hemen yeşille yapayım onu da. a artı 4 dediğim ne olacak arkadaşım? Ya 3'tür, a artı 4 dediğim ya da eksi 3'tür. O zaman at karşıya a ne oldu? Eksi 7 pardon eksi 1 burası eksi 1. A ne oldu? Eşittir eksi 7 oldu. Kafa çok çalıştığı için biraz bir anca öbür işleme geçti hemen. Yetişemedim hızına. Siz de kesinlikle yine söylüyorum kalemden çok beyninizi kullanın ama biraz dizginleyin onu. Çünkü bir anda alttaki işlemi yapar. O zaman yanlış yapmış olursunuz. Allah'tan ki düzelttim. 4'ü karşıya attık. Eksi 4. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1. 4'ü karşıya attım. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 4. Eksi 7. Olmuş oldu. Ve bu güzel kısmı da konu olarak anlatılan kısmı biz soru üzerinde açıklayarak anlattık. Aklımızda olsun. X eksen uzaklık derse Y'den bahsediyor ama artı ya da eksi. Y eksen uzaklık derse o noktanın x'inden bahsediyor. Artı ya da eksi unutma. Yine söylüyorum yine söylüyorum. Analitik geometri tam bir nokta okuma işidir. Arkadaşlar her zaman söylerim bunu. Şimdi de söylüyorum. Analitik geometri nokta okuma, nokta tahlili yapma üzerinedir. Bakın şimdi ben size biraz önce ne demiştim? Demiştim ki dik koordinat düzlemindeki bu diklik bize öklit, muhteşem üçlü, ondan sonra benzerlik bu gibi şeyleri çok verir bize. O yüzden yine koyduk buraya 90'ı ve bir şey fark ettik. Burası da 90'dı. 90'dan 90 inerse ne olurdu arkadaşım? Öklit olurdu. Öklit diyen de var. D de diyen, T de diyen var. Fark etmez. Şimdi öklit'in anlamı neydi? Bakın burası 0 6 noktasıysa o zaman bu yüksekliğin benim 6'dır. Geldim aşağıya. Eksi 3'e 0'sa o zaman bu uzaklığım benim 3'tür. Geldim buraya. C noktasının X1'e Y1 dememe gerek yok. Çünkü 0'dır zaten. O zaman şu uzaklığımda x1 uzaklığı olsun. O zaman ne diyorum arkadaşım bak çok dikkatli izle. Öklit var mı? Var. O zaman 6'nın karesi eşittir. 3 çarpı x1. Yüksekliğin karesi tabanların ayırdığı parçaların çarpımıydı. O zaman buradan da ne gördüm? 36 bölü 3'ten x1 nedir arkadaşım? 12'dir dedim. Bak x1'in 12 olduğunu buldum. Çok güzel bir şekilde. Bize şimdi ne soruyor? Alan ABC'yi soruyor. ABC. Tamam bu alanı soruyor. E, yüksekliğin var mı arkadaşım senin? Var. O zaman alan ABC hemen söyleyelim. Nedir? Yükseklik 6. Tabanın kaç? 3'ten 12'ye bakın. Eksi 3'ten 12'ye. 3'ten değil. Eksi 3'ten 12'ye 15 var. Bölü 2 var arkadaşım. Niye? Yükseklik çarpı taban bölü 2 bize alan verirdi. O zaman alanımızda ne oldu? Alanımız 45 oldu. Güzel bir soruydu. Niye? Nokta tahlili yapman gerektiğini çok iyi anladın ve bitirdim geçtim. Bakın bu ne hocam Allah'ın seversen deme. Çünkü nokta tahlili yaptın mı soru biter. Nasıl hocam? Gösterelim. Şimdi çok dikkatli bakarsak dik koordinat düzlemi tamam eyvallah. Yerleştirilen iki tane eş kare çok dikkat. iki tane eş kare A noktasının koordinatları da 30'a 13. Ha süper. O zaman diyor ki A noktasının A'ya B olan koordinatlarının toplamı nedir diyor. Şimdi sakince ne bir kere indirelim. Bu nokta nedir arkadaşım? 30 13. 30 sa şuradan çıktın geldiğin bu nokta 30 birim. Yüksekliğin kaç? Y de 13 ise o zaman buradaki yükseklik de 13'müş. O zaman birinci çinko geldi. Ne o? Yüksekliğim 13 ise karemin bir kenarı 13'tür. O zaman bu kenarda 13'tür. Eş kareleri olduğu için burası da 13'tür. Burası da 13'tür. Burası da 13'tür. Burası da 13'tür hatta ve hatta burası da 13'tür. Orayı da yazmıyorum. Şimdi çok dikkat arkadaşlar. Yine söylüyorum. Analitik geometri size çokça benzerlik, Öklit 3 yani muhteşem üçlü her şeyi sağlar. O yüzden bakın şimdi. Ben size bunu çok defa anlattım. Dik üçgenlerde anlattık. Başka üçgenlerde benzerlikte anlattık. Bakın burası dik. Kare olduğu için burası dik ve bakın burada da bir geçiş 90'ı var. Ben buna bu tabiri vermiştim. Demiştim ki geçiş 90'ı o zaman arkadaşım bak burası tek çizgiyse bu dik üçgen çift çizgidir. Burası tek çift çizgi tek çizgi 90, tek çizgi 90 o zaman burası çift çizgidir. Çift çizgi 90, burası tek çizgidir. Hatta abartmıyorum birazdan kullanacağım için devam edeyim. Burası 90, burası geçiş 90'ı. Tek çizgi 90, çift çizgi 90, çift çizgi tek çizgi artık mideniz bulandı bıraktım. Şimdi bak arkadaşım çok dikkatli izle. Artık olayı algıladım ben. Bu arada bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bu iki üçgene baktığımda şu iki üçgene. Bunların açıları aynıysa bunlar ya benzer ya eş. Hep bu cümleyi kullanmıştık. Açılar aynıysa ya benzer ya eş. Ya, ya benzer ya eş. O zaman ne dedim arkadaşım? 90'ın karşıları aynı kenarlarsa 13 ise o zaman bunlar eştir. Peki buraya kadar 30'du. Burası 17 olduğuna göre demek ki 13 olduğuna göre demek ki buradaki mesafem 17. 17 ise arkadaşım bak şuraya bir K desem o zaman burası eş oldukları için tek noktanın karşı tek çizginin karşısı K ise burası da K mıdır? Evet. Burası da o zaman nedir? 17 eksi K'dır. Neden? 17 eksi K ile K'yı toplarsan şu mesafe 17'dir. 13'e toplarsan 30'dur ve bitti. İkinci çinko geldi. Süper. O zaman burada bir dik üçgen var. K'nın karesi artı 17 eksi K'nın karesi eşittir 13'ün karesi. Zaten bu gibi yerlerde bize direkt özel bir üçgen verilir arkadaşlar. Kimi vermişler? 5, 12, 13'ü vermişler. Ya da 12, 5, 13'ü vermişler. Hangisi olduğunu bilemiyorum. Çünkü K 5 olabilir. 5 olursa burası 12 olur. 5, 12, 13 üçgeni olur. K 12 ise bak burası da 5 olur. İkisi de olabilir. ha peki hocam nereden bileceğiz? Bak arkadaşım tabii ki de burası 13 değil mi? 13. O zaman şu yüksekliğin senin 13 olacak. Peki, burası bak 13'e daha mı yakın? Evet. Hatta ve hatta burası kısa, burası uzun olduğu için görüyorsun ki demek ki benim K5 ve de yüksekliğim 12 olacak. Peki burası ne olacak? 12. Burası ne olacak? 5. İşte işte bu olayı bitirdik. 3. çinko geldi. 4. Dördüncü, 4.cüyü de yaparsak o zaman olayımız biter. Gel hemen devam edelim o zaman. Bakın yine aynı üçgenin benzerliği. Bu üçgen, bu üçgen, bu üçgen birbirine benzer değil eşlerdir. O zaman burada da tekin karşısı 5 olacak ve çiftin karşısı 12 olacak. O zaman 5, 12, 13 üçgeni de burada var. Bize A noktasını soruyordu. A noktasını gördüğün üzere o zaman A noktasının absisi, absisi 12'dir. O zaman A noktasının absisi 12'dir. Ve B noktası da arkadaşlar, A noktasının ordinatı da Yükseklik 17 olduğu için 17 olacaktır dedim. Ve bu kısmı da bitirmiş olduk. Çok da iyi yaptık. Çok da güzel yaptık. Ve burayı da bitirdik. Tabii ki de e, geometri şekli aldanılmaz. Ama buranın biraz aşağıda buranın yukarıda olduğu da gözüküyor. O kadar da değil. Ve toplamı da ne oldu arkadaşlar? 12 artı 17 29 olmuş oldu. Çok iyi bir sorudu. Sınavda çıkmamıştı daha önce ama çıkabilir. Her sınavda çıkanı yazmıyoruz sınavda çıkabilecek olanı da yazıyoruz. 2021 aday diyelim geçelim. Ve bölgeler. Bölgeler çok önemliydi. Trigonometri de 11. sınıfta görmüştünüz. Analitikte gerçi bu sunu, bunu 11. sınıfta gördünüz. Aklınızdadır. Zaten fonksiyonlardan çok iyi biliyorsunuz. X'lerin üzerinde sağ taraf artı sol taraf eksi. Y'lerde de yukarısı artı aşağısı eksiydi. Birinci bölge X'lerin ve Y'lerin artısına denk geldiği için. Tabii ki de x'ler ve y'ler artı artı sıfırdan büyükler. İkinci bölge x'lerin eksisine y'lerin artısına geldiği için o zaman x'lerim eksi y'lerim artı olacak. Geldim üçüncü bölgeye hop üçüncü bölgeye bir baktım. X'ler de y'ler de eksi olduğunu unutmayalım. Dördüncü bölgeye geldiğimde x'im artı y eksi. Burada en önemli tabirler bunlar. X'in artıysa artı demek sıfırdan büyük. Y eksi ise o zaman ne diyeceksin? Sıfırdan küçük diyeceksin. Bunları da unutma aklında kalsın. Hemen örnek soruma geçeyim. Analitik düzlemin ikinci bölgesindedir. Bak ikinci bölge hemen görseli hatırlayalım. İkinci bölge ne oldu? İkinci bölge x'im eksi y artı. x'im eksi y artı. O zaman eksi m ne oldu? Küçüktür sıfır. Hemen bunu yazdım. Bir de şunu yazayım arkadaşım. Burada da ne var? Eksi ne? Büyüktür sıfır dedim. Her iki tarafı eksiyle çarparsam. Bakın <laughs> yine laciverti değiştirdim. lacivert alıp. Ne oldu? Her iki tarafı eksiyle çarparsam işaret yön değiştirir. Sakın bunu unutma. Her tarafı eksiyle çarparsam işaret yön değiştirir. Sakın bunu unutma. O zaman demek ki M sıfırdan büyük, N sıfırdan küçükmüş. Hatta ve hatta ben gözümün önünde olsun. M artıymış, N de eksiymiş arkadaşım. Burayı anladık. Geldim buraya. Bana B noktası hangi bölgededir diyor. Hemen bir tahlil yapalım. M eksi N. M mi büyük, N mi büyük? Bakın M daha büyük. Eksi artıya bakma sen. Yani burada eksi artı kafanı karıştırmasın. M artılarda ne eksilerde? M daha büyük. Büyükten küçük çıkarsa her zaman sıfırdan büyüktür arkadaşım. Geldim buraya. Biri artı biri eksi. İki tane zıt işaretin çarpımı da nedir? O da sıfırdan küçüktür çünkü eksidir. O zaman bakın birinci bölgede B, B benim için ne oldu arkadaşlar? B burası artı olduğu için ve ikincisi eksi olduğu için o zaman benim bölgem ne oldu? Birincinin artı ikincinin eksi olduğu Tabii ki de dördüncü bölgeydi. O zaman bu nokta nerede çıktı? Dördüncü bölgede çıkmış oldu. Hemen şöyle güzel yazımla da yazmış olayım. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Yine söylüyorum bakın sıfırdan küçük muhabbetlerini unutma. Bunu söyledik ve geçmiş olduk. Geldik iki nokta arasındaki uzaklığa arkadaşlar. Hele şükür nokta tahlilini bitirdik ama çok güzel sorular yaptık. Şimdi devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Hala nokta analitindeyiz. Birazdan doğrunun analitine geçeceğiz. Ama lakin ki nokta tahlili ve nokta analiti çok önemli. Zaten bilirsen dönüşüm geometrisi senin için rahat olur. E, doğrunun analiti de senin için rahat olur. Hemen iki nokta arasındaki uzaklığa bakalım. Arkadaşlar çok kolay bir olay. Çünkü niye? İki tane nokta biliyorsun sen. Bu noktalardan B olan nedir? X2'ye Y2. Hemen A olan da nedir? X1'e Y1'dir e arkadaşlar. Çok dikkat edin şimdi. Ben bu ikisi arasında ben bu ikisi arasında uzaklık alacağım. Bu ikisi arasında uzaklık alırsam burada bir dik üçgen oluşuyor. Bu dik üçgende ne var arkadaşım? Bak burası y'lerin farkı. Y, y2 eksi y1. Burası da nedir arkadaşım? X2 eksi x1'dir. Ve burada da dik olduğu için o zaman sen AB arası uzaklığı rahatça bulursun. Neden? AB arası uzaklık aslında burası nedir? AB'nin karesi. Bunun karesi bunun karesidir. Ama tabii ki de direkt AB'yi istiyorsak her iki tarafı da köke aldığımız için AB'nin kendisi kök içinde X'lerin farkının karesi, Y'lerin farkının karesi. Bakın burada hocam bana verilenlerde hangisinin üstte hangisinin altta olduğunu bilemem ben. Ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacaksın. Gözünü kapatıp X'leri çıkaracaksın, Y'leri çıkaracaksın. Neden? Çünkü ister eksi 5 çıksın orası ister artı 5 çıksın fark etmez. Kare aldığın için hiçbir sıkıntı yok. O zaman bir kere daha söylüyorum. Sen uzunluk yaparken arkadaşım x'lerden istediğinden başlayabilirsin. y'lerden de istediğinden başlayabilirsin. Çünkü kare alıyorsun hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki ikisinin farkını al. Unutma. Bir de sana burada şunu söyleyeyim. Ondan sonra geçeyim arkadaşım. Ne söyleyeceğim şey? Bakın burada genellikle özel üçgenleri verirler. Kim? 5 12 13, 6 8 10, 3 4 5, 7 20, 24 25, 8 15 17. Veyahut da A2 A A kök 5 A3 A A kök 10 bunları çok kullanırlar. Sen de o zaman keko olma hemen ne yap x'leri çıkart y'leri çıkar. Gidip işlem yazma. Yine söylüyorum aklını beynini kullan hemen hızlıca yaparsın dedim ve bu kısmı bitirmiş oldum. Şimdi bakın ben bir tane örnek vereyim sana. Hemen bak şimdi. Mesela 2'ye eksi 2 noktası olsun. Bir de ne olsun arkadaşlar? 7'ye 10 noktası olsun. Bakın şimdi. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor bana. Hemen ne yaptım bak. 2 ile 7 arasındaki uzaklık. 2'den 7'yi yedi, 7'den 2'yi çıkarttım. 5. Eksi 2 ile 10 arasındaki uzaklık. 10'dan eksi eksi 2 yaptım. Ya da eksi 2 eksi 10 yaptım. Eksi 12 ya da artı 12 çıktı. O zaman 12. Bak birinin arasındaki uzaklık 5. Birinin arasındaki uzaklık 12. Bak işte sana demek istediğim bu. İşte burada benim istediğim Doğrunun uzunluğu nedir arkadaşım? Doğru parçasının uzunluğu 13'tür. Sana adam ne yapar? Bilindikleri bilir. Ben de hemen kafamdan bilindik bir şey yazdım ve sana örneği gösterdim. Ama tabii sorular böyle gelmeyeceği için ben sana başkalarını yapayım. Bak ne diyor? Analitik düzlemde A noktası var, B noktası var ve AB arası 15'miş. O zaman bak arkadaşım. AB'nin uzunluğu hemen zaten burada vardı formülüm. Bakın şöyle koysam olur mu? Fark etmez. Böyle koymaya da gerek yok. Şuradan da bakabilirim. Hemen ne var? Bakın A, B'nin uzunluğu. X'leri çıkart. A eksi 3'ün karesi. Hemen ne yaptım? Artı. Bakın bundan bunu çıkarttım. Hiç fark etmez. 5 eksi eksi 7 nin karesi. Tabii ki de burası kök içindeydi. Ya da hiç fark etmez. Direkt karesini de alabilirsin. Her iki tarafın karesini aldık. Burası 225 çıktı. Geldim buraya. O zaman hatta ve hatta neyse devam edeyim ben. A eksi 3'ün karesi artı ne oldu burası arkadaşım? 12'nin karesi oldu. Bakın aslında ben size şunu söyleyecektim. Biraz önce bir duraksadım ya. Orada şunu söyleyecektim. Burası 15'in karesi arkadaşım. Sen yine bak yine yeniden bir şey görmen lazım. 12'nin karesi, 15'in karesi sanki burada bir 12 9 12 15 üçgeni varmış gibi. O zaman hiç uğraşma. De ki arkadaşım sen a 3'ün karesi eşittir sanki 9'un karesi gibi. Bak bunu unutma. 9, 12, 15. Demek ki A eksi 3, 9. O zaman her tarafı köke alırsan arkadaşım. işte çoğu arkadaşımızın yine matematikte ufak bir eksiği ya da hatırlamasında sıkıntı olduğu bir yer var. O da nedir? Bakın burası A eksi 3'e 9 değil. Mutlak değer A eksi 3'e 9 gelir. Çünkü çift kuvvet kare, kare kökle götürülürse götürüldüğünde orada mutlak değer. Çiftleri unutma. Çiftler kökle giderse mutlak değer gelir. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. ...bakın A ya 12'dir... ...12 eksi 3 9'dur... ...ya da arkadaşlar A... ...bakın eksi 9 olması lazım... ...eksi 9 olması için de A'nın eksi 6 olması gerekiyor... ...ya da sen hızlı yapmak istemiyorsan... ...A eksi 3'ü 9 eşitle... ...A eksi 3'ü eksi 9 eşitle... ...oradan da olur dedim... İşte bakın yine bir pratik... ...yine bir şey... Hmm, ...bilindik bir şey... ...bu bilindikleri unutma sakın... ...bak benim gibi gidip de yazıp... ...buradan ikinci dereceden denklemlerin içinde boğulma... ...öyle bir hataya düşme... Geldim bir başka soruya. X eksen üzerinde bulunan bir A noktasın bir şey X ekseni üzerinde bulunuyorsa arkadaşım o zaman bu A noktası X ekseni üzerinde bulunuyorsan sen o zaman sen X'e sıfırsındır. Bitti. Yani X1 de yazabilirim veyahut da X diye bilinmeyen koydum fark etmez. O zaman bu iki noktaya eşit uzaklıktaysa hemen iki noktanın arasındaki uzaklık yapıyorum. Bakın A ile B'nin arasındaki uzaklık eşittir nedir? A ile C'nin arasındaki uzaklık dedim. Hemen bakın ne yapıyorum? X eksi eksi 3 yapıyorum. Artık uzatmıyorum. Karesi artı. Bakın X eksi eksi 3 yapıyorum. Burası eksi 3 olduğu için artı 3 oldu. Bir de ne yapıyorum? 0 eksi 3 yapıyorum. Yazmasam iyiydi ama yazdım artık net görün diye. Yine bir kare kök yapıyorum. Ne yaptım hemen? A ile C noktasına bakıyorum. X tamam. Eksi 2 yaptım kare kök. Burada ne oldu? Karesi artı. Bir de ne yapacağım? Sıfırdan 2 çıkacak. Yine fark etmez. 2'den sıfır mı? Sıfırdan 2 mi çıkar? Hiç fark etmez. Bunları da yaptık. Her iki tarafın karesini aldığında bunlar gider. Şurayı bir açalım. x kare artı 6x artı 9. Buradan da 1 artı 9. Geldim buraya. Burası ne arkadaşım? Yine x kare artı 4. Pardon. 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 Çok önemli burası. Eksi 4x artı 4 geldi. Bir de ne var arkadaşım burada? Artı 4 var. Şimdi çok dikkatli bakarsan ne yaparsın? Şirinleri görebilirsin. Buradan bunları götürdük. Eksi 4 karşıya geçti. 10 x oldu. Burası da 8'di. 18 karşıya geçerse de eksi 10 olmuş oldu. O zaman ne yaptık? X eşittir. Eksi 1 çıkmış oldu. Ve A noktasının absisi nedir diyor. Tabii ki de absisi soracak. Başka ne soracak arkadaşım? Biz de absisini bulduk. Eksi 1 dedik. İşte geldik. ÖSYM tarzı kapaktaki sorumuza şimdi geldik arkadaşlar. Üniversite sınavında inanmayacaksın. Çok yakın zamanda bu soruyu da sordular. Bak gör arkadaşım şimdi. Üniversite sınavında gerçekten geometri bakın ee, şu an geometri yavaş yavaş çalıştı hızlı hızlı videoları geçen varsa yine bir şeyler anlamıştır. Ama gerçekten sene başından beri geometri çalışıyorsan test kitaplarından gereken konuları çözdüysen ve gerçekten geometriyi az buçuk sevip önemsediysen gerçekten yapabiliyorsundur, yapacaksındır. İnan buna çünkü çok zor bir şey yok inan buna. Geldim buraya arkadaşım. Ne var burada şimdi? Hızlıca bakıyorum. Yukarıdaki ölçeklendirilmiş haritada 3'e 9 noktasında bir A varmış. Bir de burada B noktası varmış bir de C noktası varmış. Şimdi A ile B arasındaki uzaklığı bulabilir miyim? Bulurum. Nedir bu? Kaç kilometre olduğunu soruyor. Bu harita zaten ölçeklendirilmiş yani küçültülmüş. O zaman ne yaptım arkadaşım? Bak A ile B arasındaki uzaklığı hıp hızlı buluyorum. 15 3 arası nedir arkadaşım? 15 3 arası 12'dir. 9 4 arası 5'tir. O zaman ne diyorum bak? AB nedir uzunluğum benim? 13 birimdir. Bak AB arası 13 birimdir. Geç. AC arasına geldim. Bak aynısının tıpkısının benzerini AC için yapacağım. AC için yaparsam hatta onu da burada yapayım. Bakın A ile C 3 9 6 17 9 8 e, o zaman ne oldu arkadaşım? İç kasmam ben. AC arası 10 birim olmuş oldu. Bakın 10 birim yazıyorum. Çünkü bu harita üzerinde 10 birim. Ama gerçekte neymiş? 12 kilometreymiş. Aa bir dakika. Bir dakika. Haritada 10 birim. Gerçekte 12 kilometre ise. Haritada 13 birim. Gerçekte kaç kilometredir? İşte bu. Peki birimler arttıkça kilometre artar mı? Aynen. O zaman bu doğru orantı mıdır? Evet. Çaprazlamasına yardırdın mı? Aynen Johnny. Aynen. O zaman 13 ile 2'yi çarptın. 250... Kaç etti? Çok özür dilerim. Ne 256 ya? Ne etti? 156 etti. O zaman ne oldu? X eşittir. Tabii ki de her iki tarafı 10'a bölmek demek. 1 virgül atmak demek. O zaman 15,6 ne olmuş oldu? Kilometre olmuş oldu. AB uzunluğum. Çok da güzel yaptık. Çok da, da iyi yaptık. Bence artık bu soruda geçebiliriz. Yine söylüyorum yine söylüyorum. Üniversitede sınavında çıktı. İsteyen yakın zamandaki 3 sene içindeki sorulara baksın. Gerçekten orada da görecektir. Geldim orta noktaya. Artık uzatmayalım. Bir şeyin orta noktasını bulurken 3 ile 5'in ortasını bul desem sana toplayıp 2'ye böleceksin arkadaşım. Hop ne bulacaksın? 4. O zaman analitik geometride her yerde öyledir arkadaşım. Her yerde ne yapacaksın? 2 nokta arasındaki orta noktasını bulmak istiyorsan aradaki orta noktayı o zaman x1 artı x2 bölü 2 yapacaksın. Tabii ki de y'ler de orta noktaya gelecek. y1 artı y bölü y1 artı y2 bölü 2 yapacaksın. x'ler ayrı ayrı y'ler ayrı ayrı. Zaten bundan sonrakilerde de göreceksin. Orta nokta ne yapılıp toplayıp 2'ye bölünecek unutma. Her zaman ya gerçek hayatta neyi bölüyorsan toplayıp 2'ye bölüyorsun uç noktaları. Geldim buraya. Eksi 4, 6 falan filan noktalarından ABC üçgenin BC kenarına ait kenar orta uzunluğu. Bak şimdi bir ABC üçgeni var. Tamam burası A eksi 4'e 6. Burası B 2'ye 7. Burası da C. C de eksi 2 eksi 1. Şimdi bana ne diyor? BC kenarına ait kenar ortay. Ha, bir dakika. Kenar ortay kenarı ortalayan demek. O zaman arkadaşım çok dikkat şimdi. E, BC'nin kenar ortayını soruyordu. Eksi 2 ile 2 arasında tam olarak bu nokta 0'dır. Devam ediyorum. 7 ile eksi 1 arasında uzaklık 4 olduğu için beni ilgilendirmiyor uzaklığın 4 olması. Toplayıp 2'ye böldüm. Toplayıp 2'ye bölersem 3'tür. Bak 2'den 0'a 0'dan eksi 2'ye. Güzel. 7'den 3'e 4 düştü. 3'ten eksi 1'e bu da tamam. Her şey tamam. Bir de ne var elimde benim? 4'e 4'e 6 noktası var. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor bana. Bakın eksi 4 ile 0 arası uzaklık. Hemen bu noktaya da ben D diyeyim. Bakın AD uzaklığını bulmak istiyorsam çok rahatım. Niye? Eksi 4 ile 0 arasındaki toplam uzaklık 4'tür. Hocam eksi 4 uzaklık diyorum bak. Eksi 4 ile 0 4. 6 ile 3 arasında uzaklık da 3'tür. O zaman nedir bu? 3, 4, 5 üçgenidir dedim ve AD'nin uzunluğunun bu 5 olduğunu buldum. Ne yaptım? Kenar ortaya uzunluğunun 5 olduğunu Sakın hocam burası dik mi falan deme. Çünkü öyle bir şey değil bak. Noktanın noktaya uzaklığını bulduk. İki nokta arası uzaklık yaptık. Burası da neydi? Orta noktaydı. Orta noktayı şimdi gördük. İki nokta arasındaki uzaklığı biraz önce görmüştük ve hallettik. Şimdi geldik çok kral bir olaya. Bu kral olayı ben zaten e, daha önceden belki derslerimi izleyenler vardır. Tonguç Akademi'deki orada zaten söylemiştik. Neydi bu arkadaşım? doğru üzerindeki noktalar ne yapılacaktı? Ee, oranlı bölünüyordu. Ya içeriden bakın ya içeriden ya da dışarıdan. Mesela B noktası burada olsun C burada olsun ya da dışarıdan. İşte bu içeriden dışarıdan olayında bu formüller var. Bunları bir kere ezbere bilmemiz gerekmiyor. Tabii ki de bunları ezbere bilmek gerekmiyor. O yüzden bu sayfayı atlıyorum. Peki atlıyorsun da nasıl öğreneceğiz hocam biz? Soru üzerinde öğreteceğim sana. Hiç merak etme çok rahat öğreneceksin. Bak şimdi bir C noktası varmış A ile B üzerinde. Tamam. Hemen bir çizeyim. Çok rahat anlayacaksın. Şimdi iyi izle. Eksi 5'e 1. B noktası da gönül rahatlığıyla en dibe yazıyorum. Çünkü niye? C noktası A ile B'nin üzerindeymiş. Ve B noktasının C'ye uzaklığı 3'müş. A'ya uzaklığı 2'ymiş. O zaman demek ki bu C noktası şöyle bir yerdeymiş. Burası neymiş? 2K'ymış. Burası neymiş? 3K'ymış. Bak şimdi dostum. Çok dikkatli izle. Burada x'ler üzerinde bu doğru olduğu için bakın bunu doğrusal fonksiyonda da söylemiştik. Bu bir doğru olduğu için doğru üzerinde her şey doğru bir şekilde artar. Nasıl doğru hocam? Eksi 5 ile 5 arası 10 birimdir. Bak burası 10 birim arkadaşım. Elinde ne var? 5K var. 5K o zaman ne yapılacak? 5'e bölünecek. Ne yapılacak? 15'e bölünürse 2. Her bir K'ya 2 düşer. 2 düşerse arkadaşım o zaman 2 kere 2 4. O zaman sen eksi 5'ten bak artılara gidiyorsun. Ne yapacaksın hemen? Eksi 5'e 4 ekleyeceksin. Eksi 1 yapacaksın. Bak devam ediyorum. Devam ediyorum. Hemen alt tarafa geldim. Buranın uzunluğu 2 kaydı. Buranın uzunluğu 3 kaydı. Bir daha aynısını yapacağım. Şimdi bakın çok dikkatli izleyin. Buranın uzaklığı y'lerde 1'den eksi 14'e 15'tir. Bakın 15 uzaklıktır. O zaman sen şöyle mi diyorsun? 15 uzaklık 5k ile ifade edilmişse her bir K bana 3 anlam ifade ediyor. Bakın eksi 1, 1 ile eksi 14, 15 uzaklık ve her bir K bana 3 verdi. Peki her bir K sana 3 verirse o zaman 3 kere 2, 6. Hemen ne yapıyorsun arkadaşım? X'lere bakıyorsun. Eksi 5, 6 uzağa gidiyor. Pardon X diyor. Özür dilerim. Yerlerde işlem yapıyorduk. Birden 6 uzağa gideceğim ama artı mı eksi mi? Bakın gidişatınız nereye? Eksiye doğru. Eksiye doğruysa o zaman hemen ne yaptık? Eksi 5 yapmış olduk. Ve bu kısmı da çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Olay bu. Dıştan bölseydi de yine bu sefer böyle oranı yapacaktım ki birazdan göstereceğim. Hiç merak etme. Ne yapıyorsun? Tamamını düşünüyorsun. O sırada parçalara bölüp hallediyorsun. Geldim buraya. Bak dıştan olanla nasıl olacak? Hemen görelim. Burası orta noktamı. Bakın toplayıp ikiye bölüyorduk. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Birden eksi 3'e. 4 mesafe. 2'ye böldün. 2 gidecek. 2 gidecek. 2 giderse... Bakın E noktası eksi 1'e 1'den 2 gittim ama nereye doğru? Eksilere doğru. Geri geri gidiyorum. Eksi 1. Bakın toplayıp 2'ye bölebilirim. Evet o zaman burası da 1'dir. Topladım 2 çıktı. Böldüm 2'ye 1'dir. Ya da şöyle düşünebilirsin. 4'ten eksi 2'ye 6 mesafe var. 2'ye bölünecek 3. O zaman gidişatım eksilere 4'ten 3 gidersem 1 bir olur. 1'den de 3 gidersem eksi 2 olur. O zaman ben burayı buldum. Şimdi bana eşitlik verilmemiş. Bakalım soruda verilmiş mi? Evet. B, E'ye K demiş. A, E'ye de 3K demiş. Bakın A, 7, e de 3K demiş. Şimdi artık elinde şöyle bir şey var senin arkadaşım. Bak bir A noktası var. 5'e eksi 2. Ye. Bir de E noktası var. Şurada bir E noktası var. E noktası da arkadaşım eksi 1'e 1. Sonrasında da burada da bir B noktası var. B'nin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi çok dikkat edin arkadaşım buraya. Burası 3K, burası K. Biraz önce yaptığımız gibi X'lerin gidişatı kaç? 6 birim gitmiş. O zaman 3K benim için 6 ifade ediyorsa 1K tabii ki de 2 ifade edecek. Peki gidişat nereye? Eksilere. Eksilere ise burası eksi 3. Geldim Y'lere. Bakın Y'lerde ne olacak o zaman Y'lerde? Y'lerde de tabii ki de burası 3K'ya yine K oran var. Bakıyorum Y'lerime. Eksi 2'den 1'e ne gittim ben? 3 gittim. O zaman K'dan da 1 gideceğim arkadaşım. Peki gidişat nereye? Eksilerden artılara. O zaman artıdan da daha da artıya gideceğim. Hatta bunu da şöyle yazmış olayım ve bitirmiş olayım. Bakın içten ve dıştan aynı şey. İster içten bölsün ister dıştan oranları biliyorsan sorun yoktur. Bakın burası 6 birim. 3K 6 ise bir tane K 2 ama gidişat nereye? 5 eksi 1 tabii ki de daha da geri gidiyorum. Aşağıda da eksi 2'den 1'e uzaklığım 3. 3K 3 ise o zaman ne oldu? Burası 1'dir. Burası bir ise pardon özür dilerim. Burada da bir birim öteye gideceğim. Tabii ki de eksilerden artıya gittiğim için iki yaptım ve bu kısmı da bitirdim. Geldim buraya. Burada ne var arkadaşım? Burada da ağırlık merkezi var. Ağırlık merkezi x0'a y0 olsun. Biraz önce orta nokta bulurken yaptığımızın aynısını bu sefer üçgende ağırlık merkezi nedir? bütün noktaların orta noktada birleştiği yerdir. Yani ağırlığın toplandığı yerdir. Tabii ki de o zaman ne yapacağım? Biraz önce toplayıp iki tane şeyi toplayıp ikiye böldüğüme göre şimdi de üç tane şeyi toplayıp üçe böleceğim dedim geçtim. Bakın arkadaşlar bu soruda bize ağırlık merkezinin ne olduğunu sormuş. Yine aynı şey orta noktayı vermiş. Beşten ikiye daha doğrusu ikiden beşe beşten sekize giderim. Çünkü buradaki artış üç burada da üç olmalı. Eksi üçten bire birden de beşe giderim. Niye? Buradaki artış dört. Birden de 5 4 arttırırsan 5. Burayı hallettim. Geldim buraya. 8'den 5'e düşüş 3. O zaman buradan da düşecek. Burası 2. 5'ten 9'a artış 4. O zaman artışım 3 olacak. Şey 4 olacak. Bunu da yaptım, bitirdim. Şimdi bana ağırlık merkezini soruyor. Bir de burada D vermiş. D niye vermiş? Hiçbir önemi yok. Benim için. Şimdi ağırlık merkezini soruyor. Ağırlık merkezi neydi? 3'ünü topla. 3'e böldü. X sıfıra bakıyorum. 8 artı 2 artı 2 bölü 3. 12 bölü 3'ten 4 oldu. Y sıfıra bakıyorum arkadaşım. Y Y0 sıfır nedir? Y sıfır da benim için. Y'leri toplayıp böleceğim şimdi. 5 var. Eksi 3 var. Bir de 13 var. Topladım. Burayı da böyle yapmış olalım hadi. Bölü 3 yaptım. 13, 5 daha 18. 3 çıktı. Oldu mu sana burası? 15 bölü 5'ten 15 bölü 3'ten dolayı 5 oldu. O zaman demek ki benim ağırlık merkezim neresiymiş? 4'e 5'miş. Şimdi bakın bunu böyle yaptık ama hocam böyle yapmaya ne gerek var? Böyle yapmasak olur mu? Olur. Sen ne biliyorsun dostum? Bak sen ne biliyorsun? Bir köşeden giden kenar ortay. Bakın arkadaşlar kenar ortayların kesiştiği yer ağırlık merkezidir. Ve ağırlık merkezinde kenara 2 köşeye daha doğrusu kenara bir köşeye iki oran vardır. Biliyorsunuz ki K'ya 2K oranını biz burada kenar ortay konusunda çok iyi anlatmıştık. Zaten basit bir olay biliyorsunuzdur. Şimdi bakın 2'den 5'e artış 3K'da 3. O zaman K'da ne olması lazım? 1. Bakın 2'den ne kadar öteye gidiyorum? 2K. O zaman burası x'im 4'tür. Geldim. Devam ediyorum. Peki eksi 3'ten 9'a artış nedir? 12. Bakın 3K ne oldu? 12 oldu. O zaman K ne oldu? 4 oldu. Bakın K 4 oldu. K 4 ise arkadaşım 2K'da ne olacak? 8. 8 ileri gideceğim. Artılara gidiş var. Eksilerden artılara. Eksi 3. 8 ileri gidersem de 4'e 5 noktası oldu. Gidip de böyle buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya bunları topla 3'e böl. Yapacağına hemen buradaki uzaklıkta yapabilirsin. Çok önemli. Cin olmak, vakit kazandırmak, zaman yönetimi TYT'de acayip önemli. Biz AYT anlatıyoruz şu an, evet ama asıl bunlar TET'de de çıkıyor aklımızda olsun. Geldim buraya, yine başka bir soru. Hemen bana ne diyor? Ağırlık merkezini bul diyor. Ağırlık merkezi nedir arkadaşım? Hiç uzatmadan eksi bir iki daha bir bir beş daha altı böldüm üç'e iki. Bakın hiç kasmıyorum hızlıca yapıyorum. Beş iki daha yedi eksi bir daha altı böldüm üç'e yine iki. Gördük mü? Yine iki çıktı. Fark etmez çünkü ikiye 2 eksi 1'e 1. Burası zaten 5'e 5 beş olduğu için aynı şey çıkacaktı çıktı. Şimdi ağırlık merkezini buldum arkadaşım. Çok da iyi yaptım. Çok da güzel yaptım. Burayı hallettim. Bana ne soruyor? DG'yi. Bu arada DG için bana bir şey vermiş. Buraya K demiş. Buraya 2K demiş. Demek ki DC K'ymış. Burası da 2K'ymış. O zaman şunu artık aklımıza iyice kazıyalım. Bakın ne oldu? 2'den 5'e uzaklığım 3. 3K'da 3 ise 1K'da 1'dir. O zaman bakın 2'den 2 tane öte gidersem D noktası o zaman benim için ne olmuş oluyor? D noktası 4 olmuş oluyor. Eksi 1'den 5'e gidişatım 6. 3K 6 ise 1K 2'dir. 1K 2 ise 4 ileri gideceğim. O zaman burası da eksiden artıya gidiş olduğu için 4 ileri gidersen 3. Ya da 5'ten bir geri gidersen 1 derken K 2 idi. O zaman 2 geri gidersem yine 3'ü buldum. Bana ne soruyordu arkadaşım? DG uzaklığını soruyordu. Tabii ki de ben ultra mega çok iyi bir bilgim vardı. Neydi? X'lerin uzaklığı 2. Y'lerin uzaklığı 1. Yine bildiğim çok iyi bir üçgen geldi. 1, 2, kök 5 üçgeni geldi. A, A, 2A, A kök 5'ti. Aslında burası nedir? 1 kök 5'tir. Tabii ki de öyle bir saçma bir cümle olmaz. Burası nedir? Ee, kök 5'tir dedik. Uzaklık ne oldu? Kök 5 oldu. Bunu da şöyle bir daha göstermekte yarar var. Eşittir kök 5 dedim. Burayı bitirdim arkadaşım. Çok iyi oldu. Geçtim. Şimdi geldim buraya. Paralel kenarda. Bakın paralel kenar dediklerimiz neler? Eşkenar dörtgen bir paralel kenardır. Paralel kenar bir paralel kenardır. Kare bir paralel kenardır. Dikdörtgen bir paralel kenardır. O zaman bu kural her yerde geçerli. Hepsinde geçerli. Ne o? Burada arkadaşlar bakın bu ikisinin orta noktası burası. Bu ikisinin orta noktası burasıysa o zaman Bunların x'lerini toplayıp ikiye böldün. Bunların x'lerini toplayıp ikiye böldün. İkileri sadeleştirdin. O zaman bunların x'lerin toplamı bunların x'lerin toplamına eşittir. Yani çaprazlamasına x'ler toplamı ve y'ler toplamı aynı mantıktan birbirine eşittir. Paralel kenarda karede dikdörtgende eşkenar dörtgende çaprazlamasına x'ler ve y'lerin toplamı birbirlerine eşittir. Hemen bir tane örnek yapayım. Hızlı geçeyim. Bakın 5, 1, 6, 2, 4. 4, 2, 6. 5, 1, 6. 7, eksi 2, 5. 2, 3, 5. A artı B'yi soruyordu bana. O zaman ne oldu? Cevabım 7 olmuş oldu. Bu kadar arkadaşlar. Yapacağınız şey çaprazlamışsa. 2, 4, 6. 1, 5, 6. 7, eksi 2, 5. 3, 2, 5. Geldim ekstra bir soruma ve nokta analitini bitiriyorum. Arkadaşlar bunu biz daha önce ee, dik üçgenlerde falan da yapmıştık ama burada analitik geometri sorusunda bunu gösterelim. Diyor ki AC BC toplamının en küçük ala, en küçük değeri için C noktasının absinidir. Bakın C buradaki bir nokta değil arkadaşlar, C burada x'in üzerinde herhangi bir nokta. O zaman bakın zaten buradan da onu belirtmeye çalışmış bize A, AC'nin CB ile toplamının en küçük olmasını soruyor. Bakın ben öylesine bir şey çizeceğim şimdi. Bakın şurayı çizdim. Burayı çizersen arkadaşım şu uzunlukla bu uzunluğu toplarsan her zaman bunların birbirine direkt bağlandığı doğru şeklinde bağlandığından her zaman bu ikisinin toplamı neydi büyüktü. O zaman demek ki hemen sen ne, yapmak, ne yapman lazım arkadaşlar? Burada en kısa mesafeyi sorduğu için a ile b arasındaki en kısa mesafe budur. O zaman c noktası da neresidir? Burası değil burası olur. C noktasının apsisi nedir diyor. Bakın en küçük değeri bul demiyor sana. En küçük değer için C noktasının apsisi nedir diyor. Biz normalde bu uzaklığı bulurduk hep en küçük değer için. En küçük değer için biz hep bunu böyle çizer, bunu böyle çizer. Burada da bir uzaklık yapardık. Ne yapardık? Bir dik üçgen yapardık. Uzaklığı bulurduk. 10, 10, 10 kök 2. Evet en küçük bunun değeri 10 kök 2'dir. Ama onu sormuyor. En küçük olması için C'nin apsisi nedir diyor. Tabii ki de ordinatı soramaz. Ne olması lazım? Doğru. Bak çok dikkat şimdi. Peki A noktam ne benim arkadaşım? A noktası benim için bakın eksi 3'e 6 noktası. Peki benim için C B noktası ne? B noktası da 7'ye eksi 4. Peki burada bir tane C noktası var. C noktasının ne arkadaşım? C noktasının x'i 0. Bak şimdi çok dikkatli dinle burayı. Bunların arasındaki mesafe 10 birimdi ve burada 4 var, burada 6 var. Yani sadeleştirme yaparsak demek ki burada 2'ye 3 oran var. Burada 2'ye 3 oran var. O zaman demek ki burada da çünkü niye doğrular birbirlerini oranlı bölerler. Yani bir oran varsa x'e ve y'ye eşit orandadır bu. O zaman burası demek ki 2k, burası demek ki 3k'ymış. Bakın 7'den eksi 3'e ya da eksi 3'ten 7'ye 10 birim var mı? Var. 10 birim nedir arkadaşım? 5K. 10 5K arkadaşım o zaman K dediğim şey benim için 2'dir. K 2 ise bakın gidişatım eksilerden artılara 3K nedir? 6'dır. O zaman burası 3'tür. Ya da gidişatım 7'den eksilere artıdan eksilere eksilere gidişatım varsa 2K 4'tür. 7'den 2 gitti 3 olacakmış dedim. İşte C noktasının apsisi de 3'e 0'dır. Ultra mega süpersonik bir soru. Çünkü niye? Biz zaten bu klasiği çok yapmıştık. En küçük değeri biliyorduk doğru olması lazımdı ama nereden bilebilirdik diye nokta analitiğinde oranlardan buzun, buranın noktayı bulabileceğimizi işte öğrenmiş olduk. İşte geldik doğrunun analitiğine arkadaşlar. Artık nokta analiti bitti. Doğrunun analitiğindeyiz. Şimdi ne yapacağız? Doğrularla işlemler yapacağız. Peki doğrunun analitiğinde bir doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönde açıya eğim açısı denir. Bunu unutma arkadaşım. Bir doğru varsa x ekseniyle ile pozitif yönde ne demek saat yönünün tersi yaptığı açıya biz ne diyoruz eğim açısı. Peki eğim açısının tanjantına ne diyoruz? Eğim açısının tanjantına biz ne diyoruz arkadaşım? Eğim diyoruz. Eğim de ne ile gösteriliyor? M ile gösteriliyor dedik. Peki bu D1'in de eğimi nedir? Daha doğrusu eğim açısı alfadır. Peki bunların eğimi nedir? Bakın D1'in eğimi M1 olsun. M1'in açısı neydi? Alfa tanjant alfadır m2'nin açısı beta olsun. Beta neydi? Tanjant betaydı. Benim eğimim, m dediğim şey eğimdi. Eğim dediğim şey açının tanjantıydı dedik ve süper bir şekilde yaptık. Şimdi peki bu parantezler ne işe yarıyor hocam? Bak burada unutmaman gereken müthiş bir şey var. Bazen adamlar sana şu noktayı veriyor. Sen şu noktaları biliyorsun falan filan eğim yapacaksın. Eğim yaparken sen buradan bir tanjant alıyorsun. Yalnız işte burada artı eksiği unutuyoruz. Bakın geniş açı olduğu için burası y sağ tara sol taraftan x'e yatık olduğu için d2 doğrusu bunun eğimi negatiftir arkadaşlar. Bunun eğimi negatiftir ama dar açıların tanjantı neydi? Pozitiftir dedik. Yani x'e sağ taraftan yatık olanlar da pozitif eğimlidir dedik ve pozitif tanjantı da ne olacaktır? Pozitif çıkacaktır. Geldim buraya. Şimdi bana ne soruyor? D1'in eğimini. Bakın. Zaten adam olayı patlatmış. Dik üçgen var burada. Dik üçgende yüksekliğin 4 tabanın 5. Buraya geldin yüksekliğin 4 tabanın 3. O zaman çok kolay hocam. Burası alfa değil mi? Evet o zaman M1 nedir? MD1 tanjant alfadır. E tanjant alfa nedir? Bakın tanjant alfa nedir? Karşısı 4. Komşusu 5. Bakın karşısı 4 komşusu 5. Hocam yanlış yaptım burası eksiydi. Bak aldanma. Buranın eksi, buranın aldı, artı olduğuna aldanma. Ne bileceksin sen? Dar açının tanjantı artıdır arkadaşım. Dar açının tanjantı artıdır. Geldin bu kısma. Bak bu kısımda adam seni kekleyebilir, kandırabilir. Yine inanma. Diyeceksin ki 3'e 4. Hocam karşısı 3. şey pardon karşısı 4. Hocam komşusu 3. O zaman bu açıyı bu, bu tanjantını buldum. Değil işte arkadaşım. Burası tanjant beta lazım bana. Tanjant beta da burası 180 eksi betadan dolayı ne olacak? Eksilisi olacak dedik ve bu kısmı da bitirmiş olduk. İşte bu kadar arkadaşlar. Yapacağımız olay buydu. Bize sonucu soruyor. Sonucu da çaprazlaması 3 kere 4 12. 5 kere eksi 4 eksi 20. O zaman ne oldu? Eksi 8 bölü 15 olmuş oldu. Sakın unutmayın. Geniş açı ne kadar artı eksi muhabbetleri olsa da sen açının matematiksel karşılığını bulup eksi ya da artı pozisyonda koyacaksın. Matematiksel değil sayısal olarak ne olduğunu bulup sonra artı ya da eksiyle matematiksel değerini vereceksin dedim. Bu kısmı da unutma. Burada yine buranın tanjantını alabilirsin. Bir sıkıntı yok ama asıl tanjant betadır. O yüzden de biz buraya betasını yazdığımızda da beta ne olacaktır? Eksi olacaktır. Geldim iki noktası bilinen doğrunun eğimine. Arkadaşlar eğimi biz anladık. Tanjant alfa ile bulabilirdik. Bakın burada size bir şey söyleyeceğim. Bu doğrunun iki noktası biliniyorsa bu iki noktanın ne olduğu belliyse o zaman bu iki noktanın ne olduğu belliyse y2 eksi y1 belli midir? x2 eksi x1 belli midir? E peki arkadaşım burası buraya paralelse o zaman paralel doğrular bir kesenle kesilirse o zaman benim şuradaki açımda alfa mıdır? E, alfa ise benim eğimim tanjant alfa değil miydi? Eğim tanjant alfa ise ben illa buradan mı bakmalıyım? Hayır. Buradan da bakabilirim. O zaman karşısı y2 y 1 x2 eksi x1 oldu. Şimdi bana şunu sorabilirsin. Hocam sen bunu bize bir yerde daha göstermiştin. y2 y 1 x2 eksi x1. Ben bunu sana noktanın uzunluğu uz iki nokta arasındaki uzaklıkta göstermiştim. Biraz önce. O zaman demiştim ki hangisinden başladığının bir önemi yok. Nasıl olsa kare alıyordun. Bak burada da aynısını söylüyorum. Burada Y2'yi mi önce yazacaksın? Y1'i mi önce yazacaksın? Hiç fark etmez. Tek bir farkla. Burada kimi önce yazıyorsan 2'yi mi 1'i mi? Aşağıda da önce 2 ya da 1'i hangisini önce yazacaksın onu yazacaksın. Bak ben burada X2'yi pardon özür dilerim. Y2'yi yazmışım önce. Sen de o zaman burada ilk önce X2'yi yazacaksın. Unutma. Peki ne oldu şu an hocam? 2 nokta biliniyor iki nokta biliniyorsa eğim biliniyordur arkadaşım. İşte ispatı da burada dedik ve geçtik. Geldim buraya. İki nokta biliniyor mu? Biliniyor. Doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yöndeki 45 derecelik açı bakın arkadaşlar, doğrunun x ekseniyle yaptığı 45 derecelik açının Türkçe meali nedir? Tanjant 45 eşittir eğimdir. Eğim eşittir 1'dir. Çünkü tanjant 45 birdi. He, o zaman arkadaşım iki noktası biliniyor mu bu doğrunun? Doğru üzerindeymiş bu geçen diyor. O zaman iki noktası biliniyorsa bakın şimdi eğim eşittir 1, 1 eşittir iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Y'leri çıkarttım. Ne yaptım ben ya? Y'leri çıkarttım. Hemen döndürmem lazım şunu. ha döndüreyim şöyle. Y'leri çıkarttım. Ne, yap, ne yaptım ben ya? Çok özür dilerim. Burayı bir daha silip Bir dakika, bir dakika baştan yapayım. Eğim neydi arkadaşım? Bir daha bak geri aldım hemen. Eğim neydi? Eğim 1'di. 1 bir neydi? Y'leri çıkarttım. 4 eksi, eksi 2. Dikkat et kimden başladım? Bu adamdan başladım. Şimdi de x'leri çıkartıyorum. A eksi 1. İşte olay bu. O zaman 1 eşittir nedir? 6 bölü A eksi 1. 6'yı neye bölersen 1 eder? 6. Ne? 6 olması için A'dan 1 çıkmış. Cevap 6'ymış. O zaman A nedir arkadaşım? 7'dir dedim. İşte bu kadar yaptım olayı. Bir daha şurayı söyleyeyim. Ben eğimi bir 1 buldum. Eğim 1 ise 2 nokta biliniyorsa eğim bilinir. 2 nokta biliniyorsa eğim biliniyorsa y'leri çıkarttım. 4 eksi eksi 2. Sakın gözden kaçırma. A eksi 1. A eksi 1 yaptığım için de olayı buldum. 6 bölü A eksi 1. 6'yı 6'ya bölersen eksi 1'dir. 7'den 1 çıkartırsan da 6'dır. O zaman A'yı da 6 bulmuş oldum. Geldim buraya. Peki eğim demişken x'e paralel bir y eşittir b doğrusu olsa bu arada şunu da söyleyeyim. X'e paralel doğrular Y'de nereden geçiyorsa o, onunla ifade edilir. Birazdan yine söyleyeceğiz bunu. X'teki doğrularda X'te nereden geçiyorsa paralel Y'ye paralel olanlarda X'te nereden geçiyorsa öyle anlamlandırılır, isimlendirilir. Ve unutmayın arkadaşlar düz bir yolda giderseniz orada eğim yoktur. Bakın düz bir yolda giderseniz orada eğim yoktur. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Bu nedir arkadaşım? Burası tanjant sıfırdır. Tanjant sıfır nedir bu arada? Sinüs sıfır bölü kosinüs sıfırdır. O zaman sinüs sıfır sıfırdı. Tanjant sıfır, şey, kosinüs sıfır da birdi. O zaman buradan da benim eğimim sıfır çıkacak. Bak zaten düz bir yolda gidersen eğim yoktur. Açısı ne? E, düz. X ile yaptığı açı yok. O zaman biz bunu ne diyoruz? Bunun eğimi sıfırdır. Ama x eksenine dik, y eksenine paralel bir doğru varsa biz o zaman buna ne diyeceğiz arkadaşım? Unutma bunun tanjant 90'dır. Ve tanjant 90'da bakın eşitlik yok. Ok var. Niye? Tam tersi olacak. 1 bölü 0 olacak. 1 bölü da arkadaşım unutma. 1 bölü da belirsizdir. O zaman burada da demek ki bunun eğimiyle ilgili bir şey konuşmak da anlamsız. Burada bir şey dikkatinizi çekmiştir belki. Bu doğrulara biz x'in x'e dik olan y'ye paralel olan doğrulara biz ne demiştik? X'te kestiği noktayla anlamlandırılır demiştik. O zaman adlandırılır. Bu y doğrusunun x'e kestiği noktada x eşittir sıfırdır. Unutma. Y buradaki x doğrumda nedir? Y eşittir sıfır doğrusudur. Aynı zamanda adam sana y eşittir sıfır doğrusu derse sen x ekseninden bahsediyor diye anlayacaksın hemen. Geldim buraya. Bilmem gereken çok önemli bir şey var arkadaşım. O da şu. Bakın normalde biz bu kısmı 9. sınıfta gördük. Neydi? ax x artı b y artı c eşittir sıfır. Ya da burada sıfır olmayabilir. Karşıya yatarsın hiç fark etmez. Bu A'lar, B'ler, C'ler reel sayıydı. Biliniyordu ama X ile Y bilinmiyordu. Bu neydi? Birinci dereceden arkadaşım iki bilinmeyen denklemdi. İki tane bilinmiyor. İki tane bilinmeyen denklemdi. Ve bu grafikte ne belirtirdi? Doğru belirtirdi. İşte bu. O zaman sen X, Y olduğunu gördüğün anda bu ne, yap, ne belirtecek bana? Bana ne belirtecek arkadaşım? Doğru belirttiğini bileceksin. Peki ben bu denklemi Y'yi yalnız bırakarak çeksem ve her şey herkes karşıda Y eşittir bilmem bir şey olsa işte böyle yazdığında buradaki M nedir biliyor musun? M eğimdir. Ve ben sana bunu daha önce söylemiştim diye hatırlıyorum. Ya da öbür matematik dersinde de karıştırmış olabilirim. Ve buradaki N de arkadaşım nedir? Y eksenini kestiği noktadır. Unutma bir daha keko gibi işlem yapmana gerek yok. Hemen adam sana 3x artı 2 diyorsa y eşittir. O zaman bu doğru ...y'de 2'den geçer. Unutma y'de 2'den geçer. Birazdan zaten grafik çizmeyi göstereceğim sana. Geldim buraya. Y'de 2'den geçer. Bu çünkü y'yi kestiği noktadır. Bu da arkadaşım burada x'in önündeki de... ...bak Y yalnız kaldığında x'in önündeki de... ...bizim doğrumuzun eğimi olacak dedik. O zaman bir toparlayalım. Eğim dediğim şey 3 şekilde bulunur. 1- Eğim açısı alfa olan bir şeyin... ...tanjantı... ...yani açının tanjantı bize neyi verir? Eğimi verir. 1- 2 nokta biliniyorsa eğim nedir? Y'leri çıkart, X'leri çıkart, ama hangi X'ten Y'den başlıyorsan X'leri de öyle yap. Bu da eğimdir. Eğim böyle bulunur, böyle bulunur. Bir de arkadaşım denklemde X'in önündeki ama hangi denklem? Y eşittir mx artı n'deki Y'yi yalnız bıraktığındaki. M de benim için nedir arkadaşım? Kesinlikle ve kesinlikle eğimi belirtir. O zaman eğimi bildiklerim ne var? Üç tane durum var. Bunların hepsi de benim yapmış olduğum e, tespitler ve bunlar önemli. Üç durumda eğim bulunur. Bunları bilmem lazım. Geldim doğru denklemlerine. Artık doğrunun analitindeyiz tabii ki de. Doğruyla ilgili olaylara başladık. Ama doğru denklemleri çok önemli. Beş şekilde biz doğru denkleminin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Beş şekilde. Birincisi eğim ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazabiliyoruz. İki noktası biliniyorsa yine yazabiliyoruz. Eksenleri kestiği noktalar biliniyorsa yazıyoruz. Özel doğru denklemleri var. Göreceksiniz ki biraz önce gösterdim aslında. Bir de orijinden geçen doğruları biz yine çok iyi biliyoruz. Bilmemiz lazım dedik geçtik. Bu beşini şimdi tek tek görelim. Bir eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi. Bak şimdi arkadaşım sen bir nokta biliyor musun? Burada bir tane formül vermiş. Ne demiş adam? Formülün canı cehenneme demiş. Lanet olsun demiş bu gitsin. Bak formülle işin yok. Bir nokta verildi mi? Eğim verildi mi? Biz ne biliyorduk arkadaşım? İki nokta olsaydı biz eğim biliyorduk. Bakın iki nokta olsaydı biz eğim biliyorduk. O zaman ben de göklerden gelen bir kararla ben bir tane nokta oluşturdum şu an. Bir tane nokta oluşturdum. Ve unutma arkadaşım bu ikisi arasında sen eğim yapabilirsin. Nasıl eğim yapıyordum ben bu ikisi arasında? Şöyle eğim yapıyordum. Ne diyordum? X x eksi x1 bakın x'leri ya yine yanlış yazdım ya. Y eksi y1 Y eksi Y1 bölü hemen kimden başladım? Bundan başladım. O zaman X eksi X1 yapabiliyordum. Bak bu eğimdi. Aa bir dakika. Bir denklem olması için orada ne lazım? X'te Y ve sayılar. E bir dakika. Eğim biliniyor. E nokta biliniyor. E buradaki X1, Y1'ler biliniyor. Bu da biliniyor. O zaman bilinmeyen ne? X'ler, Y'ler. Aa. O zaman ben bunu bir düzelteyim arkadaşım. Düzeltirsem ne olacak bak? Hemen şu x1, y1'i karşıya atayım. M parantezinde x eksi x1 eşittir. Y eksi y1. E formül mü? Evet burada. İşte ezbere gerek yok arkadaşım. Ezbere gerek yok. Ne yapacaksın? Hemen x'leri çıkart, şey y'leri çıkartacaksın. X'leri çıkartacaksın. Ama hocam bir nokta verilmişti. Diğer noktayı dedim ya sana. Göklerden gelen bir karar var. Bunu unutma diye geçtim. Şimdi geldim buraya. X ile pozitif yönde 135 derecelik açı yapan doğru. Bir dakika. Bunun Türkçe meali neydi arkadaşım? M eşittir tanjant 135'ti. Tanjant 135 neydi? Eksi 1'di. O zaman eğimi eksi 1'miş. Peki bir de bu noktadan mı geçiyormuş? Of 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 of. Daha ne ya? Yeme de yanında yat. Ne yapacaksın hemen? Eğimin 1. Ama hangisinden? Eksi 1. Noktam benim ne? Eksi 3'e 2. Arkadaşım hemen bakın. Hop. Göklerden gelen bir karar var O da ne arkadaşım X'e Y ne yaptı nokta geldi Göklerden bir nokta geldi Ne yapacaksın o zaman eğim yapacaksın Eğim yapsan arkadaşım bekleme Eğim eşittir Y eksi 2 bölü Bak bundan başladım o zaman bundan ne yapacağım X eksi eksi 3'ten dolayı Artı 3 diyorum uzatmıyorum E peki sen arkadaşım eğim biliyor muydun eksi 1 diye Biliyorsun o zaman Çarpsana ne bekliyorsun Eksi x eksi 3 eşittir y eksi 2 eksi x eksi 3 eşittir y eksi 2. Herkesi karşıya atalım ama y eşittir şeklinde atalım. Bakın y eşittir eksi 2'yi karşıya atmışım. Eksi x eksi 1 olmuş. İşte bu. Benim doğrumun denklemi bu. Şimdi gelin biraz tespit yapalım. 1- bir, Eğimim eksi 1'di. E, Y'yi yalnız bırakınca x'in önündeki eğim miydi? Çok güzel. Bu noktadan geçiyor muydu? Bu noktadan geçiyorsa bu noktayı sağlaması lazım. Koydum eksi 2'yi. Koydum eksi 3'ü arkadaşım. Eksi eksi 3'ten dolayı artı 3 oldu. Bak eksi eksi 3'ten dolayı artı 3 oldu. Eksi 1 sağlıyor mu? Sağlıyor. Her şey sağlanıyor arkadaşım. Daha ne olacak o zaman? Bu arada kalem uçtu gidiyor. Bu kadar arkadaşım. Başka da bir şey yok. Çok rahat yaptık. Bakın gerçekten olayın pratiğini anlatırken aynı zamanda mantığını da söylüyoruz. Mükemmel bir karma bir iş yapıyoruz. Lütfen bunları iyi anlayalım dedik. Peki birinci olay bitti. Birinci olay neydi arkadaşım? Birinci olayımız Eğim ve bir noktası bilinen doğrunun denklemiydi. Ve buna bir yeşil tik atalım. Bunu bitirdik. Bu da yanımızda kalsın. Devam edelim bakalım. İkincisi neymiş? İkincisi arkadaşım yine çok iyi bilmen gereken şey iki noktası bilinen doğrunun denklemi iki noktası biliniyorsa doğrunun denklemini sen ne yaparsın? Denklemi yazabilirsin. Neden? İki nokta biliniyor mu? Biliniyor. İki nokta biliniyorsa arkadaşım bir eğim yapsak ya yapalım hemen. Ne yapalım? Bakın y2 eksi y1 bölü eğim yapsana. Bak iki nokta biliniyor. İki nokta biliniyorsa bir eğim yapalım. Y2 eksi Y1. Tamam. O zaman X2 eksi X1. Tamam. Bu nedir? Eğimdir arkadaşım. Bak, bu eğimdir. Aynı zamanda bu eğim eğime eşittir. Hangi eğime eşittir? Hoppa. Göklerden gelen bir karar var. Ne dedik? X, Y'ye göre. İster bununla eğim yap. ister bununla eğim yap. Bu göklerden gelen noktayla Eğim yapacaksın arkadaşım. Nasıl bir eğim yapacaksın bu noktayla? Bak çok dikkatli izle. Şimdi ben bu soruda bunu tercih etmiş. Biz de onu tercih edelim. Formülden şaşmayalım. Mesela ikinciyi tercih etmiş. Y eksi Y2 bölü. Bakın bununla başladım. Bununla devam edeceğim. X eksi X2. Bakın bu da bir eğimdir. Ama bunun X'i Y'si belli değil. Onun üzerindeki bir nokta. Sıkıntı yok. Bilinmeyen her şey olabilir yani. O zaman arkadaşım bu bu iki noktayla bu doğru üzerindeki iki noktayla olan mı? Bu da bilinmeyen ama birazdan istediğim gibi bilebileceğim diğer bir göklerden gelen nokta mı? Evet. İkisinde de eğim yaptım. O zaman bir bakar mısın arkadaşım? Bir bakar mısın arkadaşım? Pardon M'yi yanlışlıkla aldım. O zaman bunlar birbirine eşit mi? Eşit. İşte bu. O zaman iki nokta biliniyorsa doğru denklem bilinir. Çünkü iki nokta biliniyorsa eğim biliniyordu da ondan. Geldim buraya arkadaşım. Bu işi de bitirdim. Çok da güzel. Çok da iyi bir şekilde yaptım. Hemen örneğime bakayım. Bak bir kere sen alayına git. Hızlıca eğim bul. Eks, eksi, 6, eksi 3 bundan başladım. Bölü 2 eksi, eksi 3. Eksi 3 bak. 2 eksi, eksi 3 yani artı 3. O zaman burası ne oldu arkadaşım? Hop eğimin ne çıktı? Eğimim eksi 9 bölü 5 çıktı. Bak eğim eksi 9 bölü 5. Bunu hallettim. Başka. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bir tane göklerden C noktası gelecek. X'e Y diye ki bana ne yapsın? X'ler Y'ler getirsin. O zaman ne yaptım? Hemen ister buna koy, ister buna koy. Ben senin için ikisine de koyacağım şimdi. Bak ne olacak arkadaşım? Y eksi eksi altıdan dolayı Y artı altı oldu. Yaptım. Bölü. Hemen ne yapacağım? X eksi ikiden dolayı burayı da yazdım. O zaman burası ne oldu? Eksi dokuz bölü beş oldu. Hemen işler dışlar çarpımı yaptım. 5y artı 30 eşittir. Eksi 9x artı 18. Attım karşıya hepsini. Bakın 9x artı 5y ek artı 12 eşittir. 0 diye bir doğru çıktı. Bakın bunu neyle yaptım? Bu ikisiyle yaptım. Ne çıktı? Bu çıktı. Şimdi bir de başka siyahla yapayım. Siyahla da bunu yapayım arkadaşlar. Göstereyim. Gösterirsem ne olacak? Yine aynı şey. Y eksi 3 bölü. Y eksi 3 bölü. Bundan başladım. X eksi eksi 3'ten dolayı artı 3 eşittir. Nedir? Eksi 9 bölü 5'tir. Geldim. İçler dışlar çarpımı yaptım. O zaman burası ne oldu? 5Y eksi 15 eşittir. Eksi 9X eksi 27. Herkesi karşıya attım. 9X artı 5Y Pardon. Burada bir de bunu da attım karşıya. Artı 27 geldi. Artı 12 eşittir 0 oldu. Gerçekten çok ilginç. Benim böyle mesela öğretmen oldum. Ee, öğrenciyken de çok şaşırıyordum. Nasıl oluyor ya? Rakamlar bu kadar farklı gelirken nasıl iki denklem birbirine eşit çıkıyor? Gerçekten hayret edilecek bir şey. Gerçekten Allah'ın mucizesi diyelim. Matematiğin güzelliği diyelim. Gerçekten süper. Bunu da yapmış olduk. Peki olaydan kopmayalım. Ne yaptım? Bilinenlerle eğim yaptım. Bir de göklerden gelen bir noktayla bilinmeyenlerle eğim yaptım. İki türlü de yaptım. İkisinde de çıkar. Hiç fark etmez. O yüzden sen herhangi birini seç koy. Geldim. Artık bunu da bitirdim arkadaşım. Neyi bitirdim? İki noktanın bilinen doğrunun denklemini de bitirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi geldik eksenleri kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemini. Nedir o eksenleri kestiği bilinen do denklemi? Doğrunun denklemi. Hemen onun da ne olduğunu söyleyelim. Şimdi bir doğru var. Doğru benim. Bakın X, Y'yi B'de kesiyor. X'i de A'da kesiyor. O zaman çok kolay bir formül var. O da ne? X bölü X'de kestiği Y bölü Y'de kestiği eşittir 1. Bu kadar. Yapacağın şey bu. X bölü X'de kestiği, Y bölü Y'de kestiği, tabii ters gösterdim. X bölü X'de kestiği, Y bölü Y'de kestiği eşittir bir toplamları. Arkadaşım bak bu tekerlemeyi unutmayacaksın. X bölü X'de kestiği, Y bölü Y'de kestiği eşittir 1. X bölü X'de kestiği, Y bölü Y'de kestiği eşittir 1. Geldim buraya. Bir sorun var. İki noktam var. Denklemi soruyor. İki nokta varsa eğim bulurum. Eğim bulduktan sonra bir nokta göklerden gelir, onlardan bunlardan biriyle yine eğim yaparım. Yaparsam da olayı patlatırım arkadaşım. İşte bu. Olayı patlatırım. Şimdi nasıl? İşte bu olay bu diyorum ama sallıyorum. Neden? Yapabilirim öyle. Bak yapabilirim ama gerek yok. Neden? Çünkü bu adam benim x'te kestiğim nokta. Bu adam benim y'de kestiğim nokta. Bir kere zaten ben doğruyu biliyorum. Bunlar da X'te ve Y'de kestiğim noktalar. Burası 3, burası eksi 2. O zaman ne keko gibi eğim yapıp bir daha başka göklerden gelen bir noktayla yapacağım. Gerek yok. O zaman X bölü X'e kestiği, Y bölü Y'de kestiği eşittir 1. Şimdi sana burada pratik bir şey göstereyim arkadaşım. Sen ne istiyorsun? Buradan hıp hızlı bir şekilde denklem yapmak istiyorsun. Bunu rasyonel sayılarda da yapmışızdır. Geçen sene hedef 12'de yapmıştık. İzleyenler varsa çok iyi bilir. Ne yapacağım hemen? Çok hızlı bir şekilde bak. Ne yapıyorum? Dikkatli izle. Burada hemen x'im artı olsun diye eksi 2 ile 3'ün ortak katı 6. Herkesi 6 ile çarpıyorum. Çarparsam burası 3x olur. Çarparsam burası eksi 2y olur. Çarparsan burası eksi 6 olur. Hop bitirdin. Olay bitti. Ama sen y'yi yalnız bırakmak istiyorsun. Düzgün bir işlem olsun hocam. Y ye yalnız kalsın diyorsan o zaman burayı 3 ile çarparsın. 3 ile çarparsan eksi 3 bölü 2 x. Bakın 3 ile çarptım burası ne geldi? Y geldi. Karşıda da 3 geldi. Herkesi karşıya atabilir miyim? Atarım. Hatta şunu şuradan silip bu tarafa atarım. O zaman bu da ne olur? 3 bölü 2 x olur. O zaman benim elimde ne var? Böyle bir doğru var. Peki bu doğru ile ilgili biraz tahlil yapalım. Aklımızda kalsın. Bakın buradaki sabit y'de kestiği noktaydı. Bingo. Burası da eğimdi. Yine bakıyorum. Evet sağ taraftan yatık artı olacaktı. Doğru. Karşısı üç, komşusu iki mükemmel. Bu arada da yeşille lacivertin uyumu beni çok hoşuma gidiyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz ama gerçekten mavi lacivertle yeşilin tonları benim çok hoşuma gidiyor. İkisi birlikte de beni benden alıyor ya. Bir an bunu da söyleme istediğim. Geçtim. Geldim buraya. Arkadaşlar eksenleri kestiği noktaları biliyorsak x bölü x'e kesti, y bölü y'de kesti eşittir bir pratik olarak hemen ortak katlarıyla çarp ekokuyla ...paydaların dedim, bitirdim. Özel doğru denklemleri, çok büyük bir ekşin yok. Bunu biraz önce de göstermiştik. Bunlar da özeller arkadaşlar. Nasıl bir özel arkadaşım? X eksenine dikse, ne demiştim? X'i kestiği noktayla ifade edilir. Peki bu neydi? Y, y eksenine dikse ya da X'e paralelse... ...bakın iki anlamda çıkabilir. İlk Y eksenine paralel dikse... ...o zaman bu da Y'de kesili anlamlandırılır. Bir kere daha söyleyelim. X dediğim şey, Y eşittir. Sıfır doğrusudur aslında... Y dediğim şeyde nedir arkadaşlar? Y dediğim şeyde x eşittir 0 doğrusudur. Bu kadar. Olay bitti. Bunların ikisinde bilmem lazım. Bunlar da özel. 5 ise x eşittir 5. 3 ise y eşittir 3 doğrusudur dedik ve bu kısmı da bitirdik. Geçtik. Burada çok uzatacak bir şey yok. O yüzden özel doğru denklemleri de x eşittir a'lar ve y eşittir b'lerde geçmiş olduk Şimdi bilmemiz gereken bir başka bir şey de. Orijinden geçen doğru denklemi. Bu arada biraz hızlandırılmış şekilde anlatmaya başlamış olabilirim. Neden? Çünkü bunlar klasik. Ben hızlandırmasam ben ondan sonra kötü duruma düşeceğim. Niye? Çünkü diyeceksin ki ya Tonguç Akademi'de geometriyi ben çarpı 2'de izliyorum. Çarpı 2'de izlemene gerek yok arkadaşım. Biz öğrenci dilinden anlarız. O yüzden hızlanmamız gerektiği yeri biliyoruz. Yavaş anlatılması gerektiği yeri biliyoruz. Sesli anlatmamız gerektiği yeri biliyoruz sessiz anlatıp dikkat çekmek istediğimiz yerde gayet iyi biliyoruz arkadaşım. O yüzden de orijinden geçen doğru denklemi dedim. Bir uyandırdım seni ve de E şıkkına geçtim. Artık E'yi de bitirdiğimi söyleyebilirim. Orijinden geçen doğru denklemi artık doğru denklemleri işini de bitirmiş olduk. İşte bu kadar. Şimdi orijinden geçen doğru denklemine bakalım. Bir denklem orijinden geçiyorsa bunun Y'yi kestiği yer sıfırdır. Y'yi kestiği yer sıfırsa MX artı N'de demek ki N sıfırsa patladı gitti. Peki o zaman benim işim kimle? Eğimle. Eğimi de buldum mu? Demek ki burada Y eşittir bilmem bir şey derse, sen hemen orijinden geçip çizeceksin. Peki neye göre çizeceğim hocam? Ya böyleyse işte burada artıysa bu tarafa doğrudur. Eksi ise bu tarafa doğrudur. Unutma bunu dedim. Peki eğimi nereden bileceğiz? Tanjanttan bileceğiz. Ya da onu nasıl oluşturacaksın? Sana x ile y ile ilgili bir nokta verir. Sen de buradan tanjant oluşturursun dedim. Geçtim. Bu ne? Orijinden geçen doğru. Peki bunlar? Bunlar da orijinden özel geçen doğrular. Nasıl? Bakın burayı 45, 45, 45, 45 ayırmış. O zaman arkadaşım bu y eşittir mx mi? Evet. Açısı kaç? 45. Tanjant 45 bir mi? Bir. O zaman burada da y eşittir x'tir. Peki bunun açısı kaç? 135. 135'in tanjantı ne? Eksi bir. Eksi bir mi? Evet, o zaman burası da eksi birdir. Görüyor musun? Y eşittir eksi x, y eşittir x doğrusu. Bunlara ne deniyor biliyor musun? Bu y eşittir x doğrusu birinci açı ortay doğrusu. Bu da ikinci açı ortay doğrusu. Bu doğrusu tabi doğrusu da var burada. Bu da açı ortay doğrusu. Şimdi arkadaşlar, buraya çok dikkatli bakın. Açı ortay doğrusu dedim, bunu da yaptım. Şimdi. Peki hocam üçüncü açı ortay doğrusu. Arkadaşım o da buradadır. E, bu da e, ne fark etti? E, üçüncü ile birinci açıortay doğrusu aynı mı? Aynı. O zaman dedim ki birinci açıortay doğrusu ve ikinci açıortay doğrusu derse soruda sen hemen ne diyeceksin? O zaman bu 45'liktir. Y eşittir x'ten bahsediyordur. İkinci açıortay doğrusu derse y eşittir eksi x'ten bahsediyor. Ona göre hareket edeceksin. Şimdi bir denklemi verilen doğrunun grafiğini nasıl çizeceksin peki? Çok basit. Hemen bunu ta 9. sıttan beri biliyoruz. X'e 0 vereceksin. Y'yi bulacaksın. Ve sana buradan bir nokta gelecek. O da nedir? 0'a x 4. Artık sen 12'sin. Sınava gireceksin. Şunun şurasında 4 ay kaldı. Bunu söyledim ama bazılarınız kötü hissetmiş olabilir. Bazılarınız da motive olmuş olabilir. Çünkü gerçekten konuların sonuna geldik. Ve sınava daha düzgün düzenli çalıştığımız için Tonguç Akademi gibi programlarını düzgün yapan bir kanalı takip ettiysen ya da kendi programını yapıp ona göre YouTube'dan izlediysen zaten sen de şu an çok iyi bir yere gelmişsindir. Şu an konuları bitiriyorsun. Bak geometride ne kaldı? Çember analitiği kaldı. Bir de trigonok trigo kaldı. 3 e üç, üç, konumuz ya daha doğrusu iki konumuz kaldı. 3 tane videomuz kaldı. Aa bitti. Daha neredeyiz? Mart 15'teyiz. Oo süper ya süper. Daha Mart 15 Mart 14 bugün ayın kaçı? Bugün ayın e, kaçı 14'ü ve arkadaşlar Mart 14'lüyüz ve ne oldu arkadaşım bak sen 2-3 konum kaldı sınavda 3 aydan fazla var rahat ol denemelerini sıklaştır TYT'leri AYT konularını yavaş yavaş bitirmeye başla arada da AYT denemesi yap ama özellikle haftada bir kesinlikle TYT yap kendine en az bir tane geçtim artık sen şunu biliyorsun burasına 0 verdiğinde bunun eksi 4 geldiğini biliyorsun ve elime bu nokta geldi peki Y'ye sıfır verirsem ne oluyor? Y'ye sıfır verirsem de X'imin bakın Y'ye sıfır verdim. Attım karşıya X'in de 2 olduğunu gördüm. O zaman buradan da bir nokta çıktı. Bu da 2'ye sıfır noktası. Peki bu noktaları niye buldun hocam sen? Çünkü bakın iki noktadan bir doğru geçer. Tabii ki de en kolay noktalar, grafikteki en kolay noktalar X ve Y'nin üzerindekiler. Çünkü birinin X'i sıfır birinin de Y'si sıfır. Bu neymiş? X 4'ten geçiyormuş. Bu neymiş? Pardon özür dilerim. Bu neymiş? X 4'ten geçiyormuş. Bu adam neymiş? 2'den geçiyormuş. O zaman bu doğrunda neymiş? Hemen şöyle güzel bir şekilde çizeyim. Çok da güzel çizdim. Hemen bu doğrum neymiş? Y eşittir. 2x eksi 4'müş. Bakalım doğru mu söylüyoruz? Bir daha tahlil yapalım. Hemen tahlilime bakıyorum. Eksi 4 doğru. Hemen eğime bakıyorum. Eğimim de şurası ya da burası. Hiç fark etmez. Burası 4, burası 2. Karşı 4 komşu 2. O zaman 2'dir. Demek ki bu da doğru. Her şey doğru. Denklemin grafiğini çizdim mi? Çizdim. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Bunu da halletmiş oldum. Ne yapıyorsun? İki nokta buluyorsun. İki noktadan bir doğru geçer. Zaten bu doğru da benim istediğim doğru olduğu için hemen yaptım. Peki bunu ne yapacaksın? Bu ultra mega basit. Bak bu ultra mega basit. Bir kere ilk yapacağın şey senin eğimin nedir? Ona bir bak. 3x eşittir 4y at karşıya 3 bölü 4x eşit, eşittir y. O zaman bakın senin eğimin pozitif mi? Pozitif. Gözün kapalı sen şunu çiz. Ama çizerken de x'e 4 ver y'ye 3 çıksın. Bakın x'e 4 verin y ye 3 çıksın. Tabii ki ben kötü çizmişim bu arada. Şöyle yapabiliriz. Bakın siz burada sen bunun orijinden geçtiğini biliyorsun ve de bir nokta bulacaksın. Bak x'e 4 ver y ye 3 çıkıyor. Hatta şurası 4 olsun. Bakın 4 bu kadar uzaktaysa 3 de şu kadar uzakta falan olur. O zaman bunlar şu noktadan geçer. Yani çok da bir şey fark etmemiş. O zaman bakın ne oldu? Şöyle bir şurada orijinden geçen bir doğru olmuş oldu. Bakın görüyor musunuz? Tam orijinden geçiyor. Orijin noktasını görüyorsunuz. Evet. Bakın orijin noktası bu. Gerçekten de orijinden geçen bir doğru oldu. Ve nereden geçiyor arkadaşım? Burada 4'e 3'ten geçiyor. 8 ver. 8'e 6'dan geçer. Hiç fark etmez. Burası 8, burası 6. Tabii ki de oranlar çok kötü gözüküyor şu an. Hiç fark etmez. Ama doğrumun bu olduğunu bil dediğim. Bu da uzaya fırlatılan roket gibi oldu. Kötü gözüküyor ama olsun. Sen anladın muhabbeti. Peki burada ne yapacaksın hemen? Diyeceksin ki y eşittir 3 bölü 4 x'tir diyeceksin. Nereden geçiyor? Orijinden. O zaman y'si sıfırdır. Doğru. Eğim kaçtır arkadaşım? Eğime bakıyorsun. Karşısı 6. Komşusu 4. Pardon ya. Burasına ne demiştik biz? 3 demiştik. Karşısı 3, komşusu 4. 3 bölü 4 dedik ve tanjantını bulmuş olduk. Demek ki e, C yoksa daha rahatım. Orijinden geçtiğini biliyorum. Hemen bir nokta koyarsam üzerinden. Zaten orijin belli, nokta belli. Zart diye çiz. Şimdi buraları bitirdik. Güzel. En kritik noktaya geldik. En kritik noktada yine 9. sınıftan biliyoruz. Çünkü orada ikinci dere şey, birinci dereceden iki bilinmeyen yani denklemler analitik düzlemde ne demiştik biz? Doğru belirtir. Ve doğru çizmeleri ve bunu benzer şeyleri biz ne yapmıştık arkadaşlar? Ne yapmıştık? Çok güzel bir şekilde. Nerede görmüştük? 9. sınıfta görmüştük ve orada analitiği aktarmıştık. Biraz önce de gösterdiklerimizi aslında 9'da gördük. Şimdi bakın burada iki doğru birbirine göre durumları. Orada da görmüştük. Niye? Orada çünkü bakın şu yüzden görmüştük. X artı Y eşittir 8. X eksi Y eşittir 3. 2 i̇ki tane ikinci dereceden bir bilinmeyenli varsa bunlar yerine koyma yok etme ve grafikle gösterme şeklinde bulunuyor demiştik 9. yüzyılda. Ve grafikle de biri böyle biri böyle gittiği için bunların çözüm kümesi kesiştikleri için bir nokta demiştik. O zaman iki zaten iki doğru ya da iki tane birinci dereceden iki bilmeyen denklem ya çakışıktır aynı denklemdir ya paraleldir ya da kesişiktir. Ya da kesişik ve diktir. Unutma bunları. Dört tane durum var ama tabii ki de dört diye değil. Bu üçüncüsü özel bir pardon üç buçuk dedik buna. Niye dört demedik? Çünkü özel bir kesişme durumu bunu da göstereceğiz. Peki bunları nereden bileceğiz hocam? Nasıl paralel olduklarını anlıyorduk. Bize bir hatırlatır mısın? Hemen hatırlatayım size. Bakın x'in önünde bir katsayı, y'nin önünde c var. x'in önünde bir katsayı, y'nin önünde c'nin önünde. Süper. Şimdi iki tane denklem var. Bu denklemlerde hemen sen ayık olacaksın. İlk önce x'lerin ve y'lerin katsayılarına bakacaksın. Bak bunu 9. sınıfta diyordum. Çocuklar bana aval aval bakıyorlardı. Anlayamıyorlardı. Çünkü ya, ne yapsınlar çocuklar? Daha yeni 8'den çıkmışlar. Küçük küçük çocuklardı. Bu arada hocam siz bize 3 sene önce küçük küçük çocuk mu diyorsunuz? Ya tabii siz artık büyüdünüz. Sıkıntı yok da. Şimdi bak arkadaşım unutma. Burada önemli olan mevzu şu. Ben o zaman diyordum ki bakın x'ler ve y'ler eğim belirtir diyordum. İlk önce bunlara bakın diyordum. Baktın. A bölü A1 bölü B1. A1 bölü A2. B1 bölü B2 eğimden dolayı birbirine eşitlerse arkadaşım bu iki doğru ya eşitlerdir ya, ya paralellerdir ya da çakışıklardır. Neden? Çünkü bunların eğimleri aynı. Sen hemen şimdi kime bakacaksın? C'lere bakacaksın. C'ler de seninle oranlıysa bu doğrular nedir arkadaşım? Çakışıktır. Çakışıksa bunların sonsuz ortak elemanı vardır. Bak sonsuz ortak elemanı vardır. Sonsuz ortak elemanı vardır unutma. Bunlar çünkü aynı doğrular bir doğrunun sonsuz elemanı olduğuna göre ortak bunların sonsuz elemanı vardır. Sen bir baktın ki iki doğruya eğimler aynı. Uf dedin ki hemen çakallık yapayım C'ye bakayım. C'ye baktın eşit değil. O zaman bunlar birbirine paraleldir. Bunlar birbirine paralelse arkadaşım. Bunların kaç tane ortak noktası var? Bakın hiç. Hiç ortak noktası yok. Bunlar çünkü paralel kesişmiyorlar ki. Hiç birbirlerine değmiyorlar bile. Biri buradan gidiyor, biri buradan. Aynı yolun yolcusular ama ikisi de ayrı dünyalardan birbirlik birlikte gidiyorlar. Geldim buraya. Bak şimdi ne yapıyorsun? Eğime bakıyorsun. Bir kere kafadan eğim farklı. Bak biri Anya'ya, biri Konya'ya bakıyor. O zaman ne oldu? Eğim farklı. O zaman bunlar ne yapar? Bir noktada kesişir. O noktada nedir arkadaşım? O noktada özel bir X1 ile Y1'dir. Bir noktada kesişir. Bakın bu bir noktadır süslü parantez içinde bir tane ikiye üç noktası mesela. Anladın mı? Bunların da çözüm kümesi budur. Nereden bileceğim? Bir daha söylüyorum. Eğimlere bakıyorsun. Eşit değilse kesişiktir. Eşitlerse C'lere bakıyorum. C'lerim aynı aynı değilse paraleller. C'lerim aynıysa da demek ki bunlar aynı doğrulardır. Çakışıktır diyorsun. Bir iki üç bitti mi? Bitti. Biz de ne demiştik arkadaşım zaten? Üç tane özel doğrular. Birbirine göre özel doğruların durumları vardı. Bir de üç buçuk vardı. Üç buçuk neydi? Özel kesişmesi. O da dik kesişmesiydi dedik. Şimdi önce bir bir tane soru yapalım. Artık dik kesişmeyi de yaptım sayıyorum. Çünkü birazdan göstereceğim. Bir daha onu çizmeyelim. Kağıtlarımızı da kaldır getir götür yapmayalım. Çakışık diyor. Çakışık demek iki doğrunun hem paralel hem de üst üste olması demek. Yani paralel ve üst üste demek paralellikten çıkmış artık üst üste geçmiş demek. O zaman ne yapıyordum ben burada? Hemen x'lerin önündeki y'lerin önündeki c'ler ne yapacaktı? Birbirine oranlı olacaktı. Hemen gözüm kimler oranlı? Bana kesinlikle bir tane oran ver verir genelde. Bakın eksi ikiye bir. Eşittir. C'leri yazdım. Niye? Bilinenler çünkü. Devam edeyim. Kimle başladım? Bununla. O zaman yukarıda bununla devam edeceğim. A2 bölü üç. Eşittir. Devam ediyorum. Burası ne? 4. Bununla başlamıştım. Bununla devam ediyorum. 4 bölü. Çok dikkat! Bak bağırıyorum. Çok dikkat diye. Çünkü yeğenin önü arkadaşım burası eksi 2b eksi 1. Bu kadar. Şimdi bak arkadaşım. Olay şu. 1'in 3 katı mı? Evet. O zaman bunun 3 katı burası nedir? Eksi 6. 3 katını aldım. Eksi 6 olması için a nedir? Eksi 8. Çünkü 2 ile topladım ve eksi 6 olacak a'yı buldum. Geldim buna. Eksi 2 katı. Eksi 2 katı. O zaman bunun da eksi 2 katı. O zaman ne oldu? Burası eksi 2. O zaman eksi 2b eksi 1 eksi 2 ise attım karşıya eksi 2b eşittir eksi 1. Her tarafı 2'ye böldüm eksi eksiye bölündü 1 bölü 2 çıktı. O zaman b 1 bölü 2, a da eksi 8 toplarsam da eksi 15 bölü 2 etmiş oldu. Nasıl hızlı yaptık? Eksi 8 yarım daha eksi 7 buçuk 15 bölü 2 7 buçuktur. Hemen eksiyle yapıştırdım. Şimdi bunlar çakışıklardı ve herkes oranlıydı. Ama lakin ki paralelse paralelse arkadaşım m eksi 3 bölü m artı 2 eşit olacak kime 1 bölü eksi 2'ye bak unutma burası artı 1 burası eksi 2 burası eksi 2 tabii ki de bunlar birbirine eşit olmayacaktı kimler onlar 5 eksi 1 bak yanlış yazdım görüyor musun eksi 1 e 5 nasıl olsa önemsiz diye sallamadım ama buradan başladığım için buradan devam etmem gerekiyor bu arada sen bunları hocam eğim diyorsun ama bunlar eğim değil ki diyebilirsin hiç fark etmez. Orada bakın bunlar eğimlerden gelir. Karşıya atıp altına atarsan burası ne gelir biliyor musun? Eksi A1 bölü B1 gelir. Burası da eksi A2 bölü B2 gelir. E bunların eksileri at. A2'yi buraya B1'i buraya at. Ne yapardın? Oran, orantıda içler yer değiştirebiliyorlardı. O yüzden ben eğimler diyorum. A'lar B'ler sana eğim verir. Eğimdir demiyorum. Eğimi verir. O yüzden bitirdik. Bunu da hatırlattık bir daha. Çarptım içleri dışları. Eksi 2 M artı 6. M artı 2. Çünkü birim bir etkisi yok. Burayı toparlayalım hemen. Attım buraya geldi buraya. 4 eşittir 3 M. O zaman buradan da M eşittir 4 bölü 3 yapmış oldum. İşte bu kadar arkadaşım. Bunu buraya bunu buraya attık. Hiçbir sıkıntı yok. Bu paralellik ve çakışıklıktı. Hemen yaptım ve geçtim. Geldim buraya. D doğrusuna paralel bir doğru varmış. O doğruda eksi 4'e eksi 2'ye 4'ten geçiyormuş. O zaman arkadaşım bu doğrunun denklemini bul diyor. Ya burası alfa mı? Sen bunun eğimini biliyor musun? Evet biliyorsun. Eğimi ne bunun? Tanjant alfa eşittir 3 bölü 2'dir. Ama gel gör ki bu doğrunun eğimi buradaki tanjant alfa değil. O zaman eğim nedir arkadaşım? D doğrusuna paralel. D doğrusunun eğimi M'de nedir? 3 bölü 2. Ama hangi 3 bölü 2? Eksi 3 bölü 2. Burayı patlattım. Bu tamam. Şimdi devam ediyorum. Ve bu noktada paralel ya. Eğimler aynı. Eğimler aynıysa bir nokta belli. O zaman ne yapıyorum hemen? Çok dikkatli izle. Eğim eşittir. Bakın her zaman gibi. Eğim eşittir. 2 nokta. Kim bu? Tabii ki de göklerden gelen bir nokta vardı. Buraya M yazmak sakıncalı oldu. A yazalım. A noktası da x'e y dedik. Artık bunu var ya kafanıza kazıdım. Göklerden gelen bir nokta. Hemen onunla birlikte eğim yapıyorsun. 4 eksi y bölü ne yapıyorsun? Bak 4 eksi y bununla başladım. O zaman eksi 2 eksi x yapıyorsun. Hiç fark etmez. Hangisi? Y der hocam önce yazılıyordu. Fark etmez. Sen yeter ki y'yi sonra yazdıysan x'i de sonra yaz. Unutma dedim. Hemen burayı toparlayalım. Eksi 2 eksi 3 artı 6. Eksi 3 eksi artı 3 x. 2 kere 4 8. 2 kere eksi 7 eksi 2'ye. Attım karşıya. 3x eksi eksi 2'ye artı 7 oldu. E, eksi artı y oldu. Hemen bunu da eşittir 2 ya da eksi 2 eşittir 0'da yapabilirim. Hiç fark etmez. Herkes de karşı yapmış olabilirim. Doğrunun denklemini buldum mu? Buldum. 3x 3x artı 2y eksi 2 çıktı. Şimdi ben size başka bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Doğruyu bulduk. Ama şöyle de bulabilirdin. Bu doğruyu sen bir bul. Bu doğruyu bulursan nedir? X bölü X'i kestiği. Y bölü Y'yi kestiği eşittir 1. hızlıca 6 ile çarp. 3X artı 2Y eşittir 6 idi. Bak her, her tarafı hızlıca 6 ile çarptım. Biraz önce öğretmiştim ya. 6 ile çarpacağım. Pay ve pay, paydaların ekokuyla çarptın. Paydadan kurtuldun. Bak şimdi arkadaşım. Sana bir şey söyleyeyim. Çok iyi dinle burayı. Bu iki doğru paralelse. O zaman bunların x'leri oranlıdır ve aynıdır bu noktadan geçiyorsa o zaman x'i eksi 2 koyarsan y'de 4 koyarsan 3 kere eksi 2 eksi 6 4 kere 2 8 eksi 6 8 eşittir 2'dir. O zaman senin doğrunun denklemi budur. Bu doğruyu biliyorsun. Paralelse x'leri y'leri sabit tutuyorsun. Hemen buradaki noktayı da yerine koydun mu senin c gelecek. Bakın aynı şey mi? 3x artı 2'ye eksi 2 eşittir 0. 3x artı 2'ye eksi 2 eşittir 0. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Bu kısmı da bitirdik. Geldik şimdi 3 3.5'a. Artık 3 buçuk atmayacağız tabii ki de. Ne yapacağız? Çok güzel bir şekilde bunu da patlatacağız. Üç buçuk dik kesişen doğrular. Şimdi arkadaşlar iki doğrum var mıydı? İster böyle yazılsın. X, Y, C'ler. İsterse Y ye yalnız bırakıp yazılsın. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen hemen eğim bulacaksın. Bu ikisinin eğimi var ya iki tane doğrunun eğimi dik kesişiyorlarsa bu eğimlerin çarpımı eksi birdir. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi birdir. Bunu yazdın İster buradan bak at karşıya al buraya eksi A1 bölü B1 eksi A2 bölü B2 biraz önce söylemiştim ya. Hani A'lar B'ler eğim verildi. işte buradan eşittir. Eksi bir olacak çarpılırsa. Sen böyle verilirse hemen ne yapacaksın? Y'yi yalnız bırakıp X'in önündekini eğim yapacaksın. Ve çarptığında bunlar ne gelecek arkadaşım? Kesinlikle çarpımları eksi bir gelecek. Şimdi bana ne söylüyor? Bir bakalım. Diyor ki ABC üçgeninde bir ABC üçgeni var. Hemen her zaman gibi şu şekli çiziyorum. Çünkü bu bir üçgendir. <laughs> Geldim buraya. A noktasını biliyorum. Eksi 2'ye 3. B noktasını biliyorum. 3'e 4. C noktasını biliyorum. 4'e 0. Tamam. Bunu çizdik. BC'nin yüksekliğini taşıyan. BC bu. Yüksekliği de şu vatandaş. Bunu taşıyan doğrunun denklemi diyor. Hayda! Bunu taşıyan doğru şu. Bak doğru parçası demiyor. Doğru şu. Bu doğrunun denklemini istiyor. Arkadaşım bir kere bu doğruya dik mi bu? Dik. O zaman şu doğrunun ben bir eğimini bulayım. Bak şu MBC'nin yani BC'nin eğimini bulayım. Eğimini nasıl bulacaksın? 4'ten 0 çıktı. Y'leri çıkarttım. Bölü X'leri çıkarttım. 4'ten 0 çıktı. 3'ten 4 çıktı. O zaman MBC neymiş arkadaşım? Eğimi 4 bölü eksi 1'den dolayı eksi 4'müş. Bak burası tamam. Burayı hallettim. Burası süper. Eksi 4'ü buldum. Şimdi arkadaşım bu adamın eğimi eksi 4 ise ben şu M dikin dik diyeyim ona ya da DA diyelim fark etmez. Şurası da D noktası olsun. Bak bunun da eğimi M olsun. Ben ne yapmayı ne yapacağım şimdi? M çarpı eksi 4 eşittir eksi 1'dir. Neden? İki doğru dik kesişiyorlarsa eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Buradan da ne yaptım? 1 bölü 4 diye buldum. İşte bu. 1 bölü 4 diye buldum arkadaşım. Bunu sakın unutma. 1 bölü 4 diye halletmiş oldum. Peki bu doğrunun eğimi 1 bölü 4 ise arkadaşım bak sana bir şey daha söyleyeyim. Bu doğruyu başka türlü yapalım şimdi. Ben neyi biliyordum? Y eşittir. X'in önündeki eğimdi. Eğim 1 bölü 4 mü? Evet. Burada X var mı? Evet. Sen neyi bilmiyorsun? C'yi. Bulalım. Bak sessiz sedasız bulalım. Bu eksi 2 bu 3. Eksi 2 bölü 4. Burayı yaptım bak. Ne oldu? 3 eşittir. Eksi 1 bölü 2 oldu. Artı ne eklersen burası olur. Tabii ki de 7 bölü 2 eklersen yarım, eksi yarım 3 olması için 3,5 eklemem lazım. 3,5 eklemek için de buranın da 7 bölü 2 olması lazım. İşte bu. Bak olayı bitirdim mi? Bitirdim arkadaşım. İstiyorsan her tarafı 4 ile çarp. Bak 4 ile çarparsan ne oluyor? 4y eşittir. X artı 14 oldu mu? Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. İkisi birbirine dik mi? Evet. İkisi birbirine dik. Bunları da yaptım. Bak eğim yaptım. Bir daha söyleyelim. Dörtten sıfır çıktı. Üçten dört çıktı. Eksi. Eksi bir. Dört eksi. Dört bölü eksi bir. Eksi dört. İkisinin çarpımları eğimleri çarpımı eksi birdi. Buradan da bir bölü dört buldum. Geldim buraya. Bak bu sefer farklı bir yöntemle yaptım. Burası da güzel oldu. Farklı yapmayayım. Bak şimdi farklı yapmayayım. Farklı yapmazsan ne olacak arkadaşım? Farklı yapmazsan da şöyle olacak. Bak çok dikkatli izle. Farklı yapmazsam da ne yapacaktım? Eğimi biliyorum. Bir bölü dört diye. Eğim bir bölü dört. Göklerden bir nokta getiriyorum hemen. Y eksi bu noktadan geçiyor zaten. Eksi 3. X eksi eksi 2 yapıyorum. İçler dışlar yaptığımda X artı 2 eşittir. 4Y eksi 12 etti. Herkesi bakın 4Y kalsın. Bunu karşıya atarsam da yine aynısı çıkmış olacak. İki türlü, üç türlü, istediğin türlü yaparsın arkadaşım. Ben sana mümkün olduğunca en fazla yöntemle yapmayı gösterdim. Sen bilirsin. Gerçekten çok fazla ayrıntılı, çok fazla iyi bir şekilde anlatıyoruz. Bunları <laughs> iyi bir şekilde derken biraz elaniyet yaptık ama olsun e, bu şekilde yapıyoruz. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı. Sen tercih et, istediğini yap ama her şeyi bil. Geldim buraya artık bitiyor noktanın ayeti Bir noktanın bir doğruya uzaklığı arkadaşım. Nasıl yapacağım bir noktanın bir doğruya uzaklığını? Hemen nokta var. Doğruya uzaklığı. Noktanın Hemen bu noktayı getirip burada koyuyorsun. X'lere Y'lere koyuyorsun. Tabii ki de eksi olmaması için uzaklığın mutlak değer yapıyorsun. Bak X'i koydum X1. Y'yi koydum Y1. Bir de aşağıya 3, 4, 5, 5, 12, 13 gibi A'ları B'leri gözüne kestiriyorsun. Ona göre yapıyorsun. Hocam hiçbir şey anlamadım. Bak göstereyim sana. 5, 12, 13. Bir köşesi ne diyor bana? Bir köşesi 1'e 2 olan. Bak doğrusu üzerinde bulunan. iki köşesi doğrusu üzerinde bulunan. Bir doğru var. Bunun üzerinde bir köşesi de A noktasındaymış. 1'e 2 diye bir tane ne varmış? Eşkenar üçgen. Bak şöyle bir eşkenar üçgen var dostum. Bu da neymiş? 5x artı 12y eksi 3 eşittir 0 doğrusuymuş. Bak şimdi sana ben söyleyeyim. Bu bir eşkenar üçgen. Bura 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 bir eşit. Bak ben buradan indirdiğim şeyin dik olduğunu biliyorum. E, noktanın doğruya uzaklığı mıdır bu? Evet. Bak noktanın doğruya uzaklıdır bu arkadaşım. Noktanın doğruya uzaklıdır bu. Ne yapacağım? Noktadaki x y'yi koyacağım. Koyalım hemen. Buradaki h diyeyim buna. h eşittir. 5 çarpı 1 artı 12 çarpı 2 eksi 3 mutlak değer içinde maazallah eksi çıkar. Ondan sonra devam ediyorum. Bak hemen aşağısı 5'in karesi artı 12'nin karesi kök içinde. Ben olsam yazmam daha da. 5, 12, 13. O zaman aşağısı 13'tür. Ya da 144'ten 169'dan 144, 24, 25, 169'dan 13'tür. O zaman ne çıktı benim için? H, H eşittir. Ne çıktı burası? 5, 29, 26. 26 bölü 13'ten 2 çıktı. <laughs> Bak şimdi arkadaşım. Burası 2'ymiş. Bana diyor ki eşkenar üçgenin alanı nedir diyor. Bak burası 2 ise burası 60'ın karşısı. 60'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 2 bölü köküçtür. Burası iki bölü ise burası da iki bölü köküdür. Çünkü iki eş parçaya bölerdi, eşkenar üçgende. O zaman yüksekliğin iki, tabanın dört bölü kökü üç bölü iki, bölü ikiler birbirini götürdü. O zaman alanın ne geldi? Dört bölü kökü geldi dedim ve bu üçgenin alanını da bitirdim. Doğrunun üzerinde iki noktası var, bir tane daha noktası var. Dikliği hemen kullandım. Bak, hemen çakallık yapacaksın, bunu da böyle kullanacaksın. Geldim buraya. Paralel iki doğru olursa bunun anlamı nedir? Paralel iki doğrunun anlamı da iki tane doğru var. Arasındaki uzaklık zaten paralel de. Bak burada dikkat et. Bak burası çok önemli. Sana adam 3x artı 2y eşittir şey artı 5 verir. Bir de 6x artı 4y verir. Eksi 2 verir. Sen bunların paralel olduğunu biliyorsun ya. Gidersin keko gibi c'lerin farkını yapacaksın ya. Gidersin bunları yaparsın. Cık cık cık. Sakın. Ne yapacaksın? İlk önce A'ları ve B'leri eşitleyeceksin. Unutma. A'lar B'ler eşit olduktan sonra C'leri çıkartacaksın. Yine 3, 4, 5 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. A, 2A A kök 5 vardır. Bu ikisi arasındaki uzaklık. Hemen yapalım. Doğrular üzerinde karşılıklı kenarları sahip karenin alanı nedir? Bak bir doğru var. Bir doğru var. Burası x eksi 3 y eksi 7 eşittir 0. Burası da x eksi 3y artı 13 eşittir 0. Şimdi arkadaşım bir şey söyleyeceğim sana. Hocam burada bunlar karşıda dursan olur? Hiçbir şey fark etmez. Nasıl olsa mutlak değer alıyorsun. İkisini de eksi yapın mutlak hiç fark etmez. O zaman bu bir kare miymiş? Evet. Bu kenarları üzerine, kenarları bu doğruların üzerinde miymiş? Evet. O zaman kesinlikle benim bildiğim bu yanlardaki kenarların uzunluğunu bilirim. Peki nasıl bilirsin hocam? Şöyle bilirim dostum. Bak nasıl bilirim? Çok dikkatli izle. Eksi 7. 13. Aradaki mesafe kaç? Mutlak değer. Eksi 7. Eksi 13. Aradaki uzaklığı bilsen yeterliydi. O zaman ne yaptım? Bir de ne yaptım? Her zaman gibi A kare, B kare, C kare yaptım. Bak yine pratik yapacağım. Burası 1. Burası eksi 3. A, 3A karesini aldım. Nasıl olsa 9. A kök 10. O zaman burası kök 10'dur. Mesela 2, 6, 2 kök 10. A 3 A. A kök 10. Burada da ben öyle yapıyorum. Ya da şöyle yaparsın tabii ki de. 1'in karesi 1. Eksi 3'in karesi 9. 1 artı 9 kök 10. O zaman ne oldu buradan? H eşittir 20 bölü kök 10 çıktı. O zaman buradan da H eşittir 2 kök 10 çıktı. Çünkü burası 2 çarpı kök 10 çarpı kök 10'dur. Hemen kök 10'ları patlattım gitti. Bana diyordu ki alan nedir bu karenin? E bir kenarı 2 kök 10. O zaman alan nedir? 2 kök 10'un karesidir. Çünkü a kareydi değil mi? Alanımız neydi? Alan a kareydi. O zaman ne yaptık? Alan buradan 2 kere 2 4 kök 10 çarpı kök 10 10. O zaman ne oldu? 40 oldu ve bu soruyu da güzel bir şekilde yapmış olduk. Şimdi geldim arkadaşlar. Son sorularıma doğrunun etini bitti. Ne yapacağız? Şimdi biraz da karma, sınavda çıkmış, çıkabilecek tarzda sorulara bakalım. Mesela bu soru sınavda çıkmamış ama çıkabilir diyebileceğimiz bir soru. Zor mu? Hayır. Mesela ben soruları sınavdaki soruları şöyle nitelendiriyorum. Zor mu? Değil. Ama sınavda heyecanla yapamayabilir misin? Evet, o zaman o sınavda çıkan sorudur. Bak, çıkabilecek tarzda bir sorudur. Zor bu değil. Ama sen şaşırsan olabilir, yapamayabilirsin. O yüzden de o sınav sorusu olabilir. Mesela bu soru bak, kolay mı? Kolay. Ya sınavda sakin olmak ve stres eşiğini eşik ne demek? Yukarıdan mı aşağıdan tam bir orta bir stresli olmak lazım. Stressiz olmak da işlem hatasına yol açar. Stres de seni panik yaptırır yine işlem hatası ama hafif stresli böyle rahat değil ama gergin de değil. Böyle ciddi bir şekilde yapmak önemli. Geldim buraya. Bakıyorum şimdi burada bir tane doğru var ve de kareden geçmiş. Burada da bana bir tane doğru vermiş arkadaşlar. Doğrunun da üzerindeymiş. Şimdi bakın ben bu soruyu şöyle yapacağım. Herkes farklı yapabilir. A der. Buraya A der. Burası 6 eksi A'dır. Mesela buraya 6 eksi A ise şu yükseklik A'ydı. Yerine koyar yapar. Bak herkes farklı yapabilir. Hiç fark etmez. Bana A, B, C'de karesinin alanı soruyor. Hatta ben o yolla başlayayım. Öbür yolu da anlatayım size. Bakın bu, bu, karenin bir kenarı A olsun. O zaman bu karenin de bir kenarı daha A'dır. Bakın buranın tamamı 6 A'ydı. Gör şey 6 A'ydı diyorum özür dilerim. Buranın tamamı 6'ydı. 6 ise arkadaşım şuradaki A'yı çıkartırsan o zaman demek ki şu A noktasının apsisi 6 eksi A'dır. Bu A noktasının apsisi 6 eksi A'dır ve 0'dır. Devam ediyorum şimdi. Çok dikkatli izle. Buranın yüksekliği de yine karenin bir kenarı mı? Evet. O zaman bak bu A noktası değil de şu D noktasının da ne olduğunu da sen biliyorsun. D noktası nedir arkadaşım? D noktası da Bakın 6 eksi aya yüksekliği de a olan bir şeydir. Şimdi bu doğrunun üzerinde mi? Evet. Doğrunun üzerindeki noktalar doğruyu sağlar. Hemen yapıştırayım yerine. 3 çarpı 6 eksi a eksi 2 çarpı a eksi 5 eşittir 0. 3 kere 6 18. 3 kere eksi a 3a eksi 3a eksi 2a eksi 5 eşittir 0. Buradan ne oldu arkadaşım? 13 eşittir 5A oldu. Eksi 5A'ydı. Karşıya attım. Bunlar da 13 olmuşlardı. O zaman A neymiş? 13 bölü 5'miş ya da A neymiş? 2,6'ymış. Bak gördün mü? Buldum. Ne yaptım? Karenin alanını bulmuş oldum. Daha doğrusu alanı bulmadım. Doğrusu şey bir kenarını buldum. Bir kenarı bulmak demek kolaydı zaten. A'nın karesini al demekti. O zaman A 13 bölü 5'in karesi 169 bölü 25'tir. Zaten bana Ondalık sonra. Ya böyle de bırakabilirim. Cevaplarda varsa ona göre de bakalım. Tabii ki de 4 ile geçtirip ondalık da bulabilirim. Ama zaten büyük ihtimal cevaplarda bu vardır dedik ve geçtik. Peki başka nasıl yapabilirdik arkadaşlar? Eğim biliyor musun? Biliyorsun. Eğim neydi? Eğim buradaki Y'yi yalnız bırakınca X'in önündekiydi. O zaman bakın burada siz bir kenarı buradaki şuradaki doğrunun eğiminden dolayı sen şuranın şuraya uzaklığını bilirsin. Bilirsen o zaman sen burayı x'li y'li yazıp yine buradaki noktadan da bulabilirdin. Hiç fark etmez ikisi de olurdu. Çünkü bu nokta neydi arkadaşım? Bu nokta bak hemen y'ye sıfır ver x'im 5 bölü 3 oldu. Demek ki bu nokta 5 bölü 3'müş zaten dedim ve bu noktayı kaçırma. İki türlü de olurdu. Sen buraya dediğim gibi 3k 2k muhabbetinden dolayı buralara da k'larını verirdin. O zaman da şu uzaklıktan da yapardın. O da sana ödev olsun. Ben bunu böyle yaptım. Geldim bir başka soruma. Şekilde A noktasının D'ye uzaklığı kaç birimdir diyor. Şekildeki A noktasının D D'ye uzaklığı kaç birimdir? Ha bitmedi. Bakın hemen bunun buna uzaklığını bulalım. Bulmam için arkadaşım bir kere bu doğrunun denklemini yazmam lazım. X bölü X'e kestiği. Bir de ne olacak arkadaşlar? Y bölü Y'de kestiği eşittir sıfır. O şey sıfır diyorum. Eşittir 1. O zaman burayı düzgün yazayım. Her tarafı bir 12 ile çarpayım. Çarparsam 3x eksi 4y eksi 12 olur. Karşıda kalmasın. yanımıza gelsin. Her tarafı 12 ile çarptık. Artık ben D doğrusunu biliyorum. 3x eksi 4y eksi 12 eşittir sıfırdı. Peki benim A noktam neydi? A noktamda eksi 2. Burası eksi 2 değil tabii ki de. A noktamda 2y Eksi 2 idi arkadaşım. Burası eksi 2 değil 2 olacak. Onu da düzeltelim hemen. Burası eksi 2 imiş. Tamam bunu yap. La, eksi 2 değil diyorum bir daha onu yapıyorum. Ne yaptık? Burası 2 imiş arkadaşlar. Karıştırmayalım çünkü burada 2 vardır. Şimdi 2'yi yerine koydum. İks ya ne biçim yazdık biz ya. Hemen A noktasını şurada göstereyim bir daha. Arkadaşlar A noktası bir türlü yazdırmadı kendini. A noktası eksi 2'ye 2'dir. X'i eksi 2. Evet X tarafta. Y'si de art tarafta 2'dir. Bir sıkıntı yok. Şimdi bu noktanın bu noktaya uzaklığı kaç bin diyordu? Hemen koydun. Haşırt ne oldu? 3'e eksi 2. Hemen bunu koydun. Hop eksi 4'e 2. Burası ne oldu? Hop haşırt diye bunu da koyduk buraya. Bitti. Böyle çat çut çat çut yaptık. Ne oldu burası? 3 kere 2 eksi 6. Burası ne oldu? Eksi 8. Burası ne oldu? Eksi 12. Bu arada ben ne yapıyorum? Saçmalıyorum. Niye? Bakın bu soru birazcık yorulduk herhalde. Burada ne yapacaksın arkadaşım? Haş diyeceksin. Şu haştan bahsediyoruz. Haş eşittir diyeceksin. Bunu mutlak değeri alacaksın. Aldık mı mutlak değeri? Aldık. Peki paydasında ne olacaktı? 3, 4, 5 varmış. Bunu da 5 şeklinde yaptık. O zaman ben haş uzunluğumu ne buldum arkadaşım? Çok güzel bir şekilde. Bakın eksi 26, 26 bölü 5 buldum. Bu da nedir? 5.2'dir dedim. 5.2 birim buldum. Bakın bu kısım kolaydı. Bunu yaptım. Bu uzaklıktı. Bunu yaptık. Geldim şimdi ikinci soruma. O da diyor ki doğruda kestiği noktanın apsisi. Haydi. Bak şimdi arkadaşım çok dikkat et buraya. Bak buraya çok dikkat et. Sen bu doğruyu biliyorsun. Bu doğrunun eğimini biliyor musun peki? At y'yi karşıya yalnız bırak. Eğim 3 bölü 4 oldu. Bak y'yi artı 4 y. Her tarafı 4'e böl 3 bölü 4 geldi. Bunun eğimi 3 bölü 4'tür. X'in önündekinden buldum. Ya da şuradan da bulabildim. Karşısı 3, komşusu 4. Nedir? Eğimim artı. Bak eğimim artı. Çünkü dar açı. Sonrasında ben bu doğruyu biliyor muyum? Bilmem lazım. O doğruyu nasıl bileceğim arkadaşım? Onun da eğimi, eğim 1 olsun. Bunların çarpımları eksi 1 olacağı için o zaman bunun da eğimi eksi 4 bölü 3'tür. Yaptım mı? Yaptım. Bak burayı da hallettim. Nasıl hallettim? Bir daha söylüyorum. Çarpılınca bunlar sadeleşip bunlar sadeleşecek ya. Eksi 1 olması için eksi. 4 bölü 3 dedim. Şimdi bakın buraya sıkıştırdım kendimi ama olsun. Hemen bakın bu mavi doğru sonuçta burada 2'ye eksi 2'ye 2'den geçiyor. O zaman ben şöyle bir şey yazabilir miyim? Y eşittir. Eksi 4 bölü 3 x artı c'dir bu. Bakın buraya göre yazdım. Peki ben bu c'yi nasıl bulurdum? Hemen üzerindeki bir noktayı koyardım. Üzerindeki noktayı koyarsak ne olacak? O koyduğumuz nokta Neresidir? Eksi 2 koyacağız. Eksi 2'yi koyduk. E, Y'si de 2'ydi. Tamam. O zaman burası ne oldu? Bak 2 eşittir. Eksi 8 bölü. Eksi 2 eksi. Eksi 4 eksi 2 çarpılırsa. 8 bölü 3 oldu. Artı C. E, burası da 6 bölü 3'tür. Attım karşıya. Eksi 2 bölü 3 geldi. C neymiş arkadaşım? Eksi 2 bölü 3'müş. O zaman ben bu doğru için ne diyorum? Bakın. Ben bu doğru için ne diyorum? Y eşittir. Eksi 4 bölü 3. Eksi... 2 bölü 3'müş. Toparlayalım şunun ağzını burnunu. 3y bakın bunun gibi yazalım. Karşıya attım. Burada tabi x var. Attım karşıya artı her tarafı 3'e çarptım ya arkadaşlar. 3'e çarptığım için 3y geldi. Hatta bir kere düzgün yazayım. Eksi 4x eksi 2 gelmiş oldu. Bunu bir daha düzgün yazarsam 3y artı 4x artı 2 eşittir 0. Bunu da yazdım. Şimdi bakın bu doğruya bir bakarsan bu nokta sağlıyor mu? Koydum eksi 2'yi eksi 8. Koydum 2'yi 6. O zaman eksi 8, 6, 8, 0. Doğru. Peki eğimler doğru mu? Doğru. Eğimlerim de eksi 4 bölü 3'tü. Attım karşıya. Eksi 4 bölü 3 geldi. Bu da tamam. Demek ki bu doğru bu. Bakın hocam bunun daha kolay bir yolu var mı? Yok. İşte benim geometride en sevdiğim soru bu. Niye? Çünkü aşama aşama gidiyor. O zaman bana diyordu ki bu doğruların kesiştiği noktanın absisi diyordu. O zaman hemen yapayım. Bir doğrum 3x eksi 4y eksi 12 eşittir 0 İki doğru nasıl kesişeceklerdi? Hemen bunları taraf tarafa toplayacağım ya da çıkartacaktım. Öyle yapacaktım. Bakın burası da artı 2 eşittir 0. Şimdi ben ne istiyorum? Çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Ben burada absisi istiyorum. X istiyorum. Kim gitsin? Y. O zaman yukarıyı 3'e çarparsak. Bakın yukarıyı 4'le çarpalım. 4'le çarparsam 12y artı 16x artı 8. Şu an her tarafı 4 ile çarptım. Aşağıyı neyle çarptım? Aşağıyı da 3 ile çarptım. 3 ile çarparsam 9x eksi 12y eksi 36 eşittir 0. Taraf tarafa topladım. Bakın y'ler gitti. x'ler ne geldi? 25 eksi 28. 25x eşittir 28 eşittir 0. Buradan da 28'i karşıya attım. 25'e böldüm. O zaman burası da 28 bölü 25 gelmiş oldu bana burayı soruyordu. Burasında kesişimi yani bir virgül bir şey. Hatta bunu da direkt söyleyebiliriz değil mi? Bir tam 3 bölü 25'tir. Yani o da 1 bir virgül yüzde 12'dir dedik ve burayı da yapmış olduk. Yani birden az ötede mi? Evet doğru. Çok da güzel gözüküyor. Mantıklı gözüküyor. Gayet de güzel çizmişiz demek ki. Bakın bunu böyle yapacaksınız. Başka şanssız yok. Bu doğruyu bulacaksın. Bu doğrunun denklemini bulacaksın. Peki bu doğruya nasıl geçeceksin? Eğim var, bir nokta var, oradan geçeceksin dedik. Ben ne yaptım ama eğimden yap şey eğim ve bir noktadan yapmadım. Zaten eğimi bildiğim için y ile eşittir mx modundan yaptım. N'yi de zaten koymuş olduk. C'yi de kendim buldum. Nc N, C aynı şey zaten orada ondan bahsediyoruz. Bir sonraki soruma geldim. Bakın bu sorular çok çıkıyor. Ben bunun varlığını gösteriyorum. Siz başka sorularda bunu uygulayın. Doğrularının sınırlı bölgenin alanı diyor. Şimdi sen bir kere burada ultra meka mükemmel bir çizim yapman lazım. Bak bütün doğruları ilmik ilmik işlemen lazım. Hemen yapmamız lazım. Bir kere x eşittir sıfır doğrusu. x eşittir sıfır doğrusu burasıdır abi. x eşittir sıfır doğrusunun burası olduğunu söylemiştik. Bu bir. x eşittir eksi altı doğrusu. x eşittir eksi altı doğrusu. Budur abi. Şurada eksi altıdan geçen şurası orijin 0, Burası da x eşittir eksi altı doğrusu. Bana ne diyor? Y eşittir eksi 1 doğrusu diyor. Hemen onu da çiziyorum. Y eşittir eksi 1 doğrusu da bana şöyle dar bir yerden gelir. Çünkü orantılı yapalım birazcık güzel yapalım. Burası da Y eşittir eksi 1 doğrusudur. Geldik kritik doğruya. Asıl doğruya geldik. Burada x'e 0 verirsem y eksi 5 oldu. Fark ettik mi onu? x'e 0 verirsem y eksi 5 oldu. Eksi 5 dediğim yer şurada bir yerdir. Y'ye 0 verdim. X'im 15 oldu. 15 de şurada bir yerdir. O zaman bunu çok düzgün bir şekilde çizelim şimdi. Şöyle biraz daha yatık çizeceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tam orayı 5 dedim ama orası 5 olmasın. Şöyle şuradan geçsin. Yani illa bir yerden geçsin. Hatta 5'imizi de şuraya alalım. Eksi 5'imizi. Burasını yok görün siz. Sıkıntı yok. Burada bir şey yok. Burası da nedir arkadaşlar? 15'tir. Çünkü x'i 15'ten geçiyor. 15'e 0'ı sağlıyor bu. Bakın 15'e 0'ı sağlıyor. Bir de eksi 5'e 0'ı sağlıyor. Daha doğrusu eksi 5'e 0 değil. 0'a eksi 5'i sağlıyor. Tamam bunları yaptık. Şimdi bize diyor ki bu dört doğrunun sınırlandırdığı bölge. Bakın arkadaşlar dört doğru sadece şurada bir sınır yapar. Sadece burada bir sınır yapar. Şimdi buradaki sınırları bulacağız. Bir kere şu sınırım benim. Gözle gözüküyor. Burası 6. Burayı çok net biliyorum. Burası eksi 1'di. Burası eksi 5'ti. Şurayı da çok net biliyorum. Burası da 4 birim. Geldim şimdi şuraya. Burası x eşittir eksi 6 idi. Bu doğruyla kesişimi. O zaman bu noktanın bir kere x'i kesinlikle eksi 6. Y'sini bilmiyorum. Eksi 6'yı koydum buraya arkadaşlar. Eksi 6 eksi 3'ye eşittir 15. Attım karşıya geldi buraya. Eksi 21 eşittir 3'ye. O zaman burası da eksi 7'ymiş. Bakın eksi 7'yi buldum. E burası eksi 1'deydi. Burası eksi 7'deydi. O zaman şurayı da buldum. Eksi 1 ile eksi 7 arası 6 birimdir. İşte bakın süper bir şekilde burayı da bulduk. Bir daha söylüyorum. Burası x'e eksi 6. Y'nin kaç olduğunu bilmiyoruz. X'e eksi 6 ise x yerine koydum. Eksi 6 karşıya gitti 21. O zaman eksi 7 oldu. Şimdi bana buranın alanını soruyormuş. Süper bir çizim yaptım. Yani mükemmel gözüküyor. Şu an ekrandan bakıyorum. Sen de ekrana bakıyorsun. Mükemmel gözüktüğünü söyleyebilirim. O zaman aslında bana burada bakın burası diktir. Burası diktir. Burada bana bir yamuk soruyor. Yani yukarının aşağıya paralel olduğu bana yamuk soruyor. Yamuk. Alan yamuk neydi? Alan yamuk eşittir. Orta taban çarpı yükseklikti. Her defasında şu aşağıya bir şey yazacağım gibi geliyor ama yazmayacağız. Orta taban çarpı yükseklikti. Peki o zaman yamuğun alanı ne oldu arkadaşım? Alan eşittir. Orta taban 6 artı 4 bölü 2 çarpı yükseklik. İşte orta tabanım ne oldu? 5 oldu. 6 kere 5 30 oldu. Ve bu soruyu da müthiş, müthiş derecede bitirdim. Adamlar sana 2-3 doğruyu kesiştirir. Bir tane doğru verir. Hiç fark etmez. Sen bunları güzel bir şekilde çizdikten sonra hiç kimse sana engel olamaz. Geldim. Bir çıkmış soruyu arkadaşlar ve son sorum bu doğrunun aletinde çıkmış sorum. Yandaki kareyi eğimi eksi 1 bölü 3 olan doğruya eşit alan iki alana ayırıyor diyor. Bakın eğimi eksi 1 bölü 3 olan doğru eşit iki alana ayırır. Bak alana ayırıyorsa eşit iki alana. Bu arada eğim böyleyse bakın burada benim e, doğrum kesinlikle şöyle bir şey olması lazım. Niye? Eksi ya geniş açılı olması lazım. Ve kareyi ikiye ayıracaksan sen buradan dikeylemesine kesmediğine göre çünkü bu bunun eğimi eksi 1'dir. Daha da eğimli bir şeyle kesiyormuş. O zaman demek ki sen kusura bakma böyle giden bir doğrusun. Ve neyi biliyorum ben? Sen burayı A diye ayırıyorsan burayı da A diye ayırmalısın. Burayı B diye ayırıyorsan burayı da B diye ayırmalısın. Ki B dememin anlamı yok. 6 zaten. Burası 6 ise burası 6 eksi A'dır. Burası 6 eksi A'dır. Ve burası da A ise burası da 6 eksi A'dır. Eğimin bu arada neymiş arkadaşım? eğimim de eksi bir bölüştü. Eksilik sola yatıklıktan gelirdi. O zaman eğim karşı bölü komşudan dolayı demek ki burası da 3 aymış. İşte bu. Burası da 6 olduğunu biliyordum. Of 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 Allah'ım ya Rabbim. Şu an böyle çısır çısır yanan bir Adana'yı izleyip 5 dakika sonra yiyeceğim gibi böyle of 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 ağzımın suyu akarken böyle hissettiğim haz var ya. Şu an o hazı hissettim. Neden? Çünkü karnım acıkmış olabilir. <laughs> Neyse o değil. Tabii ki de neden? Çünkü müthiş çıktı. Her şey süper oturdu ya. Bak ne yaptım arkadaşım? Bir eğimli şey çizdim. Sen burası a ise burası a. Burası 6 eksi a ise 6 eksi a. Çünkü alanlar eşit olduğu için burası a burası a kesecek zaten. Başka şansı yok. O zaman ne yaptım arkadaşım? Bak şimdi çok iyi dinle. Burası 6 eksi a burası 6 eksi a. O zaman eksi 1 bölü 3 eğimse burası a ise karşı bölü komşu onu da biliyorum ne olduğunu. O zaman süper bir şekilde buldum. Şimdi iki tane ihtimalim var. Bir, e, benzerlik yapacağım. İki, buradaki eğim zaten 1 bölü 3'tü. Yani karşısı 6 eksi a, komşusu 6 artı 3 a eşittir 1 bölü 3'tü. İçler dışlar yaptım. 18 eksi 3 a eşittir 6 artı 3 a. Karşıya geçti. 12 eşittir 6 a, a eşittir 2 oldu mu? Süper oldu. A2 ise arkadaşım, bak şimdi A2 ise ne yapacaksın hemen A2 ise? Burada A'yı 2 yazacaksın. Hemen burası 6 burası 2 oldu. Bana ne soruyor bu arada? X ekseni kestiği noktayı soruyor. Yani A2 ise o zaman şu mesafede benim için neymiş? 6 imiş. A2 3 kere 2 burası 6 oldu. O zaman X'i kestiği yer neresiymiş? X'i kestiği yer 12 noktasıymış dedik. apsisini soruyor. Tabii ki de ordinatını soramaz. Bunu da bu şekilde bitirdik. Süper soruydu. Bu soruyu da halletmiş olduk. Evet geldik arkadaşlar. Artık neye geldik? Dönüşüm geometrisine geldik. Bakalım şimdi onda ne yapacağız? Dönüşüm geometrisine ne demiştik? Öteleme var, dönme var, yansıma var demiştik. İlki öteleme dönüşümü ve artık son kısma girdik. Ve yaklaşık 2 saat oldu. Ve hemen bitireceğiz. Bu kısımda inşallah yarım saatte biter. Bir K noktasının belli bir yönde ötelemeye geçtik bu arada. Bir K noktasının belli bir yönde sabit bir uzaklık kadar yer değiştirmesine öteleme denir. ...arkadaşlar siz bir şeyi öteliyorsanız... ...hani dersiniz ya, az öteye git dersin... ...ne yapar? Az öteye gider. Yani az öteye gittiğince adam takla atmaz değil mi? Dur ben öteye geçeyim. Hoppala hoppala hoppala... De ...demez. Az öteye kayar. Ya da az geri kayar. Anlatabiliyor muyum? Öteleme nedir? Sağa sola, yukarı aşağıdır. Öteleme nedir arkadaşlar? Sağa sola, yukarı aşağıdır. Şekilde bir değişiklik var mı? Yok. Bak şeklinde hiçbir değişiklik yok. Sadece sağa sola, yukarı aşağı kayarsın. Mesela yandaki şekil... Üç birim yandaki şekil bu yandan bahsediyor. Üç birim sağa. Sağ ne taraf biliyorsunuz anaokulundan beri. Gitmediyseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Geldim sağa gittim üç birim. Bir de ne diyor? İki birim yukarı ötelenirse. O zaman bakın size bir cisim verirse. Bir cisim. Bakın bu vektör fizikte de zaten görmüştünüz. Vektörel göstereyim. Bakın biz bunu bir cisim olarak düşünün. Cismi sen ötelersen arkadaşım şekilde değişiklik olmaz. Şekilde değişiklik olmayacağı için Burada referans noktalar seçmen lazım. Ben kendim referans noktaları seçerek yapıyorum. Sen nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama sen de bundan sonra referans noktası seç. Niye? Bu referans noktaları sen öteye beri götürdüğünde sana ne söylüyorsa onu yaptığında ne çıkacak olay? Senin zaten ne olduğun çıkacak. Zaten boyutunda bir değişiklik olmadığı için şekli şemali hep aynı. O zaman bakın X1 ve Y2'deydi. Ne diyordu? 3 birim sağ. 3 birim sağa giderse bu adam X1'den x art, X1 x artı 3'e gider. Peki Y birimse o zaman burası da ne olacak? Yine nereye gidecek arkadaşım? Hiçbir değişiklik olmadan yine sağa kaymış olacak. Yalnız iki birim de yukarı dediği için o zaman sağa kayarken demek ki burası x1, x1 artı 3'e gelecek. Burası da x2 artı 3'e gelmiş olacak. Peki buraya devam edelim. Burada ben bu noktayı aynı zamanda da iki birim yukarı öteliyorum. İki birim yukarı ötelersem tabii ki de alttaki referans noktam y1 artı 2 üstteki referans noktamda Y2 artı 2'ye gider arkadaşım. Unutma. Y2 artı 2'ye gider. O zaman benim bir noktam X1, Y1 noktalarım. X1 artı 3, Y1 artı 2'ye gitti. Burası da X2 artı 3, Y2 artı 2'ye gitti. O zaman sen şekli gönlünce çizebilirsin. Çünkü aynı şekil, aynı büyüklük, aynı boyutlar olacak. Bak analitik düzlemde eksi 2 virgül 4 noktası. X ekseni boyunca pozitif nokta 1 bir birim. Y, y ekseni boyunca pozitif birimde 3 birim aşağı ötelenirse... ...negatif yönde diyor. Bak benim ağzımda... ...kafa çok çalışıyor ya. <laughs> ne çıktı? Aşağı dedim. Ne yaptım? Y ekseni boyunca negatif yönde 3 birim ötelemesi. Yani aşağıya. Pozitif yönlerisi yani sağa. O zaman ne oldu arkadaşım? A üssü ne olacakmış benim için? Tabii ki de artı bir ötelersem... ...artı bir ötelemek demek. Tabii ki de x'i bir öteye götüreceksin. Artılara. Yani artı yönde biri götürürsen... ...eksi 2, eksi 1'e döner... O zaman negatiflerde de 4'ü de 3 birim ötedersin aşağıya. O zaman da bu da 1 olmuş olur. Bana ne soruyordu? A, A üstü koordinatların çarpımı nedir diyordu. O zaman x eksi 1 çarpı artı 1 eşittir eksi 1'dir dedim. Ve bunu da bu şekilde yapmış oldum. Geldim güzel bir soruma. Analitik düzlemde K noktası x'e y'ymiş. X ekseninde 5 birim sağa Y ekseninde 12 birim 12 birim yukarı ötelenmesiyle M noktası elde ediliyor. Arkadaşım bir noktayı sen ne yapıyorsun? Tutup 5 birim sağa götürüyorsun. Bu K noktasıydı. Aynı noktayı tutuyorsun. Bir de 12 birim yukarı götürüyorsun. O zaman burası da artı 12 olacak. Yeni noktan da M'ymiş. O zaman sana M ile K arasını soruyorsa sen bunları hemen hop diye böyle 5 12 13'ten bulursun. Hocam ne yaptın böyle? Ne kadar pratik hızlı yaptın? Sen de yapıyorsundur büyük ihtimal. Sıkıntı yok. Ya da şöyle diyebilirsin. Sen bunu öteliyorsan ne demiştik? X ekseninde 5 birim ötelersen X öteye gider. O zaman X artı 5. Y birim ötelersen de nasıl? Y ekseni boyunca da yukarı ötelersen de bu da Y artı 13 olur. Bu nokta M'ymiş. Biz ne demiştik? X'lerin farkı 5. Y'lerin farkı bir dakika burası 12 olacak. Ben 13 yazmışım. 12. O zaman zaten 5, 12, 13 üçgeni olduğunu fark ediyorsun dedim. Bu soruyu da böyle güzellikle kolaylıkla bitirmiş oldum. Şimdi geldik arkadaşlar. Öteleme bitti. Ötelemede çok zor bir şey yok. X ekseninde sağ derse artılar ekliyorsun. X'e sola derse eksileri ekliyorsun. X'e ve de yukarı derse y'leri artıları ekliyorsun. E, e, aşağı derse de y'leri negatif ekliyorsun. Yani eksileri ekliyorsun ve buluyorsun. Bu kolaydı öteleme kolay ve yine söylüyorum şekil varsa referans noktalarını al onları taşı ondan sonra şekli şşt, cillop gibi çiz geldim buraya dönme dönüşümü şimdi ötelemeyi yaptık bakın öteleme bitti İlk dönüşümümüz öteleme dönüşümüydü şimdi dönme dönüşümündeyiz sonra yansıma var ve olayı bitiriyoruz. Hemen arkadaşlar burada bunlarla ilgili çok soru çıkmıyor daha çok pratik olanlarda çıkıyor ki pratiği de ben size vereceğim birazdan. Geldim buraya düzlemde bir P, X, Y noktasının orijin bak dikkat edin orijin etrafında pozitif yönde alfa derece döndürülmesiyle artık yeni bir P noktası çıktı ortaya. O P noktası da nedir? Bakın X çarpı kosinüs X şey kosinüs alfa Y çarpı sinüs alfa virgül bakın biraz önce X ne güzel duruyordu hocam. İşte o X artık şaftı kaydı. X'i kosla çarptım Y'yi sinle çarptım arası eksi. Peki sonra ne yapıyorsun hocam? Sonra da x'i sin ile çarpıyorum, y'yi kos'a çarpıyorum, arası artı. Çok zor mu? Evet, zor. İnanın ben de bilmiyorum ezbere ama sorular çıktı mı da hemen kafamda pratik yani ezbere bilmiyorum. Kafamda döndürerek biliyorum. Nasıldı? XCYS, X, XCY'si arası eksi, X, c, y, c arası artı. Yani böyle bir formül ulaştırmak kafamda onu biliyorum. Böyle bir formülle bulabiliyorsun. Ne demek istiyorum hocam? Bak ne demek istiyorsun hocam? Burası PXY ise alfa kadar döndürürsen sen bunu bakın hiçbir değişiklik olmadan sadece ne yapıyorsun? Şöyle göstereyim. Sadece bu noktayı buraya döndürüyorsun. Orijin etrafında. Yani orijin noktasında sabitliyorsun. Dönme yalnızca bir noktayı değiştirmez. Diğer noktaları değiştirir. Bak dönme esnasında bu değişmeyen noktada dönme merkezi. Çoğunlukla orijin etrafında döndüreceği için bu sabit nokta değişmez. Sen buraya kayarsın ve bu noktayı sana sorar. Dönme noktasını sabit tutup hemen kaydıracaksın. Peki bir daha söyleyelim. Nasıldı formül? XC eksi YS XS artı YC. Yani değişiyorlar. Kosinüsle başlıyorsun sinüsle devam ediyorsun sinüsle başlıyorsun kosünüsle devam ediyorsun. Yalnız eksileri ve artı unutmayın. Nereden geliyor? trigonometrideki 12. sınıf konusundan yarım açılardan toplam fark sembollerinden geliyor. Buraya geldim. Burayı yaptım. Ama sana genellikle bu dönmelerde arkadaşlar daha çok ne verecekler biliyor musun? 90, 180, 270 derece döndürmeleri verecekler daha çok sana. Yani bir noktayı 90 derece döndürürsen ne olur diye onu verecekler sana. Mesela gösterelim. Sen buradaysan arkadaşım 90 derece dönersen sen şöyle bir yere gelmiş olacaksın. Bakın bu ikisi arasındaki olay 90'sa mesela sen ne yapacaksın? buradan buraya gelmiş olacaksın. Peki gelirsen ne olacak? Bak gelirsen yine bir geçiş 90 oluştu mu? Oluştu. O zaman bu iki bu iki üçgen arasında bir benzerlik ya da eşlik var mı? Evet. 90'ların karşıları eşitler mi? Evet. Dönmede ne yapıyorsun sen? Uzunluğu değiştirmiyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Burada bir eşlik yapıyorsun. Nerede? 90'da, 180'de, 270'de işler kolay. Onları yaparsın. Ama sana gidip de o 45 30 derse o zaman bu formülü ne yazık ki yapacaksın arkadaşım unutma bunu da söyledim. Geldim buraya. Arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Formülü yani yine söylüyorum. Bunu sınavda sormazlar. Ama siz yine de aklınızda bulunsun. Yani ya sorarlarsa kolay bir şey sorarlar. Ama sormayacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü 90 muhabbeti daha güzel, daha orijinal. Hemen bakın burada pozitif yönde 90 derece döndürülmesi diyor. İstiyorsan sen burada formüle koyabilirsin. Hemen koyalım. Bakın 2 çarpı cos 90 eksi y çarpı sin 90. Neydi? x c eksi ys virgül. Bakın bir tane nokta çiçek ortaya. x çarpı x derken pardon y derken de burası 5 bu arada x derken burası 2 sin 90 artı e, y derken y 5 zaten burası da cos 90 oldu. Senin burada güzel tarafın ne biliyor musun? 90 derece döndürünce 90 derece döndürünce cos 90 0. cos 90 0 Burası ne oldu arkadaşım? 2 sin de 1 olduğu için 2 eksi 5 eksi 3 oldu. Burayı yaptık. Çok güzel bir şekilde bir sıkıntı yok. Geldim buraya. Burayı da döndürürsen arkadaşım ne oldu? Burası da 7 olmuş oldu. İşte bu. Hemen burayı da bitirmiş olduk. Bu arada ben ne diyorum ya? Ne ikisi? Burada arkadaşlar kosa 0 dedik bu gitti. Burası eksi 5 oldu. Ben de diyorum ki Allah Allah böyle çıkmaması lazımdı. Burası da gitti. O zaman burası da çünkü sıfır olduğu için burası da 2 oldu. Yani 2 saattir yayın yaptık. Bizi maruz görürsünüz artık. Mazur muydu? Maruz muydu? Neyse onu bile karıştırdım. O zaman cevabım ne olacak benim? Eksi beşi 2 olacak. İlla böyle mi yapmak zorundasın? Hayır böyle yapmak zorunda değilsin. Hemen gösterelim. Bak ne var senin elinde? Bir tane 2'ye 5 noktan var. 2'ye 5 noktası şöyle bir yerde arkadaşım. Buraya geldik bunu yaptık. Şimdi bunun böyle olduğunu görüyorsun. O zaman burası biraz daha böyle yüksekliyse burası biraz daha dar gelip böyle 90 olacak. 90 sabah burası, burası 90, tık 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 burası 90. O zaman sen neyi biliyorsun? Burası 2, burası 5. Biraz önce söyledik dönme geometrisi olduğu için bu döndürdüğümüz için o zaman burası da buraya eşit olduğundan dolayı hemen buraya tek çizgi, çift çizgi dersen burası çift çizgi, burası tek çizgi olur. Böyle oldu mu? Ne olacak arkadaşlar? Hemen çiftin karşısı 2 ise çiftin karşısı 2. Tekin karşısı 5 ise tekin karşısı 5 olacak. O zaman hemen döndüğüm noktada ne oldu? X'im eksi 5'e geldi. Y dediğim şey de 2'ye gelmiş oldu. O zaman 90 derece döndürmek ne demekmiş arkadaşlar? 90 derece orijin etrafında döndürürsen ne yapıyorsun? X ile Y'nin yerini değiştiriyorsun. Ama burada ilk, de ilk değerin eksilisini alıp... Çünkü 90 döndürüyorsun ya Y'lerde bir sonraki yere geçiyor. O zaman ne oluyor? daha doğrusu e, kosinüs artı eksi artı daha doğrusu şöyle artı eksi eksi artı olduğu için hemen 90 döndürürsen kosinüsün hemen ne yapıyor ismi değişiyor. Neye göre değişiyor arkadaşlar? Burada önemli olan şey şu. Sinüsle kosinüsün isimleri değişiyor. Bir kere y'yi eksili yapıp hemen oradan da x ile y'yi yer değiştireceksin. Önemli olan y'yi eksili yapıp x ile y'nin yerini değiştirmek dedik. Pratik bilgi de buydu. Dönme noktası değişmez. Diğer bütün noktalar bu doğru üzerindeki bütün noktalar değişir dedik. 90 döndürmeyi sorarlar daha çok. 270'i belki 270'i sorsalardı zaten ne yapacaksın? Tersten 90 olduğunu yine geçiş 90 olduğunu unutma. Şimdi geldik dönme simetrisine. Arkadaşlar yansıma simetrisi de var. Dönme simetrisi de var. Dönme dönüşümünü anladık. Bakın dönme simetrisi ne peki? Bir şekil merkezden 360'tan küçük bir dönme açıyla döndürüldüğünde kendisiyle üst üste geliyorsa yani bir şekli döndürüyorsun bir bakıyorsun ki aa şekilde hiçbir değişiklik yok. ...çakışıyorsa yani dönme simetrisi denir. Dönme simetrisine sahiptir de denir. Niye? Ne yapıyorsun? Döndürdüğüm bir açı... ...beni yine aynı şekle getiriyor. O zaman bu şeklin kendisiyle çakışmasını sağlayan... ...en küçük dönme açısına da... ...en küçük dönme simetri açısı denir. Arkadaşlar en küçük dönme simetri açılarını bulalım bakalım nasıl bulacağız? Şimdi bakın nasıl buluyoruz biliyor musunuz? Burada bunların ağırlık merkezlerine bakıyorsun... ...ve burada arkadaşlar ağırlık merkezinden... ...köşelere doğru baktığında şuradaki eşkenar üçgen olduğu için buralar 30 30 olduğu için o zaman sen ne yapıyorsun? Şuradaki 120'ye bakıyorsun arkadaşım. Bak ben bu şekli alıp 120 derece döndürürsem döndürdüğümde yine aynı şekil oluşur. Hiçbir şey fark etmez arkadaşlar. Hiçbir şey fark etmez ama dönme noktası neresi bu arada? Merkezi. Bak bu doğruyu sen alıp 120 derece döndürürsen bu doğru buraya, bu doğru buraya, bu doğru da buraya gelecek. Neden? Çünkü bu dönme simetrisine uygun bir şekil ne yapıyor? 120 derecede dönüyor. Aynı şeyi burada yaparsak arkadaşlar ne olacak? Aynı şeyi burada yaparsam bakın yine merkeze göre bakıyorum. Yine benim şuradaki ağırlık merkezine giden yerle bir sonraki yerimiz kare olduğu için 90'dır. 90sa bakın ben burada bir 90 derece döndürdüm mü? Bu doğru buraya, bu buraya, buraya geldiği için Kenarlar da otomatikman buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya gelmiş olacak. Buradaki nerede olacak? Buradaki de dönecek, buraya gelecek. Nerede döndürüyoruz bu arada? Yine merkezinde döndürüyoruz. Şekil merkezinden, bak unutma, şekil merkezinden. Dönme simetrisi. Peki burada ne olacak? Buraya bakarsan da tabii ki de bu da düzgün altıgen olduğu için düzgün altıgen nedir arkadaşım? 60 derecedir. 60 derecede bildiğin için. Biliyorsunuz ki çokgenleri ta neredeyse ikinci ilk dönemin ortasına atmıştık. Buradan da döndük. Ne yaptık? Yine öyle. O zaman eşkenar üçgende 120, karede 90, düzgün altıgende 60. Aa, bir dakika. Bu ne? 360/3. bölü 3. Bu ne? 360/4. bölü 4. Bu ne? 360/ bölü 6 dedik. Peki bu nedir? Aslında bunlar dış açılar diyebilirim ama dış açılar demeyeceğim. Niye? Bu dörtgense n'e bölüyorsun? Ne yapıyorsun? 360/n bölü N yapıyorsun. Senin dönme açını veriyor dedim ve dönme simetrisine geçmiş oldum. Şimdi geldim ÖSYM tarzında güzel bir soruya. Basit ama sınavda şaşırıp yapamayabilirsin. Yukarıda aynı merkezi yani O merkezine sahip eşkenar üçgen, kare, düzgün altıgen veriliyor. Biraz önce var mı dilimde vardı. Düzgün eşkenar üçgen nedir arkadaşlar? Düzgün eşkenar üçgen diyorum. Pardon. Düzgün üçgen nedir? Eşkenar üçgendir. Çünkü bütün kenarlar birbirine eşit. Düzgün dörtgen nedir? Düzgün dörtgen karedir arkadaşlar. Düzgün altıgen nedir? O da biliyorsunuz ki düzgün altıgendir. Bizim bildiğimiz altıgen. Peki şöyle düşünürsek. Düzgün üç, eşkenar üçgen. Yani daha doğrusu düzgün eşkenar üçgen demeyeceğim tabii ki de. Eşkenar üçgen nedir? 120 derecedir. Peki kare nedir? 90 derecedir. Peki altıgen 60 derecedir. Ne yapar? Bu şekil diyor ki bana birbirinden bağımsız olarak o etrafında dönüyorlar. ...döndü döndü mesela kare dönüyor bu böyle... ...hatta böyle Instagram'da falan vardır ya böyle... ...şekiller döner döner başın dönersin. ...bunlar da kendi içine dönüyor dönüyor dönüyor... ...bana diyor ki en az kaç derece sonra... ...yine aynı şekil bu şekil böyle çıkar diyor ortaya... ...bakın arkadaşlar... ...bu 120 döndüğünde... ...bu 90 döndüğünde... ...bu da 60 döndüğünde aynı şekle geliyor... ...o zaman ben bunları... ...ortak katlara getirmem lazım... ...aa bir dakika... ...ben bunları ortak katlara getirmem lazım... ...en azını istiyor en küçük bir ortak kata getirmem gerekiyor mu? E gerekiyor. O zaman patlat bakalım bir ekok. Ekok patlatırsam hemen bunları bir 60'a bölelim. 60'a bölersem 2 ne 60 ya 30'a bölelim. 4 3 2 oldu. Tabii ki 4 3 2 nedir? 12'de bileşirler. 12'de bileşikler için 30'a bölmüştüm. O zaman 30'a da çarpalım. En küçüklerinin katlarını buldum. Onlar da zaten aynılarıdır. O zaman 360 derecede olacak. Çok güzel bir soru. Aslında bakın bu soruyu geometride sormaları gerekir. Ama gidip de bize ÖSYM'nin herhangi bir yerinde sorsa kimse diyemez ki ya bu geometri sorusu diyemez. Neden? Çünkü burada bir ekok var. Tabii ki de geometrinin içinde ekok çokça kullanılıyor. Bunu unutmayalım dedik. Ne yaptık? Bu 120'de bir geliyordu eşkenar üçgen. Bu 90'da bir, bu da 60'da bir geliyordu. Tabii ki de bunlar aynı şekle ulaşmak için tabii ki de 120'de kendi moduna dönüyor. 90'da kendi moduna dönüyor. 60'da herkes kendi moduna aynı derecede dönmesi için tabii ki ekoklarını aldım. Geldim ikinci kısma pardon üçüncü kısma ötelemeyi yaptım. Dönmeyi yaptım. Şimdi yansıma dönüşümündeyim arkadaşım. Yansıma dönüşümüne bakıyorum ve bundan sonra da hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bir şeklin ya da noktanın bir doğruya göre simetrisine yansıma denir. Yani aynasına denir. Bir şeklin yansıması eştir. Bakın yani aynaya baktığında ne görüyorsun? Aynı şeyleri görüyorsun. Aynaya bakıyorsun. Sen 5 metre ilerideysen aynadaki görüntün de o zaman aynaya 5 metre ileride gibi gözükecektir. Bakın burada da yine referans noktası alıyorsun. Mesela bunun ucu bunun ucuna referans noktasıdır. Nedir? Eşit uzaklıktadır. Bu nokta bu noktaya eşit uzaklıktadır. Bu nokta bu noktaya eşit uzaklıktadır. Bakın şu arası şu araya eşittir. Unutmayın sakın. O zaman referans noktaları alarak pat 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 koyacaksın yine bana ayna görüntüsü verecek arkadaşım. Geldim buraya bir şekilde yansıması eşittir dedim. Şeklin doğruya olan uzaklığıyla yansımanın doğruya uzaklığı birbirine eşittir. Bunlar ayna görevi görüyor demiştik. Zaten basit bir şeydi. Burak ABC üçgeninin AB kenarının D ile BC bak şimdi bunu bir anlamamız için burada pratik bir soru geldi karşımıza. Hemen yapalım. Burak ABC üçgeni çiziyormuş. Tamam arkadaşım çizdim. ABC üçgeninde şurası A olsun, şurası B olsun, şurası C olsun. ABC üçgeninin AB AB kenarının BC üzerinde bakın BC üzerinde bir D noktası alıyor ve de AD boyunca yansımasını alınca bakın kimin AB'nin yansımasını alacak? Bakın şurada bir nokta var. Burası D olsun. Ne yapıyor şimdi? AB doğru parçasının D'ye göre yansımasını alacağım. Bakın yansıması nedir arkadaşım? Sen burada ...buraya geldiğin dik uzaklığın... ...buraya gelmesidir. Buradakinin... ...dik bir şekilde buna gelip... ...buraya gelmesidir. Bunun buraya gelmesidir. Ne yapıyorsun? Dik bir şekilde gelmesidir. Ne diyor bakın bana? AD boyunca yansımasını alınca... ...B noktası B nok b üstü noktasına geldi. Bakın B noktası... ...B üstü noktasına geldi. Bu arada soruyu sanki ben daha önceden biliyormuşum gibi... ...hızlıca yaptım burayı. Evet tabii ki de biliyorum. O zaman ne oldu? B üssü de AC üzerinde bir noktaymış. Bu arada soruyu bir daha başa alayım. Şöyle yapalım. Bir tane D noktası var. AD boyunca bu AB'yi AD boyunca simetrisini alınca B noktasının simetrisi B üssü oluyormuş ve B, B üstü de neredeymiş? AC üzerindeymiş. Arkadaşım bak bir şeyin sen simetrisini alırsan bir doğruya göre ve bu doğruya göre sen simetriyi 90 dereceyle alırsın. Mesela ayna eğik diyelim sen buradasın. Senin görüntün yine 90'a göre eşit uzaklıktır. O zaman buralar birbirine eşit uzaklık mı oldu? Evet. Hem de 90 mı oldu? Evet. O zaman arkadaşım sen bunu çok iyi biliyorsun. Bir taban varsa 90 varsa ikiye bölüyorsa biz bunu 105.648 kere söyledik. Nedir bu? Açı ortay ve ikiz kenar üçgendir. O zaman burası ikiz kenar ve burası da açı ortaydır dedik. O zaman bana diyor ki AD doğru parçası bu üçgenin nedir arkadaşım? Açı ortayıdır açı ortayıdır dedim. Adam ne yaptı? Böyle pratik bir soru sordu. Neyi bilmem gerekiyor? Bizim bir noktanın bir doğruya göre simetriyi yani yansıması o zaman ne olur o da arkadaşım? Tabii ki de buraya gelir. Benim sana burada söyleyeceğim şey. Bakın o zaman bu doğrunun simetrisi ne olacak? Burası olacak. Hocam katlama yok mu? Bak katlamayla aynı şekilde düşünebilirsin. Yalnız katlama şöyle oluyor genelde. Bakın A'dan tutup katlıyor ya. O zaman katlayınca şöyle bir şey oluyor. Burası buraya katlanıyor. Bakın katlama şu BD ise burası da D'ye BD üst B üssü D üssü oluyor. İşte katlama böyle olur. Katlamanın da zaten mantığı aynıydı. Zaten yeni nesil sorularda böyle. İşte yansıma ile katlama aynı mantıkta. Bunların ikisinde iyi bilmen gerekir dedim. Geçtim. Eda ile Ece bir aynanın karşısında fotoğraf çektirecekler. Eda'nın bu aynaya olan uzaklığı 2 metre. Bakın bir Eda var. Eda'nın aynaya uzaklığı. Eda şurada. Aynaya uzaklığı neymiş? 2 metreymiş. Tamam burada 2 metre. Eda ile Ece arasındaki mesafe de neymiş arkadaşım? 1 metreymiş. Bir dakika ya bir dakika. Ece bu arada Eda'ya E dedik. Ece'ye de E nokta diyelim. Bakın E nokta dersem Ece'ye. Ya da E nokta demeyelim ya. Şimdi karışacaklar çünkü karşıda da simetri alacağız. ...burası Eda olsun... E, Ede, ...Eda ile Ece arasındaki mesafe bir metre ise... ...o zaman bak burada olabilir... ...burası iki metreydi... ...bura birebir olabilir... ...Ece bir de burada olabilir arkadaşlar... ...burası da bir metre... ...bu arada... ...Ece'nin görüntüsü... ...bir metre... ...yarı çapındaki... ...bu doğrunun her tarafında olabilir... ...bakın her tarafında olabilir... ...bir sıkıntı yok... ...her yerde olabilir... ...Ece burada da olabilir... Burada da olabilir. hiçbir işte. Hiç fark etmez. Bir metre uzakta mı olabilir. Şimdi ama bize genelde simetri soracakları için şimdi ben bir kere şu Eda'yı referans alarak yapayım. Eda bir kere Eda üssü burada. Peki Ece üssü nerede? Ece üssü de onu da maviyle gösterdiğim için artık anladık. Ya burada ya da burada. İkisi de olur. O zaman burası da bir, burası da bir, burası da bir olacak. Çünkü aynaya göre Ece buradaysa bir bir, Burası da Eda zaten 2 metre ötedeydi. Ece diğer taraftaysa yine 3'teydi. 3'e olacak. Şimdi bana bakalım soruda ne diyor? Eda'nın aynadaki görüntüsü görüntüsü burası. Bak o kesin. Ece'ye olan uzaklığı bakın görüntüsünün Ece'ye olan uzaklığı 3 birim olabilir diyor. Bak. Eda'nın aynadaki görüntüsü Ece'ye olan uzaklığı 3 birim olabilir. Olabilir mi? Tabii ki de olur. Neden? Bak şimdi Eda'nın Aynadaki görüntüsünün Ece'ye uzaklığı. Ece burada dedi de buradaydı. İkisinden birindeydi. Bakın aynadaki görüntüsü demiyor. Ece'ye diyor. O zaman uzaklığı ne olacak arkadaşım? Ya 3'tür ya da 5'tir. Bakın ya 3'tür çünkü Ece buradaydı ya da buradaydı. 3 olabilir mi? Olabilir. Bak olabilir dediği için sıkıntı yok. Geldim buraya. Ece'nin aynadaki görüntüsü ya bu ya bu ikisinden biri. Eda'ya olan uzaklığı 5 metredir. Bak burası 3 metre. Bundan yana sıkıntı yok. Buraya bakıyorum. Burası 5 metre. Oba. İşte bu. 3'e 5 süper. Eda ile Ece'nin aynadaki görüntüleri arasındaki mesafe 2 olabilir. Eda ile Ece'nin aynadaki görüntüleri. Bak ikisinin de görüntüsünden bahsediyor. Ya arkadaşım bunlar aynanın bu tarafında bir metre ise nasıl karşı tarafında 2 metre uzaklıkta olacaklar? Tabii ki de aynanın arka tarafında da bir uzaklıkta olacaklar. Dedik saçmalama dedik. Bunu da yapmış oldum. Şimdi Öteleme yaptık. Dönme yaptık. Dönme simetrisi yaptık. Yansıma, yansıma simetrisi yapacağız şimdi arkadaşlar. Yansıma simetrisi de yine bizim e, ÖSYM'nin sevdiği tarzda olaylardan biri. Niye? Çünkü bir doğru ile bir şekil simetrik iki parçaya ayrılabiliyorsa bu doğruya şeklin yansıma simetri ekseni denir. Bakın biz bunu belki de şeyden hatırlarsınız parabolden. Şöyle bir simetri ekseni vardı. Sanki ona benziyor. İki eş parçaya ayırmış gibi. Burada da aynısı var arkadaşım. Bak ikiz kenar üçgende böyle bir şey olabilir mi? çok iyi bir şekilde olabilir. Niye? Çünkü buradan bir kesersen sağı solu birbirine eşittir. Bakın dikdörtgende olur mu bu? Dikdörtgeni dikeylemesine pasta gibi kesersen sağa solu birbirine eşit olur. Yataylamasına kesersen sağa solu birbirine eşit olur. Ama dikkat et bu dikdörtgen olduğu için köşegen olarak kesersen olmaz. Neden? Çünkü bakın bu keşe, köşegen olarak kesilmez. Görüyor musunuz? Patladı. Olmuyor yani. Köşegenden köşene gene olmuyor. Dikdörtgen köşegenden köşene olmaz. Dedik geçtik. Özel dikdörtgen kare hariç. Geldim buraya. Eşkenar dörtgen olur mu? Eşkenar üçgen olur mu? Özür dilerim. Eşkenar üçgen de olur. Bakın buradan katlarsan olur. Çünkü niye? Burası buraya eşitti. Burası buraya eşitti. Tam bir katlama sorusu gibi. Peki buradan olur mu? Buradan da olur. Buradan olur mu? Buradan da olur. Hepsinden olur. Niye? Çünkü bu eşkenar üçgen. Bu da olur. Geldik beşgeni. Beşgen de olur arkadaşım. Neden? Bak beşgende de aynı muhabbet var mıydı? Tam bunu kesiyorsun böyle. Sanki böyle bir değişik bir biyolojik hayvan gibi oldu bu. Ne oldu? Böyle bir virüs gibi oldu. Ne yaptı? Sağ solu eşit. Çünkü niye burası dik geliyorsa? Tam bu noktadan geçerdi. Sağa sol ayrılırdı. O zaman şuradan geçen olur mu? Olur. Peki buradan geçen olur mu? Olur. Bakın bunların hepsi de aynı noktadan geçiyor. Az biraz yanlış çizdim bak kaydı. Bir de buradan olur mu? Olur arkadaşım. Unutma o zaman düzgün çokgenlerin Yansıma simetri eksenleri sayısı kenar sayısı kadardır dedik. Ama kimin düzgün çokgenin? Şimdi gidip de bana demek ki hocam dikdörtgende iki tane çıktı değil. Dikdörtgen değil özel düzgün çokgen diyorum. Düzgün çokgen, düzgün dörtgen kimdi? Düzgün dörtgen kareydi. Karenin de dört tane vardır. Bakın üçgeninki üç tane. Beşgeninki beş tane. Kareninki dört tane. Dedik üç, dört, beş oldu geçtim. Geldim şimdi soruma. Ne diyor bana? yanda verilen ABC üçgeninin y eksenine göre yansıması. ABC üçgenin y eksen y eksenine göre yansımasını yapalım. Arkadaşlar bunun buraya uzaklığı 2 birimse tık 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 hemen bu adamda 2 birim öteye kayacak. Bunun uzaklığı 4 birimse bu da buraya gelecek. Bu adamın uzaklığı da 2 birimdi. Buraya gelecek. O zaman bu şeklin şemali yansıması budur dostlar. Burası da nedir? Bakın burası C üssüdür. Burası B üssüdür. Burası da A üssüdür dediğim. Şimdi bakın yansımayı yaptım. Bakın yansıma konusundaydık. Öteleme dönme yansımaya dayalı şu an. Yansımaya geldik. Y eksenine göre simetrisi alınıyor. Aldık arkadaşlar. A, üssü, üstü, B, B üstü, C, C üstü simetrik nokta çiftleri olmak üzere. Tamam yaptık. Elde ediliyor. Bakın sorunun burası boş. Sadece Y'ye göre simetri al dedi. Sanki soru çok kalabalık, zor gibi gözüküyordu. Aslında bir şey yokmuş. Geldim buraya. Elde edilen bunu üçgende A üssü etrafında bakın A üssü etrafında şekil 90 elde edilen bu üçgen A noktası A üssü noktası etrafında döndürülüyor. Döndürülünce de B'nin dönmüş hali B üssü oluyormuş. Bak. Şimdi bu şekli döndüreceğim. Şekli döndüreceğim ama bana B'nin B, B üssüne geldiği noktayı söylüyor. Nerede döndürüyorum? O zaman tek bir nokta sabitti. Hatırlıyor musun? Dönmelerde tek bir nokta sabitti. O da ne oluyormuş? buraya gelip burayı 90 yapıyormuş arkadaşım. Bak B üssü geldi buraya. Burayı B 2 üssü yaptı. Süper bir şekilde burayı yaptım. Şimdi burayı yaparsam ne fark ettim arkadaşım? Süper bir şey fark ettim. Burası 90. O zaman biz zaten neredeydik? Dik koordinat düzenindeydik değil mi? Bak 90 neydi? Neydi işte? Ben her zaman sana söylüyorum. Geçiş 90 idi bu geçiş. O zaman geçiş 90 ise, 90 ise hemen şuradan patlatalım. Bakın şimdi şurası tek çizgi. Burası çift çizgi. Burası Çift çizgi burası tek çizgiydi. Peki arkadaşım o zaman şu uzaklık 2 miydi? Evet. Çünkü eksi 2'den 2'ydi. Peki bu uzaklık 3 üç müydü? 3'tü. O zaman benim döndürmede uzaklıkların birbirine eşit miydi? Eşitti. O zaman dönmede ben şunu anlamıştım zaten en başta. Bunlar birbirine eşti. Eşse arkadaşım. O zaman bak eşse. Bu tekin karşısı 2 Tekin karşısı 2 olacak. Çiftin karşısı 3'tü. Çiftin karşısı 3 olacak. O zaman sen... Şu noktayı biliyor musun arkadaşım? Evet 2. Bu noktayı biliyor musun arkadaşım? Evet 4. O zaman bu noktayı biliyor musun sen? Yüksekliğin, yüksekliğin bak burası 3'tü zaten. Bakın burası da 3'tü. 3 3 2. O zaman senin D noktanın geldiği yükseklik bak yükseklik diyorum Y'ler 8'miş. Peki X'lere bakarsam X'im de ne oldu arkadaşım? X'im nereye gitti? Bak çok dikkat. Hocam x de 4'e gitti deme sakın. Bak sakın. O zaman burası ne olacak arkadaşım? Şu uzaklığım 2 idi. Bu uzaklığım da 3 oldu. O zaman burası ne oldu? 5 olmuş oldu. Ve bu güzel sorumu da süper bir şekilde bitirdim. Yansıma var mı? Var. Dönme var mı? Var. ÖSYM tarzı mı? Aynı ÖSYM tarzı bir soru. Süper bir soru. Geldim noktanın simetrine. Noktanın simetrini uzatmayacağım. Çünkü orta nokta mevzusunu anlattım sana. Zıplama olayını anlattım sana. O yüzden hiçbir şey anlatmıyorum. Noktanın simetriği çok kolay. Bir noktanın bir noktaya göre simetriğini alıyorsun. Bak simetri merkezi diyorum buna. Eksi 2 3'e gitti. Kaç gitti? 5 gitti arkadaşım. Eksi 2 3'e 5 giderse o zaman 3'te 5 öteye gidecek 8. Bu noktanın bu noktaya göre simetrisi 8. 5'ten 4 öteye gittim. Geri gittim. O zaman 1'den de 4 geri gidersem eksi 3'tür. Bak 3'ten 5 geri gittim. O zaman 5 geri gidersem eksi 7 oldum. 6'dan 5 geri gittim. 5 geri gidersem x 4 oldum. Olayı görüyor musun? Tersten düşün. Hangi noktanın simetrisini altında bu noktaya gelir? Tersten düşün. 3'ten 1'e gitmişim. 4 gitmişim. O zaman burası 5'tir. 4'ten 0'a ne yaptım arkadaşım? 4 geri gittim. O zaman burası x 4'tür. ve bitti. Yani bak buradan buraya atlıyorsun. Buradan buraya atlıyorsun. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Ya da buradan buraya atladım. Tam orta noktayı soruyor bana? Evet simetri merkezi. Niye hocam bu kadar umursuzca hızlıca anlatıyorsun? Biliyorsun sen. Bence bilmiş olman lazım. Orta noktada anlattık ya. Mesela bak şunu söyleyeyim ben sana. Eksi 3'e 1. Burası eksi 7'ye eksi 5. O zaman sen bir şey fark et işte bak. Burası tam orta noktası. Eksi 3 eksi 7 eksi 5 ya da eksi 3'ten eksi 7'ye 4 gidiş var. 4 gidiş 2'ye bölünecek 2 gidiş. Nereye gidiyorum? Daha da eksilere. Eksi 3'ten eksi 5'e. 1'den eksi 5'e. Eksi 6 gidiş var. Ya da 6 gidiş var. 2'ye böldün. 3 gidiş olacak. Buradan buraya geldin. O zaman eksi 2 oldu. Birden eksilere gidiyorsun çünkü. Bak bu kadar işte. Olay bu. Eksi beşe, eksi 2 yaptım. İşte bu da simetri ekseniydi. Neydi bu? Noktanın noktaya göre simetrisiydi. Süper bir şekilde yaptık. Bakın bunları koymak istiyorsan koy bak. Bu nokta uzunluğu eşit. Doğru üzerinde gör işte bak. Bunlar da eşit. Bu nokta neymiş? 3'e 1. Bu nokta neymiş? O zaman benim buradan buraya x'lerde geldiğim 5 5 mesafesi buraya da aynı şekilde 5 gideceğim yani. Olay bu. İnşallah basit bir hata yapmamışımdır ki gördüğüm kadarıyla yapmadım gibi gözüküyor. Geldik buraya. X eksenine göre simetri, Y eksenine göre simetri var. Arkadaşlar X eksenine göre simetri alacaksan hemen yine sen ne yapıyorsun? Buraya göre ayna vazifesi gösteriyorsun. Ayna gösterirsen ne olacak? 5'teysen eksi 5'e gideceksin. Y yine aynı yerde olacak. O zaman senin P üstün ne oldu arkadaşım? P üssün bak ne yaptı? X'lerin eksilere dönerken Y'lerin aynı kaldı mı? Kaldı. Ha! O zaman o halde X eksenine göre simetri alırken ordinatın yani Y'nin işareti ve kendisi değişmez. Yani Y'nin işaretini boşver, kendisi de değişmez. Ne yapar o zaman? X'in işareti değişir ve burası X oldu. Geldim bu tarafa. Y ekseni Pardon ya ne yaptık biz? Pardon özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Biz x eksene göre simetri tarafındaymışız. x eksenine göre simetri alırsam patır 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 patır. O zaman nereye gittim ben? Bakın nereye gittim? Gördük mü? X'imde bir değişiklik yok. P üstü ne oldu? Burayı bir silelim. Şurayı bir silelim. P üstünde bir değişiklik yok arkadaşım. Ne oldu? P üstünde X'de bir değişiklik yok. Y'ler eksi oldu. Ben biraz önce yanlış okudum hatta. O halde X eksenine göre simetri alırken ordinatın yani y'nin işareti değişir. İşareti değişir. Sadece işaret değiştiriyorsun. Bak x'e göre simetri y'nin işaretini değiştiriyor. O zaman çat. Pratiği anladık. O zaman demek ki y'ye göre simetri alırsam ki biraz önce aldığım için hızlıca geçebilirim. Burası eksi 5. O zaman bu p 2 üssü noktam ne oldu? Bakın x'im eksi 5. y 3 oldu. y eksene göre simetri alırsan apsisin işareti değişir. Çok özür diliyorum biraz önce için. Artık zaten o kadar hiç durmadan kesintisiz bu kadar saat konuşursak olacağı o ufak tefek hatalar geliyor. İşareti de koyduk ama önemli olan hata yapmak değil. Hatalarından ders çıkartıp deneyimlenmek arkadaşım. Çünkü bu hayatta yere düştükten sonra kalkmak önemli. Kalkamazsan o zaman kaybetmişsindir. Geçtim arkadaşım. Hayat dersini de verdik. Ne yaptık? Sosyal mesajı da verdik. Geçtik. O zaman X'e göre simetri Y'nin işareti değişecek. Y'ye göre simetri X'in işareti değişecek. Dedik bitti. Orijine göre simetri ne demek? Orijine göre simetri bir y'ye bir de x'e göre simetri almak mı? Evet. X'e ve y'ye göre sürekli almaksa o zaman orijine göre simetri de hem apsisin hem de ordinatın işareti değişecek. Ne yapacaksın? Bu noktaya geleceksin. Ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşım bu nokta buraya gelmeyecek mi? Bak simetri alıyorum. Kime göre? Sıfıra sıfıra göre. E beşten sıfıra sıfırdan eksi beşe. <laughs> Bak iki nokta arası uzaklık şey yaptım mı? E, ee, iki, noktanın noktaya simetri yaptım mı? Yaptım. O zaman aklın karışmasın. Niye? Bak beşten sıfıra sıfırdan eksi beşe. Üçten sıfıra 0'dan sıfır, sıfırdan eksi üçe olacak. Ne yaptım? Noktanın ne yaptım? Noktanın ikisinin de işaretleri değişmiş. Demek ki orijine göre simetri ikisinde de işaretini değiştiriyor. Y'ye göre simetri x'i değiştiriyor. X'e göre simetri y'yi değiştiriyor. Burada da keyiflendik geçtik. Şimdi geldik önemli hususlardan birine. Y eşittir x eksenine göre simetriye geldim. Artık ne yapacağız? Uzatmıyorum. Y eşittir x eksenine göre simetri ne demek biliyor musun? X ile Y'nin yerini değiştir. Bitti. Nokta net. X eşittir Y'ye göre simetri X ile Y'nin yerini değiştir. Hatırlıyor muyuz? Biz mesela bir tane şöyle bir logaritma grafiği çizersek onun simetrisi neydi? Onun simetrisi üstel fonksiyondu. Neden? Çünkü bu fonksiyon fx'e bu fonksiyon F'in tersiydi. Hatta ne demiştik? F'in tersiyle kendisinde X'ler Y'ler yer değiştirecekti. X yalnız kalana kadar işlem yapacaktık. X'ler Y'leri yer değiştirecektik. İşte ona benziyor. Bak görüyor musun? Matematiğe de vurgu yaptık. Ne yaptık o zaman? Sen X eşittir Y'ye göre simetri alırsan bir fonksiyonu X eşittir Y'ye göre simetri alırsan ters fonksiyonunu bulursun. Ya da X eşittir Y'ye göre simetri alıyorsan X ile Y'nin yerini değiştireceksin sadece. X, Y noktası ise Y, X noktası olacak. Geçtim. Peki, Y eşittir, eksi X'e göre olursa ne olacak? Bak, bu sefer de hem yerleri değişecek, hem de işaretleri değişecek. Dikkat! Y, X, X, Y ise yerleri ve işaretleri değişecek. X, e, X eşittir, Y'ye göre alırsam, yerleri, hem yeri hem de işareti değiştir. Unutma! Zaten burada, fx fonksiyonunun grafiği bak ünlemi koymuştuk. fx'in grafiği y eşittir x'e göre simetriği tersidir. Yani ters fonksiyonu olduğunu da unutmayalım dedik geçtik. Geldik yeni nesil kabaca bir soru. inanın çok kolay. Hatta ve hatta sorun içinde örneğin varsa daha da kolaydır arkadaşım dedim. Ve bu soruyu da yapıp hızlıca devam edelim. Yabancı dil türümü bulunan şekildeki pp isimli uygulama programda koordinat sistemindeki nokta ya da yansımasını almak için Bakın nokta ya da yansımasını almak için simetri biçiminde yani simetri bir tane bir şey var. Bir de burada bir şey var. Biçiminde sekme boş kısmına x, y, y eksi x, y eşittir eksi x yazıp ardından nokta ya da şekil seçilmektedir diyor. Nokta ya da şekil seçilmektedir. Enter tuşu ile program istenilen işlemi yapmaktadır. Bu arada ben de A, 1A sınıfından Samet olarak yarışmaya katıldım arkadaşlar. Okuma çok kötü. Yeni öğrendik okumayı sanki. Bir daha biraz düzgün okuyalım. Enter tuşu ile program istenilen işlemi yapmaktadır. Örneğin simetri y eşittir x'i e, ardından 3, 3 no, virgül eksi 1 nokta seçilirse program ne yapıyor? Eksi 3 yapıyor. Ne yapıyor? Çünkü y eksenine göre simetri alıyor. Bak örneğin diyor ya anlamadın mı oradan? Buradan anla. Tamam ne yaptık bak. Bunu koyduğun anda sen simetrisini alıyorsun. Aaa. Bak ardından bu nokta seçilirse bu oluyor diyor. Demek ki zaten burada da simetri diyordu. Hemen simetrisini alıyor. Erdem bu programdaki boş boş sekmeye y eşittir x şeklinde doldurmuş ve ardından buna basmış. Buna başta b noktasını elde etmiş. Bak şimdi bir a noktası vardı. A noktasına eksi 1'e 2 idi. Hemen ne yapıyorum ben? X eşittir y'ye göre simetri alıyorum. Aldığımda da ne giriyor arkadaşım? Aldığımda da gelen şey şu. Bir b noktası. Peki ne vardı burada? Sadece yer değişme. Başka da hiçbir şey yoktu. X eşittir y'de yer değişiyordu. Sonra görülmüş. Daha sonra da bir de B noktasına da yine aynı şey yapmış. Ne yapmış? B noktasını seçmiş. C'yi bulmuş. Nasıl? Y eşittir. Eksi X yapmış. Peki eksi X yaparsan ne olacaktı? Hem işaret değişecekti. Hem de yerleri değişecekti. Eksi 1 1 oldu. 2 de eksi 2 olmuş oldu. Bunu da yapmış oldu. Bana diyor ki AC uzaklığı kaçtır. Arkadaşım pratiği hatırla. Eksi 1'den 1'e 2 geldim. 2'den eksi 2'ye 4 geldim. Ben sana ne demiştim? A, 2A, A kök 5'i de vurgularlar demiştim. O zaman ne yaptım? A, C arasında 2 kök 5 yapmış oldum. Ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Gördün mü arkadaşım adam nasıl sorar? Böyle kabaca sorar aslında çok kolay. Hatırlıyor musun? Konunun ta en başında ilk sorulardan birinde ÖSYM böyle kabaca bir soru sormuştu. Ama ne kadar kolaydı. İşte böyle bir soruda gelir mi? Gelir. Allah bilir. Geldim buraya. ...bakın bir noktanın... ...bir noktanın bir doğruya göre simetrine bakıyorum... ...ve de bu doğrum hangi doğru? Özel doğrulardan x eşittir a doğrusu... ...ya da y eşittir b doğrusuna göre... ...burada bana formül vermiş. Formülün canı cehenneme. Neyi biliyorum ben? Bak şimdi arkadaşım... ...sen bir tane burada... E, ...simit nokta böyle burası olsun... ...2'ye eksi 3 ise... ...bakın 2'ye eksi 3 ise... ...sen ne yapıyorsun şu an? x eşittir 3'e göre simetri alıyorsun. Şimdi bak... ...x'im 2'deydi... 3 mesafesine göre simetri alırsam hop burası 4 olur. Y'de bir değişiklik var mı? Y'de bir değişiklik yok. Bitti. Bak adam 2 katını alıp ne diyor bana bak? Burada diyor A'nın 2 katını al x'i çıkar. Ya boş ver bu işleri arkadaşım. Boş ver bu işleri. Sen ne yapacaksın hemen? Hemen sen noktanın bak 2'den 3'e, 3'ten 4'e. Y'de bir değişiklik var mı? Y'de bir değişiklik yok. Bu arada tabii ben burada değil bu nokta. Ben göster olsun diye yaptım bunu. Tabii ki bu nokta burada değil. Şurada bir yerde. Ama şeklin üzerinde göstermek için yaptık. Geçtik. Bak. Y bu Burada bakalım aynısını. Burası ne mesela? 5'e eksi 3 diyelim. Bakın yine söylüyorum. Bu nokta burada değil. Ben de biliyorum. Ama ben sana başka bir şey anlatıyorum. Burası ne oldu şimdi? Hangi doğru bu? Y eşittir eksi 1. Bakın eksi 1 de burada değil. Onu da biliyorum. Ama bak adam ne yaptı bana? 3'ten eksi 1'e git diyor. Eksi 1'den de nereye gidersin diyorsun sen? ...artı 1'e gidersin. Bakın artı 1'e gittim. İşte bu. Olay bu. Peki senin x'lerinde bir değişiklik var mı? Yok. Bu nokta ne olacak artık? Artı 1'e burası hala 5 olacak. O zaman senin noktan nedir? 5'e 1'dir arkadaşım. İşte bu. Bitti. Nokta net. Bakın bu taraftan... ...x'e göre... ...buradan buraya geçtiğime göre simetri noktasından da... ...geri gelebilir miyim? Gelirim. Bak birden x eksi 2'ye göre yaptım. 3 birim geri kaydım. Geri kayarsam bir de geri buradan kayacağım. Eksi 5 olacak... Y'de bir değişiklik yok. Bakın pratiklik bu. Formüle gerek var mı? Yok. Ezberin canı cehenneme dedik. Ve bunu da çok güzel bir şekilde yapmış olduk. Geldim arkadaşlar. Noktanın doğruya göre simetri. Ben bunu zaten sana noktanın doğruya uzaklığında anlatmıştım. Süper de bir örnek vermiştim. P'den geçen ve D doğrusuna dik doğrunun denklemi yazılır. Bakın P'den geçen ve D doğrusuna dik denklemi yazılır. Bu iki doğrunun kesişimi bulunur. Bu noktaya göre de simetri alınır. Zaten ben sana bir soru yapmıştım, hatırlıyor musun? Eğim nedir demiştim. Bir de bir de ne demiştim arkadaşım? Eğimini sormuştum. Bir de iki noktanın e, kesiştiği yeri sormuştum. Bu soruda ne yapıyorsun? Eğimi boş versen doğruyu buluyorsun. Kesiştiriyorsun. Noktayı buluyorsun. Simetrisini alıyorsun. Başka şansın yok arkadaşım dedim. Bunu da yapman lazım. Geldim buraya. Artık bununla ilgili bakın başka örnek var mı mesela? Bununla ilgili örneğim zaten yok. Ya var ama başka türlü örnek. Bakın niye yapmıyorum? Çünkü orada yaptım. Ne yapacaksın? Sen noktanın kesiştiği yeri bulacaksın. O örnek yeterli zaten. Bağda vakit kaybetmeye gerek yok. Çünkü yaklaşık 3 saate yaklaştık. O zaman ne oldu? Burası böyle oldu. Bir noktanın eğimi artı ya da eksi ise simetri için ne yapacaksın arkadaşım? Noktanın apsisi doğru denkleminde x yerine yazılarak simetri noktanın ordinatı. Noktanın ordinatı doğru denkleminde y yerine yazılarak ne yapacaksın? Simetrik noktanın ne yapacaksın arkadaşım? Apsisini bulacaksın dedik. Bak ne anladın? Hemen pratikte gösterelim. Bakın bunu çok sormazlar. Zor bir AYT'de belki zor bir soru olarak sorulabilir. Ama sen yine biliyorsun nasıl yapacağını. Daha çok böyle pratik şeyler sorabilirler. Bakın şimdi bu noktayı ne yapacakmışız? Noktasının bir tane nokta var ya o noktanın ne yapıyorsun hemen? Apsisini x yerine yazılarak simetrik noktanın ordinatı bulunur. Bak şimdi arkadaşım ne yapıyorsun? Bu x apsisi buraya yazıyorsun. Atıyorsun karşıya. Ne çıktı? Y eşittir 6 çıktı. İşte bu nokta simetriğinin apsisidir. Geldim buraya. Bu noktayı da yerin yerine yazıyorsun. Yazarsan ne oluyor bak? X artı 2 eşittir 5 oluyor. O zaman burada da Bakın x'i de 3 çıkıyor. Aşırı pratik mükemmel bir olay. Bunu da sakın kaçırma aklında olsun. Bakın bir öncekini sormazlar. Birazcık zor sorarlarsa da aklında zaten. Ama bu da pratik aklında olsun. Bir noktanın doğruya göre uzaklığı. Zaten yapılan formüllerde yine bunu bulursun. Ama bulmana gerek yok. Eğimim artı ya da eksi 1 mi? Bakın burada eksi 1. Hadi karşıya atacaktık ya x'i. Eksi, eksi x'ten dolayı eksi 1. Eksi 1 olduğu için arkadaşım, ne oldu? Kesinlikle ve kesinlikle Burada süper bir şekilde buldum. Neyi buldum? X'i yerine koydum. Y'sini buldum. Y'yi yerine koydum. X'ini buldum. Kimin? Simetriğinin. Geldik doğrunun noktaya göre simetriği arkadaşlar. Bu arada size bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada bir şey daha söyleyeyim size. Şu kısımda, şu kısımda şunu unutmayın. Nerede o ya? Nereye gitti bu? Allah Allah. Nereye gitti ya? Daha yeni elimizdeydi. Heh. Bu kısımda arkadaşlar daha çok size zaten simetri aldırdıklarında siz bir noktanın doğruya göre simetrini buldunuz da bu uzaklığı soruyorlar genelde haberiniz olsun. Bu uzaklık ne olacak? Burayı bulursan burayı bulmayı biliyorsun. Çok kolay. İki katını alıyorsun. Sonra sana mesela diyor ki şuraya göre uzaklık. Şöyle yana göre diyor. Aralarındaki uzaklığı falan soruyor. Sen zaten yine aynı şekilde buraları bilirsin. Yani bu noktanız buraya göre simetri burası. Üç birim yana kaydırılmış hali burası. Sana böyle uzaklıklar falan sorar. Onları da rahatlıkla yaparsın dedim. Ve geldim doğrunun noktaya göre simetrini bulmaya. Hemen son kısım artık bunu da yapıp bitiriyoruz. Doğrunun noktaya göre simetriği çok basit arkadaşlar. Hatta ve hatta bununla ilgili soru bile çözmeye gerek yok. Neden? Çünkü bakın D1 noktasını D1 doğrusunun bir tane nokta var. A1 A1 noktasına göre simetri olan D3'ü şöyle buluruz. Bakın bir nokta var ya burada. Çok iyi izleyin şimdi arkadaşlar. Bir nokta var burada. Doğrunun noktaya göre simetrinde A'dan geçen D1 ve D2 doğrusuna paralel bir tane doğru yazılır ki bu doğru yazmayı çok hızlı yazabilirsin. Nasıldır bu doğru? A, X, B, y, C, 2'dir. Bakın burası C3, burası C1 olduğu için sen C1 yapıyorsun ya şu an. C1'in noktaya göre simetri alacaksın. Bunlar paralel olduğu için sen hemen A, X'i, yazdın. Buradaki C'yi de bu noktayı yerine koyarak bulursun. Buldun mu? Buldun. O zaman bak bu C, bu C2, bu da C3. Yine atlama, zıplama. Bunlar eşit olacak. Mesela burası 3 mü? Burası 5 mi? O zaman burası 7 olur. Burası eksi 1 mi? Bur ya da burası 1 mi? Bak burası 1. Burası 4 mü? Aradaki mesafe 3. Bak bir birisi 4. Birisi 1, birisi 4. Bir, birisi o zaman burası yine 7 olur. Mesela burası eksi 1 olsa, eksi 1'den 4'e 5. 4'ten 5'e 4'ten 5'leri 9. Yani sen ne yapıyorsun? Bir doğru var. Paralelini, bu noktadan geçen paralelini sen çiziyorsun. No doğrunun noktaya göre simetriğini alırken de İkisi birbirine paralel ya C'lerini oranlıyorsun ya da bu ikisinin aritmetik ortalaması sana ortadakini verecek dedik. Burada uzatmayalım. Ne yapacaksın? Hemen patada kütede yapacaksın. Geldim buraya. Bir kere daha söyleyeyim ya içimde kaldı. Bakın bu noktayı kullanarak paralellikten dolayı hemen C'yi buluyorsun. C'yi bulduysan C1'den C2'ye artış, C2'den de aynı şekilde C3'e artışı bu doğruyu buluyorsun. Çok bir iş yok yani. Önemli değil. Geldim geçen haftaki ödülü sorum arkadaşım. Hemen yapıyoruz ve bitiyor. Bir kenarı 4 santim olan kareden bakın bir kenarı 4 santim olan kareden 2 santimlik kare kesip çıkartılıyor arkadaşlar. Kare kesip çıkartılıyor. Buna göre kalan parçanın BC etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde oluşan cismin hacmi kaç santimetredir diyor. Geçen haftaki ödülü soru ya doğrusu geçen hafta değil tabi. Geçen videonuzun ödülü sorusuydu. Hemen bunun nasıl olduğunu söyleyelim ve bitirelim olayı. Bir kenarı 4 santim olan kareden iki çıkartıyoruz. 360 derece döndürürsek ne olurdu arkadaşlar? Bakın 360 derece döndürürseniz şöyle bir şey çıkardı ortaya. Nasıl bir şey çıkardı? Bu arada nereye doğru döndürüyoruz? BC'ye doğru. Buraya doğru döndürürsem o zaman ortaya normal şartlar altında bakın şöyle bir şey çıkacaktı. Yani burası kesik olmasaydı. Burası kesik olmasaydı böyle bir şekil çıkacaktı. Ama şimdi ne oldu arkadaşım? Şimdi bakın sanki sanki şunu şuradan kesmişler. Bakın altını ayrı döndürmüşler. Sanki burada da ayrı bir dönüş yapmışlar gibi. Görüyor musunuz? Sanki burada da ayrı bir dönüş yapmışlar gibi. O zaman bana ne diyor? Bu cismin döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi nedir diye soruyor. O zaman bak şimdi şekil ne oldu o zaman? Bak biraz daha düzgün yapayım sana. Demek ki şekil şöyle bir şey oldu. Altta bir tencere kapağı var üzerinde. Onun da üzerinde başka bir tencere böyle duruyormuş gibi oldu. Ve burada şunu fark ettim. Burası 2, burası 2, burası 2 olduğu için o zaman bu alttaki tencerenin yarı çapı 4 oldu. Çünkü dönme yapıyorum. 4, 4. Burada da 2 kaldığı için o zaman buradaki merkezimde 2 2 olmuş oldu dedim ve buralarda boş boş dönen yerler. O zaman şekil döndüğünde 2 tane tencere gibi oldu. Yine söyleyelim bu alttaki taban taban alanı çarpı yükseklikti. O zaman ben bunun hacmi nedir? 4 pi kareden dolayı 4 pi 4'ün karesi pi çarpı yükseklik nedir? Alttaki alandır. Hemen üstteki alana da bakarsam artı ha, alan diyorum özür dilerim. Hacme bakıyoruz. Hacme bakarsan da tabanın yazdım. 4 pi taban, taban alanı pi kareden dolayı 2'nin karesi pi çarpı yüksekliğim yine 2 olacak. O zaman burası kaç çıktı? 16 32. Burası kaç çıktı? 8 32 8. Ne oldu cevabımız? 40 olmuş oldu ve bu güzel soruyu bitirdim. Tekrardan ödevimizi hatırlatalım arkadaşlar. Analitik geometri fasikülünüzü bence alın ve fasikülünüz yoksa sahip olun. Sahip olduktan sonra ya da elinizde başka fasikül varsa illa da burada şimdi sanki reklam yapıyormuş gibi olmasın. E, ne olacak? İstediğiniz başka başka fasikülleriniz de olur. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu fasikülde ince ayrıntısına kadar ilmik ilmik işlediğimiz için gerçekten çok yarar olacak. Bakın görüyor musunuz? Yine ÖSYM tarzı kocaman kocaman paragraflar, değişik değişik şekiller. O zaman ne oluyor arkadaşım? Sen bunu bitirirsin. Bitirdikten sonra da bir de cila atmak için üstüne hemen geometrik kitabın zaten vardı. Bunu biliyorum. Mesela öbür küsünü daha almamış olabilirsin. Bilmiyor olabilirsin ama bakın buradan da artık kitabın artık zirvede doruklarını yaşayabilirsin. Çünkü nokta analitini bitiriyorsun ve de dönüşümü bitiriyorsun. Tam bir tekrar olur senin için. Süper olur dedim. Ve artık analitik geometri dönüşüm geometrisi bomba bir şekilde bitti. Bütün ince ayrıntısına kadar her şeyi söyledik. Aklımda bir şey kalmadı. Şunu da söyleseydim dediğim. Çünkü her şeyi gerçekten müthiş bir şekilde söyledim. Yine geometrikten ve analitik geometri fasikülümüzden ödevimizi verdik. Ve de arkadaşlar artık sonuna geldik. Sizleri sevdiğimi bir kere daha söylüyorum. Trigonometri dersinde görüşmek üzere diyelim. Ve işte ödülü soru. Bakalım cevaplarda kimler doğru yapacak? Kimler konuyu anlamış? Bir sonraki derste görüşürüz. <laughs>